Efendim iyi akşamlar, hafta başına hoş geldiniz. BBN Türk ekranlarında Ankara stüdyolarımızdan sizlere sesleniyoruz her zaman olduğu gibi. Geçtiğimiz haftada neler oldu, bu haftaki yansımalar neler olabilir, önümüzdeki günlerde bizleri neler bekliyor? Bunları konuşmaya çalışacağız. Çok değerli konuklarımız var. Ankasam Uluslararası İlişkiler Araştırmacısı Sayın Doğacan Başaran bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve Doçent Doktor Hüseyin Şeyhanlıoğlu hocamız, Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi. O da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine yaz aylarında olmamıza rağmen, bayramı yeni atlatmış olmamıza rağmen ciddi bir gündem var. Ciddi bir gündemi aslında takip etmeye de devam ediyoruz. Hüseyin hocam sizle başlayalım. Malumuz Delta varyantı hala konuşuluyor. Gündemde ayrılamayacağımız konulardan bir tanesi. Hoş biz bu akşam ağırlıklı olarak tabii dış politika konuşmak zorunda kalacağız. Çünkü gündem dış politika. Zaten Doğacan Bey de o yüzden bizlerle birlikte bu akşam uzmanlığını konuşturacak. Bizlerle birlikte olacak. Ancak bir Delta varyantı aslında Doğacan Bey sizin konuyla da bağlantılı dış politikayla. Niye? Çünkü yurt dışında da bütün ülkeler bu varyantla mücadele ediyorlar. Hocam ne diyorsunuz? Son gelişmeleri, vaka sayıları arttı yine. İnsanlara maske taktıramıyoruz. Hala bu ilkellik devam ediyor. Ne diyorsunuz? Şimdi Cüneyt, Mart 2019'da 2020'de yani bu Covid-19'un Bismillah Türkiye'de başladığı zaman mı? Evet. Aralık'ta dünyada ilan edildi. Mart'ta da bizde başladı. Evet. İlan edildi. Benim o zaman bitirdiğim bir makale vardı. Halen de kitap olarak var. Yeni Dünya Düzeni ve Covid-19 diye. O süreçte yazmıştım. Ve bunu yazmaya başladım. Tarihte Aralık diyen, 1 Aralık'ta zaten bu pandemi olarak ilan edildi küresel dünya sağlık örgütü tarafından. Ben bu işin son 15 yılına kadar geri gittiğim zaman şunu gördüm. Yeni dünya düzeni kurulması açıkçası bu küçücük, bütün dünyadaki toplasanız 1 gram etmeyen işte virüs üzerinden yapılacak diye bir kanıya varmıştım. O zaman da yazmıştım. Ve şu anda da benim hiçbir iddiam yalanlanamadı. Yani kendi adıma söylüyorum. Bu laboratuvarda üretilen, dünya düzenini şekillendirmeyi hedefleyen küresel güçler, büyük sermaye sahipleri, finans kurumları sahipleri veya başka güçler tarafından bir silah olarak kullanılan bir açıkçası bir aygıttır. Ve bu konuda da Bill Gates çip takmaktan tutun, robot üretmekten tutun, işte ne bileyim değişik noktalara doğru gittiği zaten görülüyor. Şimdi bak hatırlarsanız. Çin'de yüzüstü yere devrilip de boğazdan kan gelen insanlardan şu anda eser yok. Çin zaten bu konuyu konuşmuyor. Evet. Wuhan'daki DSL laboratuvarında evet böyle bir şey üretildi. Hemen hemen kesinleşmiş. Hatta Trump o zaman Çin virüsü falan diyor. Evet, Trump karşı çıktı. Ve Dünya Sağlık Örgütü o zaman Tayvan kendisine başvuruyor. Diyor ki Çin'den böyle böyle iddialar var ve cevap dahi vermiyor. Sonra Hint varyantı, işte İngiliz varyantı, Delta varyantı falan filan. Belli ki evet bir mikroptan öte çok akıllı bir şeymiş gibi. Habire üst versiyon değiştirip aşılarla falan değişik şekillere bürünen küresel bir sermaye yaklaşık 7 trilyon dolar Amerikan Fed'in bastığı konusunda zaten kabul edilen bu konuda Murat Akan sağ olsun çok güzel çalışıyor. Evet. Bizim diğer zaten bizim program çarşamba günü arkadaşı yapıyor bizim kanalda yapıyor. Takdire şayan. Yani gerçekten takip edilmesi gerekecek kadar. O salı günü. Salı akşam. O zaman yarın akşam. Yarın akşam evet. Kusura bakmayın. Bizden sonra olur evet. Murat Akan bir de bir hocamız vardı. Ramazan Hoca. Ramazan Hoca. Hakikaten. Sayın Türk'ten ismi hatırlayamadım. Aynen. Sayın Türk'ten de orada. Üçü gerçekten mükemmel bir şekilde bu konuyu anlatıyorlar. Hatta az önce de Murat'ın da güzel bir iddiası var. Amerikan FDA'sı diyor ki ya PCR testine pardon ya bu çok da doğru bir şey değil. 16 ilacı millete dayadınız ne oldu filan. Neyse varacağım sonuç şu Cüneyt. Biliyorsun benim ilk baştan beri fikrim belli. Yani ben buna karşı temkinliyim. Türkiye keşke bu konuda biraz daha milli, biraz daha bunların tavsiyelerini dinlemeyerek hareket etseydi. Yani ekonomi anlamda biz ciddi sıkıntılara girdik. Benim çok iyi tanıdığım çok üst düzey esnaflar vardı. Mesela eğitim konusunda yani şimdi 2 yıl yıkıldı. Toparlamak nasıl olur bilmiyorum. Evet, çok zor olacak. Mesela ben çok sosyal olacak, bilimciyim. Ben şimdi öğrencilerimden 1,5 yıldır mahrumum. Evet. Ha benim için çok sorun değil. Ben online dersimi yapabiliyorum. Yani internete yapabiliyorum. Hatta benim için daha büyük avantaj. O anda hemen makale veriyorum. Hemen yayını yapıyorum. Hemen Türkiye'nin her yerine ama bir tıpçı yapamıyor bunu. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir mühendis yapamıyor bunu. Bizim için ve İngiltere bunun altyapısında kurmuş ona söyleyeyim. İngiltere'de çok ciddi hazırlık var. Artık sosyal bilimlerde sınıf ortamı falan yok. Marx'ın bir sözü var. Hep aklıma o gelir. Marx der ki 1850'lerden itibaren her şeyin buharlaştığı bir çağa giriyoruz. Yani artık bakıyorsun fabrikalar buharlaşmış. Bakıyorsun para buharlaşmış. Para zaten artık birkaç rakamın ucuna inmiş. Aynen. Öyle altın para, kağıt para da rakamlara inmiş.
Gittikçe derslerde, sınıflarda, hocalarda artık buharlaşıyor. Dolayısıyla sistem değişti. Şimdi desen ki hocam mikrop yok mu? Mikrop var. Önlem alalım mı? Alalım. Ama yani bunun bazı böyle öyle kötü rahatsız edici noktalar var ki biz bu selden kendimizi koruyamıyoruz. Evet. Yani dünyanın hiçbir ülkesi de koruyamıyor. Doğru diyorsun. Yani doğru diyorsun. Şu anda Fransa, Avrupa biliyorsun ayaklanmış. Hı hı. Bütün. Hatta İtalya, Fransa, Hollanda tabii hepsi. Çıldırdı. Yani bu kadar şey olmaz. Şimdi turist Antalya'da Konyaaltı plajına geziyor. Denize giriyor. Bizimki aşı yok diye giremiyor, bakamıyor. Şimdi beni rahatsız ediyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun önlemini, bunun tabiri caizse biraz ehlileştirmesi yapmamız lazım. Mesela geçen yıllarda hatırlarsın 10 yıl önce yok tavuk gribi, yok SARS, yok bilmem ne falan. Tabii tabii onlar vardı. 15 sene önce onlar vardı. Şimdi doğru emin ol geçen Bala'nın bir köyüne gittim. Bak ben Urfalıyım. Urfa'da da öyle. Köylü adam yoğurdu şehirden alıyor. Peynir şehirden, ya yumurta kalmamış. Hepsi değişik alanlara kaydı. O köylünün doğal tavukları falan kalmadı. Peki hocam yani, siz orayı bildiğiniz için soracağım. Evet. Doğu'da niye bu vakalar yükseliyor, çok yükseliyor? Yani hep kırmızı Doğu haritada görüyorsunuz. Yani Urfa'da falan çok da öyle o kadar kırmızı görmüyor. Hatta Urfa başarılı illerden biri. Yani Şırnak falan çok iyiydi biliyorsunuz. Diyarbakır'da evet biraz oranlar yükselmiş. Yani Doğu'daki illerde ama çok ciddi yükselmeler var. Yani niye böyle oluyor? Ya, halbuki daha önceki haritalarda oralar hep maviydi. Tersineydi. Evet. Şimdi bunun bir de 5G bağlantısı var. Onu söyleyeyim. Yani 5G üzerinde insanların bu şekilde hasta ettirilme denemesi var. Yani benim şöyle bir tahminim var. Ne kadar tutar iddiaları da bazı kanalda ispatlayabilirim. Yani bunun mikrodalga gibi dalgalarla insanlara yayıldı. Çünkü ağaçlar da çok etkilenmiş. Yani bak ben bütün Türkiye sürekli gezemiyorum. Ağaçlar etkilenmiş. Ağaçlar da evet. Allah Allah. Ağaçlar da mesela bizim bölgede fıstık ağaçları çok ciddi zararlar gördü. Ne yani, diyorsunuz ya? Tabii, Allah tabii. Allah. Yani bu sadece insanlara yönelik bir diyelim ki işin gönderme olayından ziyade ağaçlarda ciddi manada kuruma var. Gel kilise, Antep, Urfa bak. Fıstık ağaçlarında çok ciddi rekolte düşüşü olacak. Var zaten. Vay be. Benim kendi ağaçlarım var, oradan biliyorum. O açıdan şunu söylemek istiyorum. Cüneyt, bu küresel bir projedir. Hı hı. Ve bu proje evet bir hastalık olarak insanlar üzerinde tat, işte koku, görme, ileride nasıl kalıcı hastalık bırakacak, beyin konusu mesela bazı iddialar var. Daha bilmiyoruz. Ama bunun hazırlığı, altyapısı kuruldu. 2010'da bizzat Bill Gates söylüyor. Yani dünya nüfusu ve bunun şeyi de yapılmış, tatbikatı yapılmış. Hı hı. Yani İspanya'dan İtalya'ya, Brezilya'dan geliyor. İşte bu insanlar etkileniyor. Peki hocam bir şey söyleyeyim. Şimdi siz bunu diyorsunuz da. Şimdi mesela ben tabii tıp doktorlarını dinliyorum. Tıp doktorları da diyor ki işte kardeşim bu anlatılanlar hepsi tevatürdür. Hepsi işte şeydir nedir kurmacadır ya da işte ne derseniz ya da komplo teorisidir. Vallahi tıp doktoruna Canan Karatay diyorum dinliyorum böyle bir şey demiyor. Ha şey ben şimdi 5 tane söyleyebilir yani. Diğer hocalar diyorum da. Canan Hoca'yı dinliyorum. Başka şey tıp doktorlar da var. Mesela diyorlar ki onlar işte illa aşı olun aşı olun. Fakat onlar da bunları söylerken. Hayır, aşı olmanın da var. Yayınlara sadece aşı olun diyenler çıkartılıyor. Ha, şunu da söyleyeceğim. Bunu derken hocalar arada öyle cümleler kuruyorlar ki hani az çok bilimin kenarından geçmiş yani en azından üniversitede belki bir saat oturmuş oturmamış insanlar bile şunu diyor ya hocam bu oldu mu şimdi? Yani bir taraftan bilimden bahsediyoruz. Eyvallah tamam bilim çok önemli. Söyleyecek asla sözümüz olamaz. Muhakkak çok ama önemli. Bilim tabii bilim yani bunu ama şimdi bunu söylerken işte bir süre sonra ya yani bir cümle önce bilimden bahsedip bir cümle sonra da olasılıklardan bahsediyorsanız işte orada ya bilimde olasılık var olabilir. Değişmez muhakkak, diye bir şey hocam, yok. Muhakkak var ama şimdi ama, yani %3'lük bir olasılık, %2'lik, %1,5'luk bir olasılık da hani bilmiyorum yani. Az çok istatistik okuyan herkes kapan var. Aşı olmayıp da olmayan var. Evet. Ben bugün hiç aşı olmadım ve hiç de hastalanmadım. Ama yarın hastalanacağın diye bir garantisi yok. Yok doğru olabilir. Diyorsunuz. Doğru diyorsunuz kesinlikle. Ben tedbirimi alıyorum. Temizliğime dikkat ediyorum. Yeri gelince maskemi takıyorum. Ama inan gezimden bir şey tasarruf etmedim. 7/24 gezerim. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. Eyvallah. Ama şunu eyvallah söylemem lazım. Yani bu bir mikropsa bütün bu insanlık birleşip de bunu çözmek için niye birleşmiyor? Bir sürü sorular var yani. Bunu sorabiliriz. Evet, evet yani. Doğru diyorsunuz. Yani. Peki Doğacan Bey siz uluslararası ilişkilerle sürekli içicesiniz. Evet. Dünyayı takip ediyorsunuz işiniz gereği. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Özellikle hani kalbur üstü diyeceğimiz büyük ülkeler çok ciddi mücadele ediyor bu işle. Şimdi bu yeni dünya düzeni daha doğrusu yeniden bir yeni dünya düzeninin inşa edilmesi noktasından başladı Hüseyin hocamız. Yani sürecin işleyişi buna işaret ediyor gerçekten. Biz bundan
bir yıl öncesinde Skype diye Zoom diye bir şey bilmiyorduk. Bilmiyorduk, doğru yani, hayatımızda yoktu. Evet. Bugün ama konferans... Neler hazırlamıştım. Evet. Tabii her şey hazır, doğru. Yani bugün konferanslarımızın neredeyse tamamını işte webinar adı altında internet üzerinden gerçekleştiriyoruz. Evet. Ben en son bir yıl önce bu stüdyoda Fahrettin Bey'in konuğu olmuştum. Bir yıldır tüm televizyon yayınlarım Skype. Aslında bizi belki de normal bütün şartlarda... verilerine kaydediliyor. Tabii. Dijitalleşme dediğimiz çağa geçiş noktasında aslında belki de normalleşmede normal şartlarda 8 yıl, 10 yıl, 20 yıl alacak bir süreci bir yıl şekilde, yani bir yıl içerisinde öyle ya da böyle biz alıştık, geçtik buna. Evet, geçtik, doğru diyorsun. Yani toplumları bir noktada dönüştürdüler. Bu varyantlar özelinde de şunu görüyorum ben. Yani tıp doktoru değilim, bilmiyorum ama... İlk salgın çıktığında televizyonlarda dinlediğimizde bize hep şunu ifade ediyorlardı. Varyant oldukça salgının yayılma hızı arttıkça ölüm oranının azalması gerekir. Bu hani bütün virüslerde böyle olmuştu deniliyordu. Biz bugün toplumlar ne zaman açılmaya başlasa, işte aşılanmalar artsa, yeni bir varyant adı altında yeni bir korku dalgasıyla toplumların hapsedilmeye çalışıldığını görüyoruz. Evet, doğru diyorsunuz. Dolayısıyla dünya bir noktada evet bir dönüşüme zorlanıyor gibi gözüküyor. Yani evde oturun, dışarı çıkmayın gibi bir şey değil mi? Evet. Bak, bunun kültürel boyutu, ekonomik boyutu, siyasal boyutu, sosyal boyutu, bütün boyutlarla facialar. Bak tabii hocam, bir camiye mi? Git. Ya önceden saf safaydın, şimdi camiye benzemiyor yani. Bütün şeyi bozuyorlar Cüneyt. O açıdan ben şunu söylemek istiyorum. Bir mikrop bu kadar etkili olmamalı ve birileri bu mikrobu sanki akıllıymış ki habire versiyon arttırıyor. Habire hocam, Windows 8, Windows 9, yani Windows. Dünyadaki en büyük firmalardan biri olan Microsoft'un başından bir insan o işi bırakıp da bir aşı derneğinin başına niye gelir? Ve ben, bu soruyu soruyorum. Bak, bu sorunun bence bir cevabı yok. Yanılmıyorsam 130 milyar dolar para ayırmıştı. Yani işte ya artık ben miktarını bilemiyorum ama yani tabii. Siz dünyadaki en büyük bu işle uğraşan firmalardan birinin başındasınız. Başındasınız, bir anda orayı bırakıyorsunuz, diyorsunuz ki tamam kardeşim yeter, haydi ben CEO'luktan ayrılıyorum, bu işin başından ayrılıyorum, başkasına emanet ediyorsunuz. Kendi çocuğunuzu, çocuğunuz gibi olması lazım, siz kurdunuz, büyüttünüz onu. Ondan sonra geçiyorsunuz bir, çok özür diliyorum, kıytırık aşı derneğinin başına, ama ondan sonra bir bakıyorsunuz ki dünyayı saran bir şey çıkıyor. Ki bu arkadaş, bu kişi biliyorsunuz bu olaydan hemen önce Davos'ta da çıkıp bir pandeminin başlayacağına yönelik konuşmuş, bunlar insanlara konuşmuş bilgi zaten vermiş. Zaten yıllardır, ya, bak şu anda yapılmış konferans sayısı en az 10 tane. Yani 2010'dan itibaren 2020'nin işte diyelim ki 1 Ocağı'na kadar en az 20-30 tane konferans yapılmış. Hem de küresel. Bunun bütün sonuçları ayrıntılarıyla tartışılmış. Yani ekonomi şöyle gidecek, eğitim böyle gidecek. Hepsi yazılmış. Ya hocamız çok güzel bahsetti. Biz önceden Skype'den çok da öyle takmazdık. Ya. 40 yılda bir ben mesela uzakta olacağım da bir televizyon olacak da hani sen söyleyeceksin de bağlanacağım. Şimdi böyle değil kardeşim. Evet. Hep mi Zoom? Zoom nereden çıktı ya? Zoom'un hiçbir kıymet harbiyesi yoktu. Evet. Bizim Gaziantep Üniversitesi Zoom'a önce üye oldu. Habire çöküyor. Ders anlatamıyoruz. Habire çöküyor. Eyvallah. En son kendimizinkini ürettik. Bak şimdi bilgiler bizde kalıyor. Biz biraz açıyor. Ama bir üst yapıya gidiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani Cüneyt şunu düşünmek lazım. Burada bak Çin kuşak yol projesini halletti. Ama kuşak yolun bir de internet kuşak yolu var. O daha korkunç. Evet. Çin'in kendi internet ana otobanı var. Yani bu şu noktaya götürüyor. Birileri hani Çin şu anda benim gördüğüm kadarıyla geleceğin küresel gücün geleceği de şu andan itibaren olmuş zaten. Güzel, son 3-4 yılda olmuş. Küresel Amerika'yı güç, falan evet. Sollamış, Avrupa'yı sollamış. Çin artık bir başat güçtür. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ve bu kendi gücüyle olmadı. Kendi sermayesiyle de olmadı. Bu küresel sermaye geldi oraya kondu. Evet. Sonra bu yolu yaptı. 80'den beri Çin'e yılda ortalama 100-200 milyar dolar para aktı. Çin zaten o parayı toplasan Çin'in sermayesi o kadardır. O zaman kim niye Çin'i dünya küresel gücü yaptı? Tarihsel geri gidişine bakıyorsun tam Mao'dan başlıyor. Kültürüne format attı. Çin. Tabii. Acayip bir şey oldu. Evet. Ve işte şeyin bu Deng Xiaoping'in 80'den itibaren iktidara gelmesinden itibaren Çin küreselcilerin karma ekonomi modeline adapte oldu ve Çin değişti. Tabii Şangay'da başkent yaptılar. Başkent. Doğru diyorsun. Her şeyi eyvallah. Değiştirdi. Eyvallah. Dolayısıyla Çin ama bak 18. yüzyılda Amerika Avrupa'ydı 19 Amerika oldu, 20 Çin oldu, 21 bundan sonra Çin. Ama bu sermaye değişmiyor. Eyvallah. Güç değişmiyor. Peki. Yine Rize ve Artvin'e geçmiş olsun diyelim, başsağlıkları dileyelim. Geçmiş olsun diyelim oradaki dostlarımıza, arkadaşlarımıza. Yine çok ağır bir felaket atlatıldı. Allah beterinden saklasın. Ancak maalesef bu tarz olaylar biliyorsunuz artık sıklaşmaya başladı. Ve
Ama ne güzel ki, onu da söylemiş olalım, bu felaketin hemen akabinde devletimiz oradaydı. Bakanlarımızla birlikte üst düzey kim varsa herkes oradaydı. Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere. Oradaki vatandaşlarımızın yaraları acilen sarılmaya çalışılıyor. Devletimiz dört koldan oradalar. Benzer olayların Avrupa'da olduğunu ve fakat Avrupa'da insanların ne yazık ki devletleri tarafından yalnız bırakıldığını da gördük. Hocam ne dersiniz? Ben de oradaydım. Onu söyleyeyim. Sinop'ta, Kastamonu'da o bölgedeydim. Karadeniz'deydim. Hakikaten cennet gibi bir doğası. Öyledir. Ama dik yamaçları, yani o dere işleri, diyelim Ordu'ya falan gittim ben. Ta Rize'ye, Artvin'e hepsine gittim. Yani bir kere şu şehirleşmeyi düzeltmemiz lazım. Bu yayla turizmi diyoruz ama yaylalarda bu kadar da, yani o derelerin üzerinde köprüler, bak 100 yıl önce yapılmış köprü sağlam kalıyor. Dün yapılmış köprü çöküyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bir kere biz şu tabiata meydan okuma huyumuzu bırakacağız. Yani Allah'ın gücünde, yağmurun gücünde hiçbirimiz kendimizi koruyamayız. O toprağın meyli böyleyse hocam, o toprağa sen uyacaksın. Toprağa kendini uyarmayacaksın. Tabii şu var, yani ya dağın şeyi ne? Dere yataklarına vesaire evler yapılmayacak. Ona göre bir şehirleşme olması gerekiyor. Çok doğru diyorsunuz. Şimdi, bu arada şunu da söyleyelim. Her ne kadar çevreci arkadaşlar bize kızsa da oradaki derelerin çok hızlı aktığı için yavaşlatılması gerekiyor. Kesinlikle. Bu yavaşlatmalar da biliyorsunuz barajlarla, bentlerle olur. Başka türlü yavaşlatamazsınız o dereleri. Çok hızlılar çünkü. Çok güçlü. Çünkü yamaç bir anda, yoğun bir şekilde de orada biliyorsunuz yağış korkunç oluyor. Ya metreküp yağan yağmur bir yılda yağan yağmurdan fazla. Fazla. Öyle olduğu zaman da hani çok fazla yapacak bir şey yok. Hani bilim de birçok yerde aynısını söylüyor. Belli yerlerde o dereleri yavaşlatmak zorundayız. Buna çevreciler karşı çıksa da yapılacak bir şey yok ama. Onlar boş. Bak şimdi. Aklın yolu bir. Hı-hı. İlmin yolu da bir. Ben Amerika'da da gittim. Mesela Portland'da rainy deli. 7-24 yağmur yağar bazen. Bizim Hı-hı. Karadeniz aynısı. Ama adam öyle bir güzel yapmış ki. O dere şehrin içine geziyor. Sağını sonu ağaçlandırmış, temizlemiş, ıslah etmiş, duvarını örmüş. İstediği kadar yağsın. Hiçbir sıkıntı yok. Hı-hı. O sadece şehir temizleniyor. Ama bizimkiler ne yapmış? Bir kere mimaride bozukluk var. Şehirleşmede bozukluk var. Derelerin ağzına işte binalar, zaten binanın nasıl kaydığını gördüm. Tabii. Uçuyor resmen tabii, yani. Tabii. Yapacak bir şey yok. Oraya o yapılmaz. Yapacak bir şey yok şimdi orada. Şimdi Karadeniz'in hatta ben bazen düşünüyorum. Yani nüfusu dağlık orana göre yoğundur. Fazladır yani. Yani o nüfus o dağa göre fazla. O coğrafyada çok uyumlu değil. Gelir kaynağı. Ona göre nüfusu seyreltme yapabilirsin. Şehirleşmeyi azaltma yapabilirsin. Yani çok da denizi doldurup bir bakıyorsun yol kaymış denizin içine. Gözümle gördüm. Yani şu anda git görürsün. Sinop'a varmadan sağa sola bak. Yol yok. Dağın içinde. Mesela tüneller çok güzel. Büyük rahatlama sağlamış. Şu anda o büyük, çok büyük bir başarı. Yani tüneller yapılmış. Evet. Çok güzel. Şimdi Artvin'de, Rize'de yaşanan selin aynısı diğerlerinde de yaşanıyor. Yani yoğun birden yağıyor. Korkunç bir yağmur. O oranın tabiat İklimi özelliği öyle. Ama birincisi şehirleşmeye bir kere dikkat edeceğiz. İkincisi derelerin ıslahına çok dikkat. Dediğiniz gibi barajların yapılması lazım. Hı hı. Yani bu ayrı bir şey. Yani ama bence en önemli şey yani orada diyelim ki ana geçim kaynağı nedir? İşte belli zaten çok bir şey yok. Yani tarla yok. Hı hı. Yani hayvancılık. Yamaçları kullanmak zorundalar. Hayvancılık da kullanamıyorsun. Tabii yamaçları kullanmak zorundalar orada. Evet. Ona göre onların şey yapılması lazım. İslah edilmesi lazım. Evet. Çin'de de mesela birçok bölge öyleydi. Böyle adam taraça yapmış. Tıkır 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 böyle. Yani yağan su aradan gidiyor. Ama pirinç tarlaları falan zarar vermiyor. Evet. Ona uygun bir şekilde. Yani şu anda teknoloji buna müsait. Bunu yapmak mümkün. Yapmak lazım. Evet. Tabii yani vefat edenlere Allah rahmet eylesin. Dilemek lazım. Gerçekten Türkiye çok büyük devlet. Mesela ben şunu yakından gördüm. Van'da da deprem oldu. 6 ayda yaralar sağladı. Eksik kusurlar falan olabilir. En azından doğru. Orada, eyvallah ama ciddi. Ama bir 99'u bir düşün. Oo, felaketti. Felaketti. Aylarca binanın altına girilemedi. Tabii hocam. Şimdi Artvin'deki Rize'deki depreme baktım. Bütün Türkiye'den araçlar gitmiş. Her plaka var. 06'da var. Başka yerden de var. Yani bir günde varmış. Bunu bak şunu gerçekten takdir etmek lazım. Ulaşım kanalları Türkiye'de açık. Hı hı. Mükemmel. Yani hele şu tüneller var ya. Yani dağlık olacak. Türkiye'nin %80'i dağlık. Dağlık tabii. Evet. Zor İnanılmaz kilometrelerce tüneller var. Yani hayran olmamak elde değil. Evet. Bak tek kelime söylüyorum. Hele şu Karadeniz'in güzelim coğrafyası, hele bu sıcak mevsimde bir Urfalı olarak gittim gördüm ki 25 derece Sinop. Yani tam bir cennet bu kadar güzel. Evet. Bizim bir arkadaş gelmiş orada görmüş demiş ki ya aynen Urfa gibi demiş işte Karadeniz'in masmavi yeşili. Diğer demiş ya neresi benziyor?
Ya dedim şu yeşillik ve deniz olmasa gerisi olur. O da iyiymiş. O da iyiymiş. Cüneyt, bu kadar güzel bir coğrafya korumamız lazım. Kesinlikle. 1950'lerde kim çay getirdiyse, şu anda kivi ve başka ürünler var. Yani ekonomik kalkınma açısından söylüyorum. Ki Karadeniz insanı inşaatta çok mahirdir. Tabii. Türkiye'nin inşaat sektörü, bina sektörü. Bu yüzden Karadeniz'in elinde. Yani buna bir çözüm bulunabilir. Mesela o dar kıyı şehrinde o yoğun şehirleşme yapmaya gerek yok. Ya şimdi geliyorsun, ben şunu düşünüyorum. Gerekirse yeni şehirler kurulabilir ya. Sivas çok büyük. Misal diyorum. Her taraf Karadeniz doldurma imkanı şey yok. Gereği de yok. Yani oralar doldurulmuş. Artık nüfus yığılacak kadar yığılmış. Ben olsam yeni inşaata izin vermem. Yani imkanım olsa yani o kıyı şeridine o kadar yoğunluğa izin vermemek lazım. Yani nüfus, bina, inşaat artık Karadeniz'in kaldıracağından daha fazla. Bak Artvin'de yapılan son baraj Türkiye'nin dünyanın sayılı. Tabii tabii, en büyük barajı. Barajlardan biri, evet. Mesela Erfelek'e gittik. Erfelek'te baraj yapılmış. İşte 10 tane şelale var. Mükemmel bir şey. Cennet gibi. Evet, orası doğru. Evet. Doğru. Yani bir kere biz tabiata uyacağız. Doğru diyorsun. Bunu düşün. Amerika'da gördüğümü söylüyorum. Adam dağ var ya, binayı koymamış daha. Dağı yapmış, taraç binaları merdiven gibi yapmış. Tıkır 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 ikişer kaçlı falan. İstediği kadar yağsın. Su aradan gidiyor ve sen onu uyacaksın. Ya da bu deprem fay hattı içinde böyle. Hı hı. Fay hattına bina yapılmaz kardeşim. Tabii. Kaç şiddetinde olursa olsun. Tabii tabii, doğru diyorsunuz. Doğru. Hatta doğru. Bu akü nükleer santralinin yapılacağı yere gittim ince bunun kısmına. Çok güzel bir şey yapmışlar. Yer tespit etmişler. 7-24 kıyılar vuruluyor dalgalarla. Şimdi nükleer santralinin yapılması için de sürekli soğutulması lazım. Evet. En uygun yer. Türkiye'nin en kuzeyi, en güneyi de Mersin'de. Evet, Akkuyu'da yapılıyor. Yani Allah bizi çok güzel bir ülke vermiş. Gerçekten. Yani bunu fethedenler helal olsun. En değerli toprağıdır burası. Evet, mekanları cennet olsun. Amin. Biz de onlara layık olmalıyız. İnşallah. Ama şu Karadeniz'i dediğim gibi ilk başta o coğrafya bizim uymamız lazım. Evet. Ama tabii bir de altını çizelim. Devletimizin bu hemen müdahalesi, kesinlikle, yaraları sarmak için gösterdiği hani özveri de herhalde. Doğru, arkadaşı vardı Artvin'de, ben aradım. Hocam dedi yani o akşam, yani evet, yüzlerce ev şu bu etkilendi ama yaklaşık 500 ev su bası falan. O gece sıcak çorba, yemek, hiçbir sıkıntı yok yani. İyi. Çok güzel. Peki Doğacan Bey, siz ne dersiniz? Benzer olaylar biliyorsunuz Avrupa'da da yaşandı, evet, ama Avrupalılar yalnız kaldılar. Hani hep övdükleri Almanya vatandaşlarıyla ilgilenemedi. Hakeza Hollanda vesaire, ne dersiniz? Yani burada Hüseyin Hoca çok güzel anlattı aslında. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti sosyal devlet anlamında çok başarılı bir örnek veriyor. Yani bu tüm kriz bölgelerinde yaşanıyor. İşte Elazığ depreminde mesela yakın zamanda yaşamıştık. Hızlıca devlet seferber oldu. Evet. Bugün de benzer bir örneği yaşadık. Allah felaket yaşatmasın. Amin, amin, amin. Ama devletimiz o anlamda iyi bir sınav veriyor. Bunun dışında Hüseyin Hoca'nın söylediği bu işte doğaya meydan okumama meselesinde belki bazı dersler de çıkarmamız gerekiyor. Doğru diyorsun. Ki mutlaka çıkartılıyordur. Temel mesele bir şekilde işte belki nüfus politikasının değiştirilmesi, belki şehirleşme politikasının değiştirilmesi gibi bazı derslerle aşılabilir uzun vadede. Ama Türkiye'nin sosyal devlet olarak verdiği mesaj, ortaya koyduğu duruş gerçekten, evet, takdire şayan. Yani hani biz hep şey derdik, hocam siz de bilirsiniz onu. Bizim yaş grubu da bilir, siz de bilirsiniz. Biz yurt dışına çıktığımız zaman işte hep derdik, işte yabancılar, işte devletler nasıl kolluyor falan. Şimdi aynısını biz de yapıyoruz. Biz işte. Yani dünyanın neresinde olursa olsun, ister ülkemizin içinde ister ülkemizin dışında, bir tane vatandaşımızın başı ağrısa devletimiz yanında. Yani çok söyleyecek bir şey yok o yüzden. Biz bunu COVID-19 salgınında da gördük. Yani evet, yurt dışında tedavi alamayan bir sürü insanla Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçak kaldırdı, getirdi buraya. Değil yani. Mi? Evet, yani onu yapacak da kaç tane baba yiğit var ülke. Ben özellikle şeye çok şaşırdım, emin olun. Yani Almanya'da Almanya devletinin kendi vatandaşlarına yardım edememesine ben çok şaşırdım yani. Hatta Cüneyt, bir şey söyleyeyim. Lütfen. Hocam konuşu, ben lafı sözün kesmiş gibi olmuyor. Estağfurullah. Şimdi biraz da fazla ileri gitmiş. Bak onu söylemem lazım. Fazla ileri gitmiş. Fazla. Şimdi ara eleman sıkıntısı var. Bizde. Evet. Tabii tabii, çok bak, doğru. Bak git sanayiye. Evet. Adam çırak bulamıyor. Evet. Niye? Devlet yardım yapıyor, gelmiyor. Sen git evine bir hizmetli iste, bir çalışan iste. Evet. Yabancıdan başka bulamazsın. Evet evet. Bulamazsın. Yani ne de? Ya 2-3 yerden para alıyor. Bu olmaz. Bak Almanya'da benim bir akrabam vardı. Hatta 2 gün önce konuştum. Dedim size Alman devlet ne kadar para veriyor? Dedi hocam para verme artık. Bitti dedi. Ne kadar veriyor dedim. Dedi önceden 900 euro veriyordu. Şu anda 300'e düşmüş, hiçbir yere yaramıyor. Evet. Bizimki bir kişi valilikten, belediyeden biz 3-4 yerden alıyor. Alıyor bile. Bak evet, Diyarbakır'da bunu gördüm. Bu çok yanlış bir şey. Hmm. Tamam. Sigorta yapabilirsin ama çalışırsan veririm.
Yani bunu bir ayarlamak şey lazım. Doğru ayarlamak diyorsun, lazım. Doğru diyorsunuz. Şimdi sanayici ya çok güzel el sanatları var. Çok kıymetli. Bak bizzat tabii bak Kastamonu'da gittim. Tabii ki. Şey böyle şey ya, güzel böyle bakırcılık tarihi ustamız sanatımız. Hı-hı. Adam diyor ki hocam ben ölürsem bu sanat bitmiştir. Oo. Kesinlikle çırağım yok, yok dedi. Yani. Ya, yemin yok. Ediyorum. Yani 65 yaşındaki adam. Aynı şekilde Gölbaşı sanayinde adam hocam ben de çırak bulamıyorum. Bak ismini vereyim. Yani iş biri diğerine alakası yok. Aynı şekilde gel Diyarbakır'da da öyledir. Normalde meslek yüksek okulları ve liselerde bu anlamda herkes üniversite, kamu yönetimi, siyaset okuyacak diye bir şey yok. Tıp okuyacak diye bir şey yok. Ki yurt dışında öyle oranı, değil, herkes okumaz yani. Okumaz. Bunların oranı %5, %10'dur hocam. Soru tam da bu aslında hocam. Aynen. Yani 80'li, 90'lı yıllarda evet. Türkiye'de yani bu biraz da o dönemin eğitim politikasıyla ilgili. Çok aileler şuna ikna edilmiş. Yani benim çocuğum üniversitede 4 yıllık fakültede okusun, işte evet. Beyaz yakalı olsun. Evet. Ne oldu bu sefer... beyaz yaka istihdamı noktasında diplomalı işsizler ortaya çıkarken ara eleman ihtiyacı karşılanmıyor. Evet. Yani şimdi bu Afganlar ve bak yemin ediyorum 5 milyara çoban bulunamıyor. Şurada Bala'da adını vereyim her şeyini vereyim. Evet. Ve Afganistan'dan gelenler Suriye'den gelenler olmasa inşaatlarda şurada burada çalışan adamla bulamıyorsun. Yani neden? Bu sosyal politika iyidir ama fazla iyi olmuş. Bunu ayarlanması lazım. Evet. Ve bu ara elemanlar... Devletimiz çok fazla şefkatli fazla mi davranmış? Fazla olmaz yani bu tabii ki. Biraz ayarlamak lazım bu, diyorsunuz. Bunu doğru diyorsunuz. Düşürmek lazım. Doğru diyorsunuz. Yani bu kadar Aile Bakanlığı, Sosyal Politika Bakanlığı bu konuda ayar çekmesi lazım. Hı hı. Öyle ara eleman yok ya. Ya ara eleman yok. Herkes üniversite mezun olacak diye bir şey yok ki kardeşim. İşte maalesef... Gerçekten yapabilen gelsin. Evet, yapabilen gelsin. O dönem ben de çok iyi hatırlarım. Evet. Evet, gerçekten böyle bir hani herkes çocuğum okusun tabii ki okusun çok güzel bir şey okumak da. Ama dediğiniz gibi herkes üniversiteden mezun olmak zorunda değil. Tarım mı hayvancılıkta? Bizim ara elemanlara ihtiyacımız var ki çok önemli değil mi? Özellikle teknikerlik çok önemli bir şeydir. Bu tarz elemanlara ihtiyacımız var. Ve birçok yerde dediğiniz gibi ben de zaman zaman arkadaşlarım da sağ olsunlar hassas insanlar iş ilanlarını paylaşırlar. Oralara bakarım. Dediğiniz gibi tekniker yani uzman aynı zamanda tabii teknikerler. Çok fazla ihtiyaç var ve fakat bulamıyorsunuz. Bulamıyor. Bulamıyorsunuz bak, yani. Devrekani mi şey? Kastamonu bilçesi. Devrek gittin, evet. Devrekani. Devrekani. Orada sarımsağın toplama süresi ben ilk defa gördüm. 15 günmüş. Evet. Ya adam işçi bulamıyor. Ölecek sarımsak. Gelmiş kamyon üzerine adama demiş ki yemeğe kaç lira? 130 lira değil mi? Sana 200 lira vereyim kardeşim. Bana 100 işçi acilen yoksa sarımsağım gidecek. Eyvah bu ya. Bizim bölgede pamuk için geçerli. Doğru. Yani herkes şey içine koyamıyor içeriye. Evet. Diğer sahalarda da böyle. Yani... tamam işte bu Suriye Afganistan kızıyoruz bağırıyor çağırıyoruz. Hı. Eyvallah ben mesela ben gelmelerine karşıyım. Prensip olarak ben söylüyorum. Orada kalsın. Herkes ülkesine kalsın. Evet. Tamam. Yani dengeli bir orada ihtiyacımız var değil bunlar mi? Bunlar ülkelerine kalsın. Evet bizim onları orada kardeşimizdir. Çok ciddi ihtiyacımız var. Başka göz üstüne size şey yaparız ama yani ülkeyi 6 milyon adam boşaltıp buraya gelmesi olmaz ki ya kardeşim. Yani şimdi senin öz kardeşin de olsa evini boşaltıp evine taşınsa olur mu? Bir sıkıntı olur. Böyle bir sıkıntı olur. Zaten görüyorsun saçma sapan kavgalar falan da oluyor. Ama eğer bunlar olmazsa bu ara elemanda hiçbir şey bulamayacağız. Fakat bunun 10 yıl 20 yıl sonrasını düşünün. Facia. O zaman eğitim politikası ve sosyal politikaların ayarlanmasına. Evet sosyal politikaları biz bir günde Artvin'e yemeği, ekmeği, sıcak çorbayı vermek bu ne mutlu bize. Ama büyük politikayı söylüyorum ayarlanması lazım. Yani Kastamonu'daki adam sarımsağa işçi bulamıyor. Polat'taki adam soğan toplamaya işçi bulamıyor. Evet. Urfa'daki adam da pamuğa bulamıyor. Bunların hepsi de lazım bize. Ya da sanayici adam ara eleman, tornacı çırak yetiştiremiyor. Evet. Ya şimdi çok güzel sanatlar var. Ve para basacak sanatlar. Evet. 8-10 milyara çoban bulamıyor ya. Gerçekten bulamıyor. Bulamıyor. Eğer ben çobanım iş istiyorum diye varsa beni arasın ben götüreyim. Adam koca çifti var bulamıyor. Evet. Doğru diyorsunuz. Biz de yaşıyoruz onları. Evet. Ve şimdi gelelim yine aslında gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi. Evet. Doğacan Bey siz de başlayalım. Amerikan merkezli bir Chest Foundation'dan fon alanlar, daha doğrusu bu örgüt her sene nereye para harcadığını açıklamak zorunda olduğu için adamlar açıklayınca hani amiyane tabirle takke düştü, kel göründü. Evet. Ve bizim tatlı su solcularımızın hepsi bir şekilde oralardan fonlanıyorlarmış. Hem de kapitalizmden yiyorlar. Işte, evet yani zaten işin ilginç yanı da o. Nasıl diyorsunuz bu duruma ki bu fonlamanın ne olduğunu birazdan zaten Tunus'u konuşurken de konuşacağız aslında ama. Evet. İsterseniz buradan bir girizgah yapalım. Ne tabii. Dersiniz bu fonlama işine? Şimdi baktığımızda ya fonlama dediğimiz olay aslında yani çok yaygın olan
gizli saklı yapılmadığında yanlış da olmayan bir şey. Yani bizzat Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa Birliği Daire Başkanlığımız da çeşitli fonlar dağıtıyor. Ama birincisi bu, yani kimin parasını alırsan onun sözünü söylersin. Düdüğünü öttürürsün, doğru diyorsunuz. Evet. Tehlikeli. Öyle atasözü var. İkincisi bunun işte gizli saklı yapılması, ifşa olması farklı emeller doğrultusunda fon olan kişi, grup, gazete veya düşünce kuruluşu neyse kullanılabileceğine işaret eder. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye ile çok dostane ilişkilerinin olmadığı bir dönemden geçiyoruz. Evet, evet. 15 Temmuz 2016 tarihli darbe girişiminin de arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğunu artık herkes biliyor. Böyle bir ortamda Türkiye'de muhalefetin de şey, yani her anlamda yıkıcı nitelikte yapan grupların bir şekilde, yani tırnak içinde söylüyorum, devlet düşmanı gibi konumlanan grupların bir şekilde Amerikalı işte Chess Foundation'la falan ilişkisinin ortaya çıkması skandal. Yani en kibar ifadeyle. Evet, skandal. Doğru diyorsunuz. Çünkü yani insanlar muhalif olabilir. Hükümetin belli politikalarına tabii karşı ki, çıkıyor tabii olabilir. Ki, tabii, bu gayet tabii, 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 herkesin bir şey. Demokratik hakkı çok yani. Çok normal bir şey, doğru diyorsunuz. Türkiye'de demokratik yollarla iktidar da değişebilir. Bu da çok normal. Eyvallah. Yani bugün Türkiye'nin en büyük şehirlerini işte muhalefet partisi belediyeleri yönetiyor. Evet, yönetiyor. Seçim oldu. Halk ona oy verdi. Konu kapandı. Ama eğer ki işte Biden gibi birinin Türkiye'de muhalefeti destekleyerek iktidarı değiştireceğim dediği bir dönemde, bu Türkiye'nin egemenliğine, iç işlerine müdahaledir. Bu yani kabul edilebilecek bir şey değildir. Böyle bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nin fonladığı muhalif kuruluşlar hızla popülerleşiyorsa, özellikle de işte bu dijitalleşme çağıyla birlikte sosyal medyanın temel başat yayın organlarına dönüşüyorsa burada ciddi bir problem var demektir. Evet. Şimdi bu kurumların yaptığı muhalefete bakıyoruz mesela. Yani Türkiye terör örgütü PKK'nın başını ezer, ilk açıklama bunlardan gelir. Oturalım çözüm süreci yapalım. Ya yani bir durun, hani doğru zamanda o da yapılabilir. Oturulur, tartışılır ama yani burada terörle mücadele var. Mesela devlet asker silah bıraksın. Yani çatışma, ateşkes olsun. Ya önce terörist silah bıraksın, ondan sonra yok öyle bir şey yok onlarda, hani, evet. Çıkan sesler hep bu yönde olduğunda işte Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye yaptırım uyguladığında neredeyse sevinecek bir refleks olduğunda bu tabii ki şey, yani bu muhalefet etmek değil, bu başka bir şey. O anlamda yani muhalefet elbette ki yapılabilir ama bu muhalefetin de bir anlamda milli olması lazım. Ulusal hislerden beslenmesi lazım. Aksi durumda işte emperyalizme taşeron oluyorsun. Bu işte sol grupların emperyalizme taşeron olması meselesine de aslında bu grupların büyük çoğunun liberal sol olmasıyla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Yani bahsi geçen kişilere baktığımızda içlerinde barışçı akademisyenlerden yani Türk askeri silah bıraksın diyenlerden isimler var. Baktığımızda geçmişte Fethullahçı yayın organlarıyla çok fazla içli dışlı olmuş isimler var. Evet. Dolayısıyla Türkiye karşıtlığında bir araya gelen bir organizasyon gibi duruyor. Yani fon almak ilkesel olarak belki çok yanlış bir şey olmasa bile bunun gizli saklı yapılması ve doğrudan Türkiye karşıtı bir yöntemle yapılması, hele hele işte Biden'ın Türkiye'de muhalefeti organize edeceğim dediği bir dönemde yapılması son derece sıkıntılı duruyor. Evet. Ve onlara bakarsanız da hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar. Sanki her şey çok normalmiş gibi davranıyorlar. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ya ben o kişilerin ve o kurumların hani solla bir alakaları olduğunu da düşünmüyorum yani. Yani hani belki gençliklerinde bir ara takılmış olabilirler solcuların yanına, da hiç alakaları yok yani, ben öyle düşünüyorum. Yani, hani ilkesel olarak da hani hareketleri de yaptığı aksiyonlar da hiç alakalı değil. Yani solla hiç alakalı değil gibi geliyor bana, doğrusunu isterseniz. Hüseyin hocam da çok iyi bilir. İşte siyaset bilimi hocamız. Yani sosyal demokrasi ve liberal solun ortaya çıktığı koşullar tarihsel olarak işte Sovyet devrimcilerinin Avrupa'da devrim beklediği, emperyalizmi, kapitalizmi yok edebilecek bir hareket beklediği bir dönemde işte Almanya'da Karl Kautsky ve Bernstein gibi isimlerin bir anlamda sistemle uzlaşarak kazanım elde etme çabası çerçevesinde ehlileştirilmesini sembolize eder. Yani liberal sol dediğimiz şeyin emperyalizmle bir kavgası yoktur. Bu yaklaşım özü itibariyle emperyalizmle biz
oturalım pazarlık yapalım, belli kazanımlar elde edelim. Bizim sponsorumuz olsun yani. Evet, yani eyvallah. Bu kabul edilebilir bir şey değil ama. Eyvallah. Peki hocam siz ne dersiniz? Söyle hocam. Şaşırmadım. Takke düştü, fonlar göründü. Ben zaten inanıyordum, biz burada da konuşuyoruz. Konuşmuştuk evet. Tabii. Doğal bir şey olması gereken bu etki ajanlığı önemli bir şeydi. Yani Biden bunu söylese de söylemesi de var. Hatta şunu söyleyeyim mi hocam? Siz küçük bir şey yapayım. Hatırlarsınız Bülent Hoca, Bülent Orakoğlu da karşı istihbarat için Türkiye'nin daha aktif olması gerektiğini söylemişti, hatırlarsınız değil mi? Aynen. Şimdi ben mesela Diyarbakır'daydım 2012-11'de. Çok büyük bir Avrupa vakıftan bana o zaman bir teklif geldi. Dedi ki biz sizden Doğu ve Güneydoğu'nun sosyolojik yapısını öğrenmenizi istiyoruz. Ücret olarak da $1 milyon vereceğiz. Aman ne diyorsun? Tabii tabii. Bir üniversite hocası üzerinden geldi. Sonra anket bana geldiği zaman anketi inceledim. Bizim bölgenin röntgenini çekiyor. Ne kadar Zaza, işte Kurmanç, Alevi, işte inanılmaz böyle. Yani yeni bir Saez Pico gibi bir şey. Kesinlikle. Yani adamlar sosyolojik olarak iyi çalışıyorlar. Bak, ve bunu ben Kuzey Irak'ta da gördüm. Yani Kuzey Irak'ın Kürt bölgesi ayrıdır. Bir de Bağdat'a bağlı Musul bölgesi ayrı. İkisini de gördüm. Orada çalışıyorlar yani. Çalışıyorlar. Çünkü 2012'de Amerika gittiğim zaman bunlar karşıma çıktı. Soruldu yani. Ya işte hocam biliyorsunuz konuyu filan neyse. Bu doğal bir şey. Ve Diyarbakır'da STK'lar, işte bir tane zaten yazıyor Mezopotamya Vakfı diyor. Evet. O şeyde. Bir tane düşünce kuruluşu da var. Adını unuttum ya. Diyarbakır'da merkezli. Mesela o, DİSA. O da daha önceki yıllarda da konuşuldu bu alanda. Şahıslar da var. Çoğunu da tanıyoruz arkadaşımız yani. Selamlaştığımız insanlar. Cüneyt, bu normal bir şey. Anormal olan ne biliyor musun? Diyelim Serbestiyet Gazetesi'ne para verildi söylüyor. İşte T24, bilmem PKK, bilmem ne filan. Bir sürü isimler geçiyor. Medyascope, Ruşen Çakır mesela. İşte 400 bin euro, dolar aldı filan yazıyor. İşte ben inceledim ama hiç şaşırmadım yani zaten bunlara. Eğer siz, bu 150 yıldır böyle. Bak 150 yıldır böyle. Evet. Kesinlikle böyle. Yani siz Avrupa'ya gidip ülkelerin jurnalleyen. İşte, İttihatçıları da hatırlıyoruz hocam. Onu söyleyeceğim zaten. Abdülhamid'i devirin Rıza, diyen adamlar. Paris'te. Ben zaten Ahmet Rıza demiyorum. Arıza diyorum. A nokta Rıza. Şimdi o adam yıllarca Cenevre'de, Paris'te hangi parayla kaldı hocam? Evet, tabii. Sen 3 gün kalabilir misin? Adam nasıl kalacaksın hocam? Yani adam sana Meşveret diye gazete çıkartıyor. Tabii. Demokrasi de gazete çıkardı ya. Hürriyet diye bir gazete çıkardı. Evet. Adı Hürriyet ha. Bildiğin Hürriyet ya. Yani ismi Hürriyet. Yıllarca bunu çıkardı. Biz hürriyet istiyoruz dediler. Özgürlük istiyoruz. Adalet istiyoruz. Barış kardeş isimleri falan çok güzel. Şimdi sen bu isimlere dikkat ettiğin zaman bunları Suriye'de de yapmışlar. Irak'ta da yapmışlar. Mısır'da da yapmışlar. Evet. Yani bu adamlar bu işi sistematik olarak yapıyor. Afganistan'da da yapmışlar. Özgürlük istiyoruz. Yani ismi bu. Evet. Şimdi bunu medya üzerine yapıyorlar. Fakat gözden kaçırdığımız bir şey var. Bu işin akademisyen boyutu yok mu? Olmaz kesinlikle mı? Var. Olmaz mı? Olmaz yüzde mı? Milyar. Bu işin iş adam boyutu yok mu? Kesinlikle bak var. Bakalım Türkiye'de 1930'larda, 40'larda, Osmanlı zamanında para alan iş adamların menşelerine bak. Bir bak bakalım orijin olarak Müslüman mı değil mi? Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Anlan anlamıştır. Doğru mu? Tabii ki. Mesela Sabancı birçok şeyde suikastın altında bu var mı yok mu? Araştırın bakalım. Bence var. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir sürü düşünce ilim adamı milli olduğu için Nurettin Topçu gibi mesela Cemil Meriç gibi. Anlatabiliyor muyum? Cemil Meriç'in güzel bir sözü var. Türk aydını çoğu der ki Batı'nın etki ajanıdır. Batı'nın değerlerini alıp satar. Milli değil. Şimdi sen bu adamlara bak ister komünist görülsün ister solcu ister. Fark etmiyor ki yani öttüğü boru belli. Evet. Şimdi kime karşı savaşmışlar? Diyelim ki Menderes'e karşı. Diyelim ki gün gelmiş Erbakan'ın, gün gelmiş Özal. Demirel'e, gün gelmiş Ecevit'e, gün gelmiş Özal, gün gelmiş işte şu anda ortada zaten. Şimdi Biden açıkça söyledi. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Sığmıyor. Çünkü bu millet de artık bunları tanıdı. Nereden tanıdı? 15 Temmuz çok güzel bir turnu sol kağıdı oldu. Yani o gece meydana çıkanla çıkmayan belli oldu. Anlatabiliyor muyum? O gece ülkesini korumak için hayatını ortaya koyanla karşı çıkanlar. Belli oldu ve şehit olanlar var malum ortada zaten. 251 tane şehidimiz var. Daha fazladır ya bunların yaralıları yani hepsi 40 milyon insan meydana çıktı. Şimdi şu noktaya gelmek lazım Cüneyt bak. Şimdi Batı dünyası bir ülkeyi askerle işgal etmez. Bak bizim anlamadığımız bir artık, nokta. Evet artık değişti şimdi, doğru diyorsun. Ben bunu kavramlaştı. Böyle kısa bir isim uydurdum ben. Aristo İskender taktiği diyorum. Şimdi İskender biliyorsunuz
İssos Savaşı'ndan sonra milattan önce 300 yani bundan 2300 yıl önce ki bugünkü İskenderun civarında bir bölge. Oradan Erbil'e, Gavgamel'e gidiyor. Darius'u yendikten sonra orada hocası Aristo'ya bir mektup yazıyor. Ya ben bunları nasıl yöneteyim diyor. Bu komutanları, kralları filan ta Afganistan'a, Hindistan'a kadar gidiyor. O da diyor ki ya diyor bunları hapsedeyim mi, idam edeyim mi, sürgün mü edeyim, ne yapayım diyor. Yok diyor, hiçbir şey yapma diyor. Bunları birbirlerine düşür. Kendini de hakem yapıyor. Şimdi eyvallah. Aynısını adam bugün ne yapıyor? Bak. Hocam bir virgül koyalım mı lütfen burada? Unutmayın lütfen sözünüzü. Efendim kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son günlerde ortaya çıkan ve Amerikalı fon şirketlerinden belli miktar yardım almış olan Türkiye'deki kimi sosyal medya üzerinden hareket etmeye çalışan işte haber siteleridir, bazı derneklerdir. Bunları konuşmaya çalışıyoruz. Hüseyin Hocam söz sizdeydi biliyorsunuz. Ne anlama geliyordu bunlar? Cüneyt, ben bunların özellikle Türkiye'nin fay hatları var. Diyelim ki mesela hani çok halk arasında öyle bir şey yok da. Hı hı. Mesela adam Kürtlük üzerinden gidiyor, Alevilik üzerinden gidiyor. Yani böyle sosyolojik bazı farklılıklar var. Çatışma evet. Odakları değil. Bak ben bunu asla kabul etmiyorum. Kesinlikle, bravo. Yani bu ülkede Alevi-Sünni çatışması yoktur. Yoktur bak. Hı hı. Yani çünkü evlilikler var, belli tabii yani. Ki canım, hocam, kültür tabii. Aynı yani. Cerif bir yapı olmuş artık bu işler. Tarihin hiçbir dönemde olmamış. Herkes Türk-Kürt çatışması. Ne Kürt-Türk çatışması böyle olmuş? Şey olamaz. 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 Için uğraşıyorlar. Ha, onlar olur. Uğraşıyorlar dedi. Doğru, çok doğru. Ha. Ama böyle bir şey olamaz. O fayda tetikliyorlar. Evet. Tetikliyor. Şimdi bunu nasıl tetiklersiniz? Siz buna bir dernek kurarsınız. Size yakın olan fikri zikri batıya, daha çok batının mankurtu olacak adam lazım. Yani hı-hı. Milli olacak adam hı-hı. Olmaz. O adama para vereceksiniz. Dernek kurdurup etkinlik düzenleteceksiniz. Besleyeceksiniz yani sürekli. Bizzat benim başıma geldi. Bak ben Dicle Üniversitesi'ne 2011 yılında orada dekan yardımcısıydım. Bir Alman vakfı geldi. Dedi ki ismini verebilirim. Hı-hı. Eğer mahsur yoksa verebilirim. Çünkü yaşadığım olay olduğu için söylüyorum. Dedi ki sizin bu uluslararası sempozyumunuzu biz finanse edelim. Yani Allah var üniversitemizi, sponsor devletimiz yani, paramızı verdi. Biz yaptık, çalıştık. Hı-hı. Gelen bütün misafirlerimizin biletlerini, yemeklerinden şimdi çok da başarılı oldu o süreçte. Hı-hı. Uluslararası Orta Doğu, Yeni Dünya Düzeni filan, Arap Baharı filan biliyorsunuz o zamanlar yeni evet, yer neyse. Evet. Türkiye'nin Orta Doğu politikası filan. Çok da yani Irak'tan, Tunus'tan, Cezayir'den onlarca hoca geldi mesela o süreçte. Dedi ki biz finanse edelim. Ne kadar para istiyorsanız size verelim. Şahsınıza da verelim. Oo. Bir Alman vakfı. Adını verebilirim diyorum. Yani. Vermeyelim. O kadarına söylüyorum. Biz yine vermeyelim. Çünkü yaşadığım için ispatlayabilirim. Eyvallah, eyvallah. Ben dedim hayır kardeşim. Bizim size ihtiyacımız var. Gecenin birine bunlar kovdum. Bunlar ertesi gün ben onları Diyarbakır'ın ortasında belediyede gördüm. Tesadüf. Belediyede görüşüyorlardı. Diyarbakır Belediyesi o süreçte yanılmıyorsam HDP falan şeyde elindeydi. Hı hı. Avrupa Birliği fonlarıyla gelen bir sürü şey vardı. Ne yaptılar biliyor musun? Hatta bir ara bir aylık kadar Diyarbakır Belediyesi böyle şey oldu. Bu son kayyumdan önceki süreçte. Malum seçimler oldu falan. Hı hı hı. İlk yaptıkları etkinliklerden birisi neydi biliyor musun? Orada İyaz Bin Ghanem Caddesi. Ki İyaz Bin Ghanem Diyarbakır'ın Fatih'idir. Fethi'den kişidir. Eyvallah. Bu caddenin adını siliyor. Bir tane teröristin adını veriyor. Ha evet tabii. O çok şeydir. Çok hatırladın şey mı? Tabii hatırladım. Bunun hatırladım. Gibi. Çok ciddi de tepkiler gelmiş Türkiye'den. Tabii canım. Bunun gibi onlarca. Bak şimdi bu şey söylüyorum. Sempozyumu söylüyorum. Ben bunun rakam kuzeyinde daha fazlasını gördüm. Bak. Git Süleymaniye Amerikan Üniversitesi var. Bu sadece üniversite değil. Hatta üniversite en az kısmıdır. Bunlar da böyle fonlanıyor. Git Doğuk'a, Doğuk'ta da var. Bizde de yok muydu yani? Evet. Yok muydu? Robert evet. Koleji yok muydu? Tarsus Amerikan Koleji yok muydu? Bunlar hepsi misyoner okullar değil mi? Değil bak mi? Bu işin eğitim kısmı, bu işin medya kısmı, hı-hı. Bu işin hı-hı. Çok da farklı kısımları var. Ve maalesef söylüyorum bizim gibi ülkelerde Batı dünyası etki ajanı için ciddi paralar harcıyor ve kurumsal çalışıyor. Evet. Ha, bu alanda şimdi mesela bu işte bir tane vakıf şu anda ismi söylüyoruz. Bu verilen paralar çok devede kulak. Bizim evet. Bilmedik ne paralar var. Norveç'ten de almıştır onu da söyleyeyim hocam. Norveç'ten de alınmış. Benim dediğim şey ekstra gelmiş. Ama Norveç'e kim vermiş onu düşünmek lazım. Çünkü bana gelen de İsveç'ten gelmiş ama Amerika çıktı arkasında. Bu da Norveç'te bir de Norveç kronu verelim falan demişler. Öyle almışlar. Para transferine ait evraklar da çıktı ortaya çünkü. Güldüğüm nokta ne oldu? Sezgin Baran Korkmaz'ın peşine 30 milyon dolarca kovalayan Amerika bunları daha fazlasını beleş almış. Peki hocam zaman, yine bu. Şu noktaya geliyor Cüneyt bak. Şimdi adam. Medya, bak medya var ya birinci güçtür.
Eyvallah. Dördüncü güç değil. Değildir. Bak bir devletin dört, üç ana kuvveti var. Yasama, yürütme, yargı. Ama medya dördüncü derler. Hayır, birincidir. Birinci kuvvettir. Şimdi siz 28 Şubat medyasını hatırladınız mı? Evet. Bülent Bey'le hep konuşuyoruz. Ya bu medyaya hiç dokunmuyorlar. Doğru, evet, evet. Niye dokunamıyorlar? O zaman İsrail'den gelen 17 milyar, Bülent Bey bunu çok belgelerle tabii, yazdı. Tabii tabii. 17 milyar doların 7 milyar doları medyaya dağıtmış. Medyaya dağıtmış. Peki Doğru Yol Partisi'nin dağıtılması sürecinde. Hı hı. Ya 45 vekil her gün. Hatta bir tanesi Çiller o zaman yurt dışındaymış. Arıyor Sayın Başbakanım diye. Partide kimse kalmadı diyor. 5 dakika sonra kendisi ayrılıyor. Sonra ortaya çıkıyor ki bunlar hepsi baya baya paralar para almış. Almıştı, evet. Ciddi paralar. Yani evet. Bir siyasal parti dağıtıldı. Neden? Erbakan'ın ittifak kurulmasın diye. Peki Erbakan ne yaptı? Bak bugün emin ol şu anda Twitter'da da var. 117 zam diyoruz. Bak bu az bir şey. Erbakan %30 diyor. Az evet. Diyor. %50 ver diyor. Hayır diyor. %100 verin diyor. Bak bu milletin parası bu hortumculara gitmezse memurunu işçisine verir. Verir. Rahmetli Erbakan bunu yaptı. Hala hepimiz ona dua ederiz. Evet. Memurların biliyorsun %100'den fazla zam aldı. 96-97. Ki bir yıllık bir iktidar. Evet. Peki bunun daha da uzun vadeli kurumsal olduğunu düşünürseniz. Şimdi adam bu medya verdiği parayı kat kat çıkartıyor. 100 katıyla tabii çıkartıyor. Tabii ki hocam tabii ki. 381 milyar dolardan bahsediyoruz. Evet. Yani 381 milyar dolar. Türkiye bütçesinin iki katı. Düşünün yani. Şimdi hani bir laf vardır ya amiyane bir laf ama hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez ya. Bu kadar basit. Şimdi sen bu ülkeyi ele geçiriyorsun. Irak'ta savaşa sokuyorsun. Bak asıl hedeflerden biri oydu. Hı hı. Yani bu yeni yapılan bir süreç değil. Şimdi ben üzülüyorum. Yani bak bu sabah Yeni Şafak'ta 2-3 yazar okudum. Gerçekten güzel de yazmış. Hı hı. İbrahim Karagül'ün yazısını okudum. Takdir evet. Çok güzel yazmış. Yusuf Kaplan'ınki de vardı. Güzel yazılar. Yani hakkını vermek lazım. Şimdi Cüneyt düşünün ki bu adamlar o gazete milim milimlerle oraya kadar geldi. Şu anda okuma oranı bakıyorsun 40 bin 50 bin falan çok düşük. Sosyal medyaya bakıyorsun işte bu ismi Çizvak'ın adamlara bakıyorsun. Ya da başka kanallara bakıyorsun ya da YouTube kanallarına bakıyorsun. Ya şişiriliyor. Hı hı. Kasıtlı olarak şişiriliyor. Çünkü mesela bunların çoğu. Yani yazdıkları bu milletin ruhuna, düşüncesine, işte diyelim iktidarın onayına ya da iktidarı teşekkür eden ya da hatasını gösteren bir yapı değil. Değil. Sürekli saldıran ve yıkıcı, ezen. Yıkıcı. Şimdi bak ben ne dedim? Kardeşim sosyal yardım doğrudur ama yani yetim, öksüz. Ayarında olması lazım. Eyvallah. Bak ben eleştiriyorum. Eyvallah. Ama bir yerden takdir ediyorum. Hı-hı. Anlatabiliyor muyum? Hakkını vermek lazım. Hı-hı. Muhalefetin de medyada böyle olması lazım. Bu öyle değil. Ne yaparsan yap yanlıştır diyor. Ötesi ya kardeşim, yok diyor yani evet. Şimdi hepimiz insanız. Hı-hı. Hatamızda, sağımızda büyük fotoğrafa bakacaksın. Yani yoksa adam iyidir, kötüdür demek doğru değil. Yani herkesin iyi tarafı var, herkesin kötü tarafı var. İktidarın da öyledir, partinin de öyledir, medyanın da öyledir. Ama bir grup var ne yaparsan yap ve bunu organize ettirildiği görülüyor. Ha, Biden ne diyordu? Muhalefeti toplayacağım. Şimdi bir bakıyorsun bunlar bir televizyon kuruyor. Parası Tele 1 miydi? Evet. Nereden gelmiş para? Artı. Haydi. Artı 1. Ya ben basit bir şey söyleyeyim. Suruç'ta hatırlarsan 2018'de olaylar oldu. Ben orada eleştirel bir yazı yazdım. Dedim ki burada evet bir mağduriyet var ama hani bunun çözülmesi lazım. Fakat şu bu filan söylemiyorum. Kim haklı kim haksız. Benim sahada aldığım verilerle resmi bile çelişti. Sonra Vali Bey'in açıklaması oldu. Evet dedi ya. Farklı bir şeyler var dedi. Yani orada hani bir taraf işte hani neyse. Konuşuldu, yazıldı filan. O süreçte Almanya'da bir televizyon kanalı beni aradı. Bak beni aradı. Dedi ki hocam sizin yazınızı okuduk. Siz çok değerli bir şey söylemişsiniz. Buyurun dedim. İstersen sizi Almanya davet edelim. Başıma gelen olayı anlatıyorum. Dedim hayır. Dedi hocam. Yani siz eğer açıklamayı burada sürdürürseniz parasal boyutu ne kadar isterseniz yardımcı olabiliriz. Dedim bak kardeşim ben devletimin, milletimin veyahut da ben AK Partiliyim. Yani o zaman söyledim. Orada da söyledim. Hata yapılmışsa bunu düzeltmesini söylüyorum. Ben parayla satılacak kalemim falan da yok. Bilgim de yok. İlmim de yok. Ben Türkiye devleti aleyhinde konuşup da Almanya'ya kadar gelme diyemez. Ama söylenen rakamı söylüyorum. Dudaklarınız uçuklar. Bak o süreçte sen git Almanya de ki İşte böyle yapıldı. Atın tutun. Zaten hı hı. FETÖ'cülerin çoğu, PKK'ların çoğu böyle gidiyor. Evet. Bunlar içerideki de böyle oluyor. Adamlar keseni ağzını sonuna kadar açıyor.
Anlatabiliyor muyum? Yani şeyin güzel bir sözü var Cemil Meriç'in. Namuslu olmanın bedeli çok ağırdır. Aç kalırsın der. Evet, hatta doğru. Suçlanırsın. Doğru doğru. Anlatabiliyor muyum? Yani doğru. Sonunda der ki ne bir hamallık diyor. Ne rütbe var ne de mal var diyor. Hiçbir şey yok diyor. Evet. Ülke o zaman düzeltildi. Hatalar mahkeme yargı falan. Bak düzeldi. Anlatabiliyor muyum? Kısmen de olsa tamam değil de kısmen de olsa ilahi adalette başa düzeldi. Ama ülkemi satmam. Bak ne Norveç Vakfı'na ne başka bir hayır. Milli. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun bir de inan sadece solcuların içinde yok. Bak onu da söyleyeyim sana. Sağcı görünüp içinde olanlar da var. Muhakkak vardır tabii. Ne demek istedim anlatabiliyor muyum? Fitne her millette, her milletin içinde olur. Hatta bunu fitnesi daha ağırdır. Kendinden görürsün. Tabii tabii. Seninle beraber namaz kılıyor. Hazreti Ali şey dediler yanında evet. Namaz kılan adamlar da. Anlatabiliyor muyum? Bu böyledir. O zaman şuna demek lazım. Mahir Kaynar rahmetli de benim hocamdı. Derdi ki çocuklar siyasette, uluslararası ilişkilerde bir kural var. Doğacan da iyi bilir. Bilal Hoca söylerdi mutlaka. Bak bir olay tesadüf olmaz. Bir kimin işine geliyorsa o yapmıştır. Ve kimin sütünü emiyorsa onun adını ötecektir. Ve şu anda medyayı görüyorsunuz. Ya ne yaparsa yap yaranamıyorsun. Evet. Evet. Yaranamıyorsun. Evet. Peki Doğacan size dönelim. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Arap Emirlikleri de dahil oldu bu gruba. Bunların fonladıkları Türkiye içinde yapılar oldu, işte medya kuruluşları oldu vesaire. Bunlar hep söyleniyor. Sizce bunlar bir cephe oluşturmak istiyor olabilirler mi Türkiye içerisinde? Yani yurt dışından bu adamlar böyle bir şey yapabilir mi acaba? Gayet tabii yani aslında işte Birleşik Arap Emirlikleri mesela dünyanın çeşitli coğrafyalarında Türkiye nereye yönelik bir politika yürüyorsa karşısında Birleşik Arap Emirlikleri görüyor. Evet. Yani biz Libya'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için aktif bir politika uyguluyoruz. Karşımızda Birleşik Arap Emirlikleri. Halbuki ne alakası var değil mi yani düşündüğünüz zaman ama. Müslüman diyorsun, kardeşim diyorsun yani tarihine bakıyorsun. Suriye'de işte sahadaki dengeyi düşünün mesela bundan birkaç yıl önce. Esad rejimi sallanıyor. Türkiye ılımlı muhalifler üzerinden Suriye'nin demokratikleşmesine yönelik bir katkı çabası içerisindeyken bütün cihatçı gruplar Birleşik Arap Emirlikleri tarafından fonlanıyor. Ve o cihatçı gruplar bir noktada tüm muhalefetmiş gibi gösterilerek aslında dünyanın algısı değişiyor. Orada ülkesini demokratikleştirmek için mücadele eden insanlar da işte cihatçı terörist damgası. Evet. Türkiye'nin her anlamda karşısında olan bir Birleşik Arap Emirlikleri var. İşte Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu ortada. Yani bugün Suriye'nin kuzeyinde PYD varlığıyla Doğu Akdeniz'deki işte Doğu Akdeniz Gaz Forumu'yla hatta işte Yunanistan'da kurulan Amerikan üsleriyle en son Batı Trakya'da Dede Ağaç'ta kurulan, eyvallah. Her anlamda Türkiye'yi güneyden kuşatan bir Amerika Birleşik Devletleri gerçeği var. Biz işte Türkiye'nin belki kısa Avrupa'sının bir yekpare Türkiye karşıtı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü Avrupa'da da çatlak sesler var. Var doğru diyorsun. Ama Polonya ve Macaristan'dan başladı biliyorsunuz. Evet. Ya hatta Almanya bile. Avrupa'da da çatlak sesler var ama birçok Avrupalı ülkenin de işte o Türkiye karşıtı cephede aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Şimdi burada Türkiye'nin bağımsız kararlar alan özellikle dış politikada artık etki kapasitesi arttıkça batılı sistemi rahatsız ettiğini görüyoruz. Burada da işte gerek Amerika Birleşik Devletleri gerek Körfez'deki ortakları aracılığıyla hem dış politikada sınırlandırılmaya çalışıldığını hem de yine buranın sermayesiyle içeride Türkiye'nin belki de iç cephenin bütünlüğünü ortadan kaldıracak bir düzen teşkil edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Biz bunu 15 Temmuz öncesinde de görmüştük benzer süreçleri. Doğru diyorsunuz. Ama yani ilk aşamada da ifade ettiğim gibi burada muhalefet elbette ki yapılabilir. Yapılmalıdır da. Yani demokrasinin temel gereği. Temel gereğiydi doğru diyorsunuz. Fakat yani muhalefetin amacı, muhalefet yapan bireyin amacı ülkesinin insanını daha refah içerisinde nasıl yaşatır? Ülkenin çıkarlarına daha iyi nasıl ulaşılır? Bunu tartışmak olmalıdır. Aksi takdirde emperyalizmin taşeronu haline geliyorsun. Bu da çok tehlikeli. Evet. Evet doğru diyorsunuz. Peki hemen şunu da size sormuş olayım. Aynı yine cenahta bu hani isimler ortaya çıktıktan sonra ismi ortaya çıkmayanlar da kendilerini göstererek bu arkadaşlarına sahip çıkmaya başladılar. Peki bu şeyleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Baktınız mı hiç bilemiyorum ama hani baktığınız zaman işte bu isimler çok entelektüel sözde görünüyorlar ama ya canım ne olacak aldılarsa işte ne var işte bir şey olmadı ki falan özgür o kadarcık para da ne olur. Evet hala bağımsız medya falan gibi zırvalarla bence zırva.
sonuç itibariyle bunlar. Çok güzel bir şey söylediniz biraz önce. Kimin kapından yemek yiyorsanız onun kılıcını sallarsınız ya da onun düdüğünü öttürürsünüz. Bu kadar basit bu iş. Nasıl değerlendiriyorsunuz peki bu süreci? Şimdi ben bir defa bu bağımsız ve özgür medya kısmına da katılmıyorum. Yani mesela akademide de işte bağımsız akademisyen, tarafsız akademisyen, objektif akademisyen. Ya bireyin bir düşüncesi vardır ve bu düşüncesi ister istemez yaptığı eyleme yansır. Eyvallah. Taraf olmayan bertaraf olur diye de güzel bir atasözü vardır. Onu da söyleyeyim. Bu noktada Türkiye'nin çıkarlarını savunan bir bireysen gayet tabii ona uygun konumlanman gerekir. Evet. Ama bu sadece liberal sol için de değil aslında. Liberal muhafazakar bazı gruplarda da görüyoruz. İşte salt kendini liberal olarak tanımlayan sağa yakın bazı gruplarda da görüyoruz. Bir batı hayranlığı var ve bu batı hayranlığı özellikle işte akademide, medyada ve diğer sektörlerde kendisini batının işte etki ajanı haline getirmiş bireylerle karşımıza çıkıyor. Kullanılmaya açık çok sayıda isimle karşılaşıyoruz. Atilla İlhan'ın bir sözü var. Türkiye'de basının %15'i en fazla millidir, kalanı gayrimillidir gibi. Gerçekten Türk aydınının böyle bir sıkıntısı var. Bu biraz da Tanzimat dönemine tabii benziyor. Yani doğru diyorsunuz. Batılılaşalım. Onun devamı. Devamı, evet. Devamı, evet, evet. Devam edin. Evet, yani batılılaşalım psikolojisi bir noktada batı hayranlığı üzerinden kendisini aşağılık gören ve kendisini her anlamda batıya teslim etme yi kabullenen sözde aydınlar yetiştiriyor diyelim. Buradaki temel sıkıntı işte aslında şunu görmek gerekiyor. Türkiye ne zaman dış politikada daha aktif, daha bağımsız kararlar uygulamaya başlarsa içeride ekonomide belli sıkıntılarla karşılaşıyor. Evet. Türkiye dış politikada ne zaman etkinliğini artırırsa işte terör eylemleri artıyor. Artıyor. Çatlak sesler çoğalıyor. Bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Aslında Türkiye belki de kendi kabuğunu kırmanın da sancısıyla yüzleşiyor. Yani kendi kapasitesini arttırıyor. Bugün Türkiye mesela savunma sanayisinde müthiş bir devrim yaşadı. Evet. Bunu artık şey yani dünya cümle Amerikalı düşünürler tabii falan kabul ediyorlar. Tabii. Yani Yunan'ın ağlamasından belli. Adam çıkıp her akşam ağlıyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir makale okudum. Makalede yazanı hatırlamıyorum. Yanlış atıf vermeyeyim ama yazar diyor ki Türkiye savunma sanayisinde son 10 yılda yaptığı atılımı devam ettirirse yarın öbür gün çok farklı bir güç olacak ve bu batının silah savunma üretimindeki o tek eline zarar verecek. Evet. Şimdi Türkiye'nin o zaman bu kalkınmasının bir noktada sönümlendirilmesi gerekiyor batı açısından. Evet. Türkiye'nin sönümlendirilmesi için de belki de iç cephenin parçalanması gerekiyor. Burada işte fondaş gruplar ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor, evet. Yani böyle bir farklı bir cephe oluşturma çabası direkt görülebiliyor yani. Peki Hüseyin Hocam, muhalefetin yorumlarına ne diyorsunuz? Oradan çünkü CHP'ye bağlayacağım konuyu. Zaten bu muhalefet zaten. Bununla beraberler. Yani muhalefet partilerinden bahsediyorum. Biraz daha siyasilere tamam bakalım. Yani onlar şimdi da böyle bir sanki ne var canım falan gibilerinden böyle bir hava içerisindeler. Zaten bunlar onları destekliyor. Çünkü şimdi diyor ki yani şimdi Abdülhamid'i devirsin ne demiş. Sonrası demiş vallahi hiç onu düşünmedik. Yani bir devirsin de ne olursa olsun demiş. Bir devriliyor Abdülhamid, kendileri suyun altında kalıyor. Şimdi O da Rıza Tevfik'in anılarında yazıyor. Doğru şimdi diyorsunuz. İttihat ve Terakki diyor. Birlik ve ilerleme. İsmi çok güzel. Bir bakıyorsun meşveret diyor. Yani istişare böyle. Bir bakıyorsun işte hürriyet diyor. Kelimeler çok güzel. Aradan hiç değişen bir şey yok. 150 yıl sonra da taktik aynı. Yani karşı taraf da yani ha Abdülhamid ha Erdoğan. Ha Menderes ha Erdoğan. Hiç değişen bir şey olmamış. Ya bir tane şablon var, onu oynuyorlar hep. Ve eyvallah, taktik aynı. Darbelere mantığı da aynı. Hı hı. Devrilme süreci de aynı. Korkunç bir kara propaganda, tamamen yalan, tamam mı? Karşı taraf ya ne yaparsa yapsın yaranamıyor. Ya Menderes dönemine bakıyorsun, Özal'a bakıyorsun, işte Erbakan'a bakıyorsun. Yani kim böyle azıcık böyle bir şey yapmışsa hakikaten adamlar böyle cepheyi kurmuş, içeriden çökertiyor. Çünkü dışarıdan kolay kolay yapamıyor. Yani düşün ki mesela bir Kıbrıs Savaşı'yla 74'te Kıbrıs oluyor, Türkiye kazanıyor, 75'te terör başlıyor. Kardeş kavgası. Bir bakıyorsun sağ sol. Ya bu nereden çıktı? Millet böyle bir şey bilmiyor ki. Aynı durum Afganistan'da da oluyor. Afganistan'da kimse Taliban şu bu falan bilmez. Irak'ta kimse Şii Sünni diye bir şey bilmezdi. Suriye'de de öyleydi. Veya da Libya'da da öyleydi. Ama adamlar öyle bir şey yapıyor. Bir bakıyorsun Kaddafi şeytanlaştırıyor. Bir bakıyorsun Saddam'ı şeytanlaştırıyor. Bir bakıyorsun Afganistan devlet başkanı yani. Ya 7 tanesinin
Üçü öldürülmüş, suikast öldürülmüş. Hı hı. Yani 100 yıl içinde Afganistan'da 6-7 tane devlet başkanı arasında çoğu Davut Han, Amanul Bin'in hepsi öldürülmüş. Yani şeyleri kim öldürmüş belli değil. Rus, İngiliz falan öldürdü kesin. Hı hı. O konuda da. Şimdi aynı şey bizim başımıza gelmiş. Abdülhamit ya kim devirdi? İttihat ve Terakki diyorsun. Neyle devirdi? Bu ülkeye jurnal dedi, gazete sokmak için ellerinden geleni yapmışlar. Gazete basmışlar gizli gizli ülkeye yüz binlerce, binlerce. Öyle bir kara propaganda yalan yapmış ki Abdülhamit şöyle yani dergiler var şu anda. Evet. Dergiler var. Bakıyorsun bir Abdülhamit karikatürü çizmiş. Resmen ağzına kılıç kan damlıyor. Ya bu adam iktidarda 33 yıl boyunca kalmış. Sadece bir tanesinin ölmesini şey yapmış. O da adam artık kabul edilemez bir şey ha. Yani kabul edilemez evet. Bir insan. Evet. İnsanlık dışı bir şey. Evet. Ama kendileri iktidara geldikten sonra ne olmuş? Bir yıl içinde devletin yarısı gitmiş. 10 milyon insan ölmüş 10 yıl içinde. Tabii. Ve bu adam halen takdir görüyor. Ama Abdülhamit kötü. Şimdi o zaman olaya şöyle bakıyorsun. Bu adamların işine kim geliyorsun buna iyi diyor, değilse kötü. Kötü diyor. Şimdi geliyorsun bugün kime besliyor? Besledikleri gruba bakıyorsun. Muhalefet olsun, iktidar olsun, iş adamı olsun, medya olsun, akademi camiası olsun, bürokrat hı-hı. olsun. Adamlar ülkeyi içeriden çöker diyor. Yani diyor ki mesela oyla deviremiyor. Ya bak şimdi bugün Tunus'ta ne oldu? Hani Batı'dan ses çıkıyor mu? Konuşacağız şimdi onu da konuşacağız. Evet, doğru, evet, tabii. Ses çıkıyor mu? Orada da çünkü hani fonlar var. Hani sandık orada. Diyorsun, rey diyorsun. Hı hı. Her şey hani demokrasi diyordun. Hani demokrasi? Hani meclis diyordun. Ha, hani meclisin üstünlüğü Asana, diyordunuz. Ganluşi kadar, biraz oraya geleceğiz. Ya Erbakan kadar tahammülkar bir adam, ya bir Ganluşi olur. Oy oranı fazla oldu dedi ama. Uluslararası sistem sizden yana. İçeride sesi gür çıkan bir azınlıksınız, bunun farkındayız. Tencere tava grubu. Tamam mı? Kavga etmek istemiyoruz. Yarı yarıya olsun dedi. Bak aslında Mursi de bunu yaptı. Hepsini içeri aldı. Evet. Yani dedi ki ya tamam. Biz evet oy olarak fazla biri olsak gücün sizde olduğunu biliyoruz. Silahın sizde olduğunu biliyoruz. Kavga istemiyoruz. Eşitçe dağıtalım dedi. En sonunda Mursi de Ganluşi de aynı akıbete uğradı. Evet. Eğer Erdoğan'ın dirayeti bak bunu hakkını vermek lazım. Yani basireti, feraseti, cesareti, net duruşu olmasaydı biz onlardan biterdik. 15 Temmuz odur işte. Bak bu Menderes'te yoktu. Bak net söylüyorum. Ben Menderes üzerinde çalışmış bir insanım. Bayar Menderes'ten daha iyiydi bu alanda. Vur dedi. Ben komiteciyim dedi. Bir darbeci dedi. En başta kendi güvenliğini düşünür. Ve darbeci affetme. Hatta çünkü 9 subay olayı vardı biliyorsun. 6-7 Eylül olayları falan. Affetme. Asla onları dedi. Hapset dedi. En ağır cezayı ver onlara dedi. Evet. O 9 subay olayında tabii, evet. Ya darbeyi ihbar eden Samet Kuşçu tutuklanıyor. Öbürleri serbest bırakıldı. Doğru diyorsunuz. Doğru. Darbeciler Makarios adamı koyduğu adı Makarios Faruk Güven evet. Türk. Peki hocam burada şey de sormak istiyorum. Şu nokta gelin Cüneyt. Hiç değişemiş şey yok. Yıl 2021 taktik aynı. Halen şeyle deviremiyor sandıkta. İşte tekrar kazanacağını görüyor. Bir bakıyorsun ki işte fonlanan adamlar Allah'tan kendi kendilerini açıklıyor. Hocam şunu da hemen sormak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde yine Lütfü Savaş'ın bir Lütfü Ateş'in bir sözü vardı biliyorsunuz. Adayımızı dış güçler belirleyecek babında bir şeyler söyledi. Allah söylesin. Herkes şok oldu tabii bunu duyunca. Ne çünkü diyorsunuz gibi adamlar işaret edecek. Diyecek ki bu olsun. Fonlamanın hemen öncesinde oldu. Arkasından yani, da fonlama çıktı ortaya. İşte Allah söylesin. Ya da bilerek söylüyorlar. Yani Cüneyt benim gördüğüm şey şu. Türkiye'de eğer siz milli, devletiniz büyük devlet, işte bu coğrafyada ben varım, önce benim sözüm geçiyor dediğiniz anda başınıza bu yabancılar çok ağır şeyler koyuyor ve maalesef söylüyorum. Bak maalesef söylüyorum. Düne kadar halkımız da bu liderleri korumuyordu. Bak Menderes'i korumuyordu. Evet, toplam meydanlar dolduruyor. 150 bin kişi. 300 kişi çıktı şeyde. Tabii. Şeyden sonra, darbeden sonra. Darbeden sonra 150 bin kişi Eskişehir'de, İzmir'de alkışlıyor. Tamam mı? 300 bin kişi hocam. Evet. 300 bin kişi. Eskişehir'de 50 bin kişi ayakta. Evet. Dediğim gibi İzmir'deki Kütahya şeyde falan 300 bin kişi birkaç gün önce topluyor. Arkadaş sizin başbakanımızı nereye götürüyorsun demiyor musunuz? Evet. Seçmediniz bu adamı. Evet. 57 seçmeni siz seçmediniz. Evet. Aynı şekilde rahmetli Özal. Aynı şekilde Erbakan. 28 Şubat. Aynı şekilde düne kadar ya sürekli 27 Nisan'da. Bak Erdoğan'ın bu şeyi zaten yani meydana çıkın ama millet bu nokta gelmiş. Bak yaşlı bir adam dinledim. Çok hep takdir ederim 15 Temmuz'da. Menderes'in fotoğrafını koltuğun altına koymuş. Köprü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden. Hani biliyorsun sağ sol yüksek ya. Yuvarlana yuvarlana adamcağız aşağı iniyordu.
Fotoğrafı Kanal 7 muhabiriydi yanlış hatırlamıyorsam. İzlemiştim ben onu. Ağlayarak meydana koşuyordu. Yani mermilerin üzerine gidiyordu. Ya amca sen ne yapıyorsun? Niye ağlıyorsun? Nereye gidiyorsun falan dedi. Dedi ki benim babam bu fotoğrafa baka baka ağlıyordu. Biz bunu koruyamadık. Menderes'in fotoğrafıydı. Duvarda asılıydı. Adamı asla koruyamadık. Şimdi şu nokta gelmek lazım. Erdoğan'ı yedirmemek lazım. Yani bu boyutuyla söylüyorum ha. Yani siz seçtiğinize, liderinize, devlet başkanınıza bu kim olursa olsun meşruysa bitmiştir. Sahip çıkmalısınız. Yani şu anda mesela diyelim ki nerede darbe oldu? Tunus'ta değil mi? Tunus'ta evet evet. Peki şimdi Tunus halkı eğer Ganuşi'ye sahip çıkmazsa şuradan söylüyorum. Birazdan o konuya geleceğiz. Tunus biter. Doğru diyorsunuz. Biter kardeş. Biter, biter evet, evet, evet. Ülke içeriden şöyle. Aynı durum. Şimdi Kaddafi'ye sahip çıkmadılar. Ne oldu? Geldikleri durum ortada diyorsunuz. Tabii ya. En kötüsü söyleyeyim. Saddam'a sahip çıkmadınız. Ne oldu? Beğenmeyin, beğenmeyin. Oranın devlet başkanı, halkı. Ortada işte. Yani veya bir de Afganistan. Ve başka ülkeler de böyle. Başka ülkeler de var böyle. Yani siz size dışarıdan bir adam kalkıp gidin, babanızı öldürün diyorsa düşünün. Dört kere düşünün. Evet. Doğru diyorsunuz hocam. Peki artık gelelim dış politikaya. Ki geçtiğimiz hafta içerisindeki en önemli konulardan bir tanesi de Doğucan Bey biliyorsunuz Kıbrıs'tı. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs'taki sürprizini, müjdesini daha doğrusu ülkemizde birçok kişi anlayamadı ilk başta. Ya bu mu kardeşim sürpriz dediler ama Batılılar çok iyi anlamış ki tepkiler ardı arkasına kesilmeden geldi. Demek ki onlar Batılılar bizim içerideki okumayı bilmeyenlerden daha iyi biliyorlar okumayı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın iki cümlesinin arkasından Batı'da yer yerinden oynadı. Hemen herkes bir şeyler söyledi bu konuda. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle Kıbrıs'taki son gelişmeleri, işte Kapalı Maraş bölgesinin durumu, Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi yeni bir meclis binasının yapılması, yeni bir Cumhurbaşkanlığı külliyesinin oluşturulması ve Kıbrıs'ın doğal olarak önümüzdeki günlerde olacak ismi de değişecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ziyade Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne döneceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı bunları söyleyince Türkiye'de dediğim gibi ya bu mu kardeşim derken Batı sinyali aldı. Mesajı aldı. Yani nasıl evet. değerlendiriyorsunuz bu durumu? Şimdi Kıbrıs meselesinde aslında Türkiye son yıllarda çok dirayetli bir duruş ortaya koyuyor. Bu Türkiye'nin geleneksel tezlerine de uygun bir politika. Yani biz anlam planı döneminde bir iyi niyet gösterdik. Karşılığında iyi niyetimiz cezalandırıldı bir anlamda. Evet. Çözümse çözüm için gereken çabayı Batı'nın istediği şekilde de biz zamanında gösterdik. Ama bu iş böyle olmuyor. Biz bunu deneyerek gördük. Bugün gelinen noktada biz iki devletli çözümden tarafız ve buna ilişkin tüm tezlerimizi de savunuyoruz yani geleneksel tezlerimizi. Tabii burada Türkiye'de özellikle AK Parti hükümetinin Kıbrıs politikasının geleneksel tezlere yakınlaşmasının yaşayarak öğrenilen bir boyutu da var. Yani Suriye iç savaşı patlak verdiği andan itibaren Kıbrıs'ın jeopolitik önemi biraz daha anlaşıldı. Evet. Yani Orta Doğu'yu gözetleyen bir konum. Eyvallah. Yine Doğu Akdeniz'deki gaz rezervleri ortaya çıktıktan sonra aslında oradaki bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'nin anlaşma yaparak, Münhasır Ekonomik Bölgesi anlaşması yaparak kendi tezlerini de meşrulaştıracak bir partner olduğu gerçeği ortaya çıktı. Tüm bu gerçekler ortaya çıktıktan sonra Türkiye geleneksel politikasına uygun olarak Kıbrıs'a çok ciddi anlamda sahip çıkıyor. Burada Ersin Tatar'ın Türkiye tarafından desteklenmesi ve Kıbrıs halkının da teveccühü neticesinde ortaya çıkan tablo bir anlamda denktaş ruhunun Kıbrıs'a dönüşüdür. Eyvallah. Son yıllarda Erdoğan'ın duruşuyla Erbakan'ın işte 74'teki duruşu arasında aslında bir fark yok. Türkiye'nin politikası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması. Ki orada mesaj da verdi rahmetli Ecevit'in devamı. Çok güzel yani evet. Güzel bir mesaj verdi. Mesaj yani. Verdi. Evet. O dönemdeki politika ile bugünkü politikanın aslında paralellik arz ettiğini ve ifade edebiliriz. Hı hı. Şimdi bu noktada Türkiye'nin son yıllarda önündeki bazı engeller de kalktı. Hı hı. Mesela Karabağ'daki işgalin sona ermiş olması Azerbaycan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanımasının aslında bir önünü açtı. Açtı. Benzer bir şekilde işte Türk Konseyi'nde Erdoğan'ın yaptığı konuşmayı hatırlayalım son zirvede. Artık Kıbrıs'ı tanıtalım dedi. Karabağ meselesini çözdük. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması noktasında Türk Konseyi üyesi devletlerden henüz çok açık bir destek gelmese bile itiraz da gelmedi. Evet. Yani bunun artık tartışılmaya başlandığını görüyoruz.
İngiltere'nin geleneksel politikasından uzaklaşmaya başladığı konuşuluyor. Hı hı. İngiltere Kıbrıs'ı belki de Türk Cumhuriyeti'ni orada tanımaya hazırlanıyor. Yine Pakistan Büyükelçiliği'nin attığı tweet'i hatırlayalım geçtiğimiz ay. Doğru diyorsunuz. Pakistan Büyükelçiliği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni resmi ziyaret gerçekleştiriyoruz dedi. Bu resmi bir tanımanın belki de ön hazırlığı. Ön hazırlığı. Yine Pakistan heyeti şeydeyken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeyken Azerbaycan heyeti de oradaydı. Ve Azerbaycan heyeti orada şu ifadeyi kullandı. Biz 3 devlet 1 milletiz. Evet. Tüm bu süreç aslında Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tanıtılması noktasında önemli adımlar attığını gösteriyor. Şimdi Erdoğan'ın işte Sayın Bahçeli ile beraber gerçekleştirdiği ziyaret esnasında tabii beklenti çok yükselmişti. Yani bu olaylar yaşanırken biz acaba Azerbaycan ve Pakistan'ı tanıdı mı açıklanacak veya işte İngiltere'den bir tanıma açıklaması mı gelecek diye bir beklenti içerisindeydik. O yüzden belki de biraz sönük kaldı gibi oldu. Hı hı. Ama aslında Türkiye her anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için çaba harcıyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir devlet ciddiyetine yakışır bir parlamentoya. Evet. Bir devlet ciddiyetine yakışır bir işte külliyeye belki. Başkanlık sarayına, doğru diyorsunuz. İhtiyacı vardı. Evet. Bu anlamda yapılan açıklamanın aslında herhangi bir komik yanı yok. Yapılan açıklama gayet devlet ciddiyetini yansıtan evet. bir açıklama. Ben böyle okumak gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Şunu da söylemek lazım. Özellikle şu anki kullandıkları Cumhurbaşkanlığı köşkleri onların İngilizlerin oradaki sömürge valisinin kullandığı konut. Aynen. Onu kullanıyorlar. Maalesef. Yani sembolik değeri çok çirkin tabii. Değer yani. Tabii. Yani sonuç itibariyle şunu da söylemek lazım. Biz Çankaya Köşkü'nden niye taşındık? Cumhurbaşkanlığı külliyesi yapıldı. Onu da biraz düşünmek lazım ki biz onu bir dünden yanına belgeselinde detaylı bir şekilde anlatmıştık. Karşısında da bir İngiliz büyükelçiliği vardı. Yani bazı şeyleri çıkartmak zor değil. Sonuç itibariyle gele eski Türkiye. Yani sonuç itibariyle dediğiniz gibi Kıbrıs'ta bir şeyler değişiyorsa Kıbrıs'ın artık bir devlet yani Kuzey Kıbrıs'tan ziyade Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olacak ise ki olacak ona göre de şartlarının uygun olması lazım değil mi? Siz bu mesajı verirken Avrupa, Amerika ve Birleşmiş Milletler direkt aldılar alacaklarını. Her ne kadar bizim Türkiye'deki bazı simalar, bazı ham kafalar bu ne dedi diye düşünürken oradan direkt cevaplar geldi. Hocam siz de devam edelim. Siz ne diyorsunuz? Bir Avrupa, Amerika ve Birleşmiş Milletler'den peş peşe biliyorsunuz açıklamalar geldi. Bunlar kınama mesajlarıydı ki aynı sertlikte, aynı tonda biz cevabını da verdik bu arada. Onu da söyleyelim. Şimdi Cüneyt bir kere şunu söylememiz lazım. Türkiye'nin Kıbrıs'ı bir sorunu 74'te çözülmüştür. Yoktur yani. Ve bunun bedelini de çok ağır ödedik. Evet. Yani 55'ten 74'e kadar çok kişi öldü Kıbrıs'ta. Çok ağır bedeller ödendi. 74'ten hatta diyelim günümüze kadar yani Türkiye'deki terör dahil bir sürü baskı Kıbrıs yüzünden oldu. Tırnak içinde söylüyorum. Yani Kıbrıs nedenlerinden bir tanesi de oydu. Ana evet. nedeni Kıbrıs'tır. Yani hı hı. Türkiye çünkü 1876'da Kıbrıs'ı kaybetti. Maalesef. Ve 74'teki operasyon yani barış harekatı hı hı. Türkiye'nin ilk defa kaybettiği bir toprağa geri alma. Bu çok büyük başarıdır. Yani rahmetli Erbakan aslında hepsini alın diyordu. Keşke hepsini alsalardı. Evet. Ecevit Aynen. durdurdu. Yani o süreç ama Ecevit hakkını vermek lazım. İkisi gerçekten yani ideolojik farkları zıt olmasına rağmen söz konusu vatan olduğu zaman yani asıl olması gereken tablo bu. Budur. Evet. Yani bu şimdi çakma solcular gibi değil. Hı hı. Yani milli bir solcu ol. Solcu da milli ol yani. Yani ne olursan ol. Önce milli ol. Önce büyük Türkiye sevdasına. Milli damarın olsun değil mi? Olsun. Onu söyleyeyim. Milli damarın ana tabanı milli olacak. Evet. Fikrin ideolojinin çok da önemli değil yani. Şimdi sen bayrağına, milli marşına, yani milletine, devletine, kutsalına, yani kitabına eğer sen söydürmüyorsan, sahip çıkıyorsan helal sana. Gerisini boş ver. Evet. Fikrin, zikrin farklı olsa da çok da önemli değil. O da teferruat olur diyorsun. Ana ilkeler var ha. Eyvallah. İslam'ın şartı 5'tir. Böyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Bunlara dokunma. Gerisini arada bir farkların olsa da çok da önemli değil yani. Hı hı. O teferruattır. Ona girmeyeceksin. Ama şu anda bazıları zaten bu ana şartları dağıtmış. Yani adamın üzerinde durduğu aksı yok yani hı hı. arabasını. Şimdi niye Kıbrıs? Bak. Bu çok önemli. Şimdi bir kere orada bir SİHA üssü açıldı. Evet. Sağında ve solunda ucunda işte biliyorsunuz Kıbrıs'ın işte bu burun kısmı diyelim. O biliyorsunuz haritada. Karpaz olduğu yer. Evet. Mesela o kısım Türkiye'nin işte bu parselleme olayı ve SİHA'nın üssü
Türkiye'yi etki alanını en az 300 kilometre aşağıya kadar indirdi. İndiriyor. İsrail'i doğrudan vuracak hale geldi. Evet. Asıl... Hatta Mısır'ı da oradan kontrol edebilecek. Yani bu ne demek? Türkiye Süveyş kanalına 1865'ten sonra ilk defa doğrusu geri geliyor demek. Eyvallah. Bak bu kısa bir şeydir ama çok önemli. Aynı anda da Libya ile münhasır ekonomik sahası komşu oldu. Hı hı. Libya'da da üs kurdu. Şimdi Türkiye, Libya, Kıbrıs bir üçgeni al, Doğu Akdeniz'i kapatmış oldu. Ve burada en çok tırnak içinde söylüyorum, çığırtkanlık yapan Fransa. Çünkü o Levant bölgesi gitti. Gitti. Yani bu çok önemli. Evet. Ve Türkiye şu anda ben hatta geçen Rusya savunma Şoygu'yla böyle Twitter'da bir atışmamız oldu. Şimdi Ruslar nereye geldi? Sıcak sulara geri geldi değil mi? Hı hı. Daha doğrusu yoktu da ilk defa geldi. Evet. Tartuslar, Laskeri şurada burada. Şimdi adamlar bunun farkındalar. Yani Türkiye büyük devlet oluyor. Bir yandan S-400, bir yandan söylüyorlar siyasi, değil mi? Onlar söylüyor. Türkiye bölgesel güç oldu dedi Ruslar. Küresel bir güç, bölgesel değil. Hı hı. Ruslar bölgesel güç tabii dediler de. Türkiye küresel bir güçtür. Yani hı hı. Türkiye siz Orta Doğu'da yürüyemezsiniz. At oynatamazsınız, hiç oynatamazsınız. Evet. Suriye'de oynatamaz, Kıbrıs'a hiç oynatamazsın. Ve burada Kıbrıs, Türkiye batmayan bir uçak gemisi gibi hizmet ediyor. Hatta son programı hatırlarsan bir şey söyledim. Evet demiştiniz. Kıbrıs, Kıbrıslara bırakılamayacak kadar önemlidir. Evet. Bu bizim için. Yani bu bir, yani orada hatta bazı farklı sesler biliyorsun çıkabiliyor filan. Tatar, işte meclise gelmeyenler oldu biliyorsun. Onu da söyledi Ersin Tatar. Şimdi bu kusura bakmasınlar, bu Türkiye'nin beka sorunu. Kesinlikle. Tamam mı? 1876 bu Abdülhamid'in de dahiyana bir stratejisidir. İngilizlere işte o maddede Kıbrıs bıraktığı zaman madde koyuyor. Diyor ki senin elinde olduğu müddetçe ben kabul ediyorum. Ama senin elinde çıktığı zaman ben geri alacağım. Benimdir. Normalde Kıbrıs bizimdi. Tamamı bizimdi. Eyvallah. Ve tarihin hiçbir dönemi Rumların olmamıştır. Olmamıştır. Ve 1876'daki Kıbrıs'ın nüfusuna bakıyorsun. Yarısından çoğu Türk. Türk. Doğru diyorsunuz. Yani Türk nüfusu. Müslüman evet. nüfusu daha doğrusu. Orada Hala Sultan Türbesi var ya. Peygamberimizin halası. Hazreti Osman zamanında Kıbrıs fethedilmiş. Evet. Yani 1571'de Osmanlı almış. Ondan önce zaten tamam Müslümanların egemenliğine geçmiş. Memlüklerin, işte Emevilerin, Abbasilerin. Yani hakimiyeti belli. Yüzlerce cami var filan hepsini yıkmışlar. Hı hı. Şimdi Cüneyt şu noktaya gel. Şimdi Kıbrıs'ı biz şu anda son diyelim hı hı. külliye yapımı. SİHA üssü, işte hı hı. ismin değişikliği, Maraş'ın kamusal alanların açılması, özel mülkiyet, şahsın malı varsa gel paranı al git tarzı Rum'da olsan. Bu çok güzel bir şey. Bu geç kalmış bir adam. Çünkü bu adamların uzlaşmayla alakaları yok. Öyle bir kültürleri yok. Yok kardeşim. Yani doğru diyorsunuz. Böyle evet. bir şey yok. Ve o nedenle yapılacak bir tek cümle var. Hiç uzatmayacaksın. Kıbrıs'ta iki tane ayrı devlet vardır. Hı hı. Federasyon, konfederasyon diye bir şey mümkün değildir. Tamam mı? Bu Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir, bitmiştir. Adı da budur. Hı hı. Tamam mı? Ve orada ekonomik olarak Rumlara ihtiyacı yok. Rumların bize ihtiyacı var. Eyvallah. Bu Avrupa Birliği, Londra ve Zürih anlaşmalarına aykırı olarak Kıbrıs Devleti'ni, tamam mı? Normalde işte 63'te kuruldu, Rumlar dağıttı, yıktı, bunun bittiğini bildiği halde tuttu. Rumları Kıbrıs'ın da, kuzeyin de sahibi olarak muhatap aldı ve bunlar AB'ye üye yaptı. Hı hı. Bu asla kabul edilemez bir şey. Uluslararası hukuka aykırı bir şey. Londra Zürih anlaşmaları aykırı bir şey. Maddeleri var. Yani Türkiye üye değilse giremez. Sen neden aldın kardeşim? Nasıl aldın? Hangi hakla sen şu anda bağırıyorsun? Ve adamlar şu nokta gelir. Rumların muhatabı, şöyle diyeyim size. Türkiye'nin Kıbrıs'a muhatabı sanki Rumlar değil, Avrupa Birliği tamam 30 ülkesi. Evet. Ne alakası var? Zaten dertleri doğru. Dertleri yani, bu. O zaman bunların getirmek. Dertleri şu. Türkiye'nin bir kolu daha çıkmasın. Kıbrıs bir koldur. Eyvallah. Bir koldur. Uzun bir koldur. Hı hı. Güçlü bir koldur. Ve etrafında da doğalgaz, petrol, bir sürü ham madde kaynakları var. Velev ki olmasın. Hayır olmasın. Evet. Hiç de önemli değil. Doğalgaz çıkmasın. Çok da önemli değil. Bir reis aradı bulamadı. Hiç de önemli değil. Kıbrıs batman bir uçak gemisidir. Güvenlik olarak Türkiye'nin bütün güney sahillerini koruyan tek şey Kıbrıs'tır. Ve bize 100 kilometre mesafede Yunanistan Mora Adası'na 700 kilometre. Evet. Yani 650'ye 150 ya. Ve dediğiniz gibi yani biz Kıbrıs'ta kaldığımız sürece İHA'larımız ve SİHA'larımızla bütün Doğu Akdeniz'i ve Doğu Akdeniz'e kıyısı olan bütün ülkeleri kontrol altında tutabiliriz. Bence o Kıbrıs'a derecede... da bir S-400 bataryası kurmak lazım. Yani benim tavsiyem o. Acildir, önemlidir. Çünkü Orta Doğu karıştırılıyor. Yani bu belki şu anda belki böyle bir sert bir şey gibi geliyor ama Rumların S-300'ü var. Evet. Neden olmasın? Rumlar NATO üyesi, AB üyesi falan değiller mi? Değiller. Yunanistan üyesi değil mi? Üye adaları neden silahsızlandırıyor? Üye.
Adalar Lozan'a göre silahsızlandırılamaz. Silah konamazsınız, evet. Adam getirmiş 5 kilometre mesafede Meis Adası'na koymuş. Evet. Ya Horoz Adası ya karşıda ya. Horoz ötüyor sesini duyuyorsun. Evet. Hangi akla bunu koyuyorsun? Ve bunu göstere göstere yapıyor. Neden bunlar şımarıklar? Avrupa Birliği'ni falan arkalarına alıyorlar. Ben her zaman söylüyorum. Benim iddiamda hiç bugüne kadar da yanılmadım. Allah'tan ki Avrupa bir birlik kuramadı. Tek devlete dönüşemediler. Ama söz konusu Türkiye olduğunu birleşiyorlar. Yani burada bir gerçek var. Ege Denizi'nde sorun. Hocam tarihi bir acı var biliyorsunuz. Söylemeye gerek yok, evet. Maalesef söylüyorum. Biz tarihi unutmak istiyoruz. Biz diyoruz ki tarihte yaşanan tarih şartları değişti. Şu anda yeni bir dünya düzeni var. Kardeşim madem siz çağdaş demokrasi bilmem ne falan deyip duruyorsunuz. Değil mi? Biz de seviyor olmak istiyoruz işte. Arkadaşlar gelin. Biz sizi koruruz işte neyse. Ama adamlar bunu istemiyor. Ya adamların bilinçaltları bozuk. Yani bize karşı ön yargıları çok sağlam. Ve olayları da gayet de iyi biliyorlar. Ve ben şuna da inanıyorum. Türkiye'nin yapacağı bir Avrupa Birliği üyesi olmaktan ziyade hayır. Bir pakt kurar, kendisi yeni dünya düzeni kurar. Çok da ihtiyacı zaten, yok. Zaten o tarafa da yoğun bir gidiş var. Mecburdur zaten. Başka çaresi yok. Yani adamlar dürüst değiller ha. 63 Ankara Anlaşması'ndan gelmişiz 2021'e. Halen Rum yönetimini alıyor, Türkiye almıyor. Evet. Ya o zaman Rum diye bir şey yok. Evet. Teşekkür ederim hocam. Efendim kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Efendim haberlerin özür dilerim, reklamların ardından sizlerle birlikteyiz tekrar. Haber demek durumundayım çünkü bu sabah bütün haber sitelerinde gördük. Arkasından haber bültenleri haberi girdi ama tabii gelişmeler bir gece öncesine kadar gidiyor. Tunus'ta neler oluyor Doğacan Bey? Tunus'ta bir darbe mi var? Ortalık karıştı. Cumhurbaşkanının müdahalesi söz konusu vesaire. Ya darbe her zaman işte orduların tankların yürümesiyle gerçekleştirdiği bir eylem değil. Değil. Az önce... Bu da darbenin bir çeşidi olarak görülebilir değil mi? Gayet tabii. Bu sivil bir darbedir yani. Darbedir. Cumhurbaşkanı bürokratik etkisini kullanarak parlamentoyu feshetmiştir. Bu yani kabul edilebilir bir şey değil. Normal değil. Bir demokraside olması gereken bir şey değil. Tabii tepkilere baktığım zaman uluslararası toplumun tepkilerinin beklenenin altında olduğunu görüyorum. Yani normal şartlarda her fırsatta demokrasi vurgusu yapan uluslararası toplum gereken tepkiyi bence vermemiştir. Eyvallah. Burada şunu belirtmek gerekir. Hüseyin Hoca ilk aşamada işte medyada üzerinden yürütülen operasyonları anlatırken şunu söyledi. Devletler artık işgal yapmıyor, büyük devletler, batılı devletler. Evet. İşgal çok maliyetli çünkü. Bunun yerine kullanılabilir aktörlerle çeşitli ülkelere yönlendiriyorlar. Ayar çekiyorlar bir anlamda. Çok az bir maliyetle değil mi? Düşük çok bir maliyetle. Çok maliyetsiz. Yani konuşulan rakamlar bugün bize çok uçuk ve büyük geliyor olabilir ama bir işgalin maliyetine kıyasla çok daha masrafsız bir yöntem. Bugün Amerika Afganistan'da sırf savaşın maliyetini sürdüremediği için çekiliyor. Tüm bu ortamda Tunus'ta gerçekleşen süreç bize şunu da gösteriyor. Demokrasiye sahip çıkma noktasında işte taviz vermemek gerekiyor belki de. Hani çok önemli. Mısır'da Mursi devrildiğinde herkes şu eleştiriye getiriyordu. İşte Mursi uzlaşmıyordu. Bakın Tunus'takiler uzlaşıyor. İkisi de Müslüman kardeşler. Tunus'takiler sistem içerisinde varlığını sürdürebiliyor. Diyorlardı. Diyorlardı. Bu işin böyle olmadığı da görüldü. Yani Müslüman kardeşlerin Arap Baharı sürecinde elde ettiği müthiş bir coğrafi hakimiyet vardı. Yani bölge halklarının nezdinde bir karşılığı vardı Müslüman Eyvallah. Kardeşlerin. Ve işte Mısır'da iktidara geldi, Tunus'ta iktidara geldi. Suriye'de çok yaklaştı buna. Bu süreç Müslüman kardeşlerin İsrail'i kuşatabileceği, Müslüman kardeşler ideolojisinin aslında... Öyle bir algı oluştu değil mi? Siyonizmi rahatsız ettiği bir durum yarattı. Eyvallah. Bu rahatsızlık hızla Müslüman kardeşlerin işte Mısır'da iktidardan düşürülmesi gibi bir duruma yol açmıştı. O döneme ilişkin belli yazışmalar ortaya çıktı. İşte İsrail yetkilileri Obama'dan izin istiyorlar Mısır'da darbe yapabilmek için. Yani darbenin arkasında İsrail var. Obama da en azından yapmayın demiyor. Yani açık destek vermese de. Ve bu tablo nihayetinde Mısır'da darbe getirmişti. Şunu söyleyebilir miyim ben? Obama da herhalde son dönemin gelmiş geçmiş en tehlikeli Amerikan başkanıydı. Tabii yani fiilen bir işgalde Allah bulunmasa da. Allah bence zencilerin yüz karası. Hep bunu söylüyorum. Fiilen bir işgalde bulunmasa da müthiş bir kan akıtı coğrafyada. Evet. Çok tehlikeli bir adamdı. Kesinlikle. Bu anlamda Tunus'ta yaşanan süreç de bize şunu gösteriyor. Artık Müslüman kardeşlere Batı, yani bir anlamda demokratik koşullar içerisinde İslami hassasiyetlerle siyaset yapan gruplara Batı, yaşam hakkı tanımıyor.
kendi proxyleri aracılığıyla ayar çekiyor. Tasfiye ediyor. Bu bize şunu da gösteriyor. Arap Baharı sürecinde büyüyen o toplumsal hareketlerin tamamen aslında 10 yıl sonra sönümlenmesi gibi bir toplumda karşılığı sönümlenmiyor belki ama umut sönümleniyor. İktidara gelme, devleti dönüştürme, daha farklı bir dünya inşa etme hayali sönümleniyor. Bu anlamda sürecin Tunus'ta bir nihayete erdiğini görüyoruz. İşte Suriye'de Beşar Esad hala iktidarda. Mısır'da bir darbeci devrildi, halk devrim yaptı ama sonrasında bir başka darbeci geldi. Tunus'ta işte o 2011'in koşullarından tamamen uzaklaşıldı. Ki gerçekten de Tunus'taki Ennahdar son derece uyumlu bir siyaset. Seçim kazandığında biz yani yine Hüseyin Hoca da belirtti. Seçim kazandığında biz koalisyon yapalım, tek başımıza iktidar olmayalım diyen, hatta işte hükümete siz temsil edin diyen son derece demokratik, uyumlu, sistemle kavga yapmak yerine sistem içerisinde temsil hakkını koruma hassasiyeti gösteren bir hareketti. Buna rağmen yaşam hakkı tanınmadığını görüyoruz. Bu üzücü ve yani gerçekten ben uluslararası toplumun gereken tepkiyi darbeler karşısında vermediğini bir kez daha gördüğümüzü söylemek istiyorum. Kendileri yaptırdığı için darbeleri değil mi? Yani ilkesel düzeyde darbenin her türlüsüne karşı çıkmak gerekir. Bu anlamda Türkiye'nin duruşu her dönemde idealist bir duruş oldu. Değerlidir ama uluslararası toplum bu değerli duruşu gösterememiştir. Zaten öyle bir niyetleri de sanırım yok. Çünkü bütün darbelerin arkasında bir şekilde onlar çıkıyor. Bütün deliller de ortaya dökülüyor. Peki Hüseyin Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Cumhurbaşkanı Said ne yapmak istiyor? Nedir bu yaptığı? Bir sivil darbe midir? Daha başka bir şey midir? Bu adam diktatör mü olacak? Ve Tunus'u neler bekliyor sizce? Cüneyt, işte ilk konumuz hani dedik ya, medya para aktaranlar annesini Tunus'ta da yapıyor. Yani bir kere bunun sonucu budur. Birleşik Arap Emirlikleri fonları, evet. O görünen kısmı ama asıl işte bu, yani şimdi çizgi şeyi Stratfor'a bağlı. Stratfor CIA'ya bağlı. Evet. Yani CIA'nin bütçesi, yani öyle sizin gördüğünüz rakam olarak diyelim 100-200 milyar dolar ama aslında bunun 5-10 katı. Ve bu 5-10 katının %80 işte bu şeyler aktarılıyor. Yani bir kere çünkü Doğacan'ın bahsettiği gibi bunun maliyeti çok daha düşük. Eyvallah. Bu etki ajanlı var ya, içeriden çökertme var ya. Şeyler, askeri işgallerden falan çok daha ucuz. Bir F-16'nın kalkışı inişi 150 bin dolar. Doğru diyorsunuz. Şimdi günde 1000 sortu yapsa, yani Irak Savaşı'nda öyle oldu. 500 uçak bazar günde 6-7 sortu yaptı. Toplasam 1000 sortu. Kaç milyon dolar yaptı? 150 milyon dolar. Adam bunu bir yılda harcıyor. Bak bizimkilere 150 milyon da 3-4 yılda vermişti. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, bu sadece uçak. Peki ölen asker düşün. Tabii. Bak Afganistan'a Amerika'nın maliyeti şu ana kadar rakamlar muhtelif ama en az 130 milyar dolar. Çok daha fazla. 130 milyar dolar. Ben eminim daha fazla. Fazla. Çünkü Rusları çökertti. Yani son Sovyet askeri 250 bine çıkmıştı. 250 bin asker günlük karavan eğisi hiç mermi yetmez. Hesap edin yani değil mi? Bak Amerika Bagram üstünde bir bardak suyu içen asker o su Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyordu. Doha'dan gidiyor. Uçağa biniyor. Bir bardak su. Afganistan'ın içinden almıyor. O su uçağa biniyor. Düşün ki hatta yanılmıyorsam Toroslardan su gidiyormuş. Doğrudur. Yani hatta Coca-Cola ait bir su markası. Yani bunu daha da ya, çok da, söylemeyeyim. Çok, tamam. Evet, çok da reklam etmeyelim. Doğru. O kadar söylemeyeyim. Çünkü bizimkiler biliyorsun burada belediye suyu bile şeyini kesiyorlar sağ olsun. Ne güzel, ne güzel. Doğru yapıyoruz biz yani. Doğru yapıyoruz. Yani adını bildiğim için söylüyorum. Emin olduğum için söylüyorum. Şimdi gelin Tunus'a gelelim. Şimdi bak. Bu adamların demokrasi diye bir dertleri yok. Demokrasi Ebu Cehil. Batılılardan bahsediyoruz tabii değil mi? Tabii ki. Demokrasi bunlar için Ebu Cehil'in putu gibidir. Eyvallah. Acıktılar mı yerler, işlerine geldim kaparlar. Tamam. Bunların demokrasi inansalardı Erbakan'ı böyle çökerttiler. Ha Erbakan ha Ganuşi. İkisi kardeştir. O kadar söylüyorum. Ve Ganuşi aynen Erbakan gibi. Hiçbir şekilde kardeşim halk istemiyorsa gelmiyoruz dedi. Halk Ganuşi istedi. Buna rağmen yumuşak davrandı. Dedi ki arkadaş işte bu Said Kays dediğimiz adam. Asker, Batı, içerideki Fransızlar. Çünkü evet. Tunus yıllarca Fransa'nın 1881'den beri Tunus ta 1960'lara kadar Fransa'nın işgal altında. Tunus şu anda Arapça konuşmuyor. Fransızca konuşuyor. Hatta bir tane diplomat bizim Dışişleri Bakanı'na konuşmuştu.
Şimdi o Tunuslu diplomat diyor ki bizimkine, ya siz bizim ülkeyi sömürdünüz işte 150-200 yıl falan, ne işiniz vardı falan gibisine bir şey söylüyor, 300 yıl falan. Çünkü Turgut Reis Tunus'u İspanyollara karşı koruyor. Barbaros İtalyanlara karşı koruyor. Bak o zaman ha. Bizimki diyor ki ya eğer biz sizi sömürmüş olsaydık. Düşün ki hatta onlardan birisi insafa geliyor. Evet ya haklısın diyor. Siz şu anda Türkçe konuşurdunuz. Bak Fransızca konuşuyorsunuz. Evet. Evet, benzer bir durumu da Yasin Aktay yapmıştık şeyde Kuveyt'te. Ona da ben şahit olmuştum aynen. Hocam. Evet. Şimdi Cüneyt düşün ki Ganuş'u bu kadar anlayışlı, aklı başında. Uzlaşmacı. Ve Arap Baharı biliyorsun Tunus'tan çıkıyor. Başta da evet. Muhammed Boğazi diye bir çocuk diyor ki ya bu kadar yolsuzluk bu kadar ki Tunus'ta ikiye böl. Kuzey Güney ayrıdır. Diyor ki yani artık kendini yakıyor. Diplomalı bizim hani var diye diplomalı hıyarcı diye bir tabela diyor. İşportacıydı çocuk. İşportacı. O çocuk da öyleydi. Muhammed de öyleydi. Okumuş ama bir şey yaramıyor. Tunus'ta genç nüfus, eğitimli, aklı başında bir şey var ama çıkış yok. Kuzey bölgesi bizim Antalya gibi güneyi işte hiçbir yere benzemiyor. Hakkari bile benzemiyor. Yani şöyle aşağı indirme. Bambaşka bir Tunus. Dili farklı, kültürü farklı, inancı farklı. Tabiat her şey değişmiş ve bu süreç Tunus'u çatışmaya götürecek. Ben sana söyleyeyim. Bir kere şu kesin görülüyor. Kardeşim madem siz halkın oyu demokrasi namustur. Rey demokrasi şeyidir. Eyvallah, evet. Eyvallah. Demokrasi namusu reyin korunmasıdır. Halkın verdiği oya yani Ganuşi'ye yani Tunus İslami Hareket dediğimiz işte Nahda Hareketi. Siz onu batırıyorsunuz. Hani sizin demokrasiniz? Hani Ebu Cehil Batunuz? O zaman gerçek bir şey ortaya çıkıyor. Bak bunlar Cezayir'de İslami Selamet Fis, FIS dedikleri 92'de iktidara geldiği zaman şöyle bir sloganları vardır. La Şarkıya, La Garbiye, İla İslamiye, İla İslamiye. Böyle ne Şark ne Gar. Böyle bir sloganları vardı. Bu Tunus'ta tekrar sokağa düşecek. Tunus'ta da bu var. Tamam mı? Ve o zaman çatışma gider. Kusura bakma. Sen madem benim oyuma da saygı duymadın. Sen yolsuzluğun kralını yapıyorsun. Tutturmuşsun birkaç tane medya şeyle beraber. Ve bu Libya çevirecek Tunus'u. Hedef bu. Tabii eyvah. Ona götürür bu. Bak ben sana söyleyeyim. Gider çünkü, diyorsunuz yani. Tabii ya Ganuş'u çağırdı taraftarla meydana. Dedik yani barışın. Şimdi Cumhurbaşkanı bizi çağırmadı mı? Eyvallah. Beni çağırmadan ben meydana çıktım. Diyarbakır'da AK Parti'nin önüne daha çağrı gelmeden saat 10 gibi ben çıktım. Çünkü ben bunun darbe olduğunu biliyordum. Ya, bu işin uzmanıyım. Yaşıyorum biliyorum. Bu Tunus'ta da böyle. Çünkü insanlar yolsuzluk, yoksulluk, işgal ya bu. Bu bir işgaldir bak. Adamlar artık 1881'deki gibi tankla, topla, tüfekle gelmiyor. Gelmiyorlar. İçeride mankurtları yetiştirmişler. Ya Kays, işte Said Kays dedi. Anayasa adam, profesörüymüş bu adam ya. Şaka bizde gibi. Bizde de yok muydu? Şaka gibi. Niye bizdeki 60 anayasası yapanlar hepsi profesör değil miydi? Değil tabii canım. Veli Hıfzı, Veldet oğlu ve diğerleri. Tamam. Cemal Madanoğlu'na tokatlayıp odaya koyduğu zaman yapın lan şurada bir anayasa bana. Yapmazsanız çıkartmam diye tükürdükleri zaman o adamlar profesör değil miydi? Evet doğru diyorsunuz. Değil miydi? Evet evet. Şimdi biz diyoruz ya Türkiye'nin aydını Cemil Meriç ifadesi Batı'nın ajanı. Ya postal yalayıcısı adam ya. Az mı profesördü bunlar? Gerçekçi ol. Tunus'ta da var. Aynı durum orada. Aynı durum. Aynı durum Mısır'da da var. Evet. Mursi ne yaptı? Mursi dedi ki kardeşim Kıptiler gel ya %5 oyun var. Gel %20 temsil ol. Tamam mı? Layık kesim. Senin %20 oyun var. Yani Batı bizden 150 yılda %20'lik kesim mi devşirdi? Tamam ben seni tanıyorum. Yeter ki sus dedi. Erbakan aynısını yapmadı mı? Evet. Yaptı. Dedi ki kardeşim bizim derdimiz yok ya. Benim vatandaşımız milli olsun yeter. Yani ben fikri ya başörtüsüne karışmadan ben sen açığına da karışmıyorum. Benim öyle bir derdim yok. Tamam ama adamın derdi var. Senin derdin yok ama adamın derdi var seninle. Tamam mı? Bu Tunus'ta da böyle. Hadi çıkın protesto edin. Bak ne yaptılar biliyor musun? Taktik çok basit. Aynısını Mursi yaptılar. Ekonomik olarak boğuyor adamı. Ganuş'u boğuyor. Nahda'yı boğuyor. Evet. Normalde son seçimde iktidara gelen oyu artan Ganuş'uydu. Hatta Konya'da bir sempozyum var. Bir kıymetli doktor öğrencimiz var. Onunla beraber katılacağız yani böyle sunum olarak da gönderdik. Çalıştığı alan bu. Ganuş'u Erbakan mukayese İslami Hareketi işte Tunus'taki yapıyla bizimki Nahda Hareketi diriliş demek. Bizimkinin işte Erbakan Refah Hareketi karşılaştırılması filan. Aşağı yukarı aynı sloganlar hani milli olmak, kalkınmak, büyük Tunus, işte güçlü Tunus, modern Tunus filan. Kimse kalkıp da ben Roma'yı alayım demiyor. Demiyor. Ama adamın Tunus diye bir derdi var. Eyvallah. Tamam mı? O zaman dün şu noktaya geliyorsun. Çok bak güzel. Arkadaş bu adamlar sen istediğin kadar ben Osmanlı değilim. Ben Barbaros'u unuttum.
Hayrettin Paşa'yı tanımıyorum desen de, sen de adam biliyor. Andre Doria yenenin sen olduğunu biliyor. Eyvallah. O zaman şu noktaya gidiyor. Sen unutmamış şey ifade etmiyor. Yani seni kurtarmıyor ha. Adamın unutması gerekiyor değil mi? Ama o da unutmuyor işte. Ama adam güçlü. Eyvallah. Adam bu tarihi biliyor. Hı hı. Adam Tunus'un İtalya'yı aldığını biliyor. İstediğin kadar unut. Sicilya'nın 300 yıl Tunus'a bağlı olduğunu biliyor. Malta'nın gitsen Malta'ya git. Malta'ya ben gittim Malta'ya. 100 Maltalı ile konuş. 99 Osmanlı yendiğini söylüyor. Ya nasıl yendiniz dedim. Osmanlı kuşatmış da kuşatmadan kurtulmuşlar. Hikaye bu yani. Hikaye bu. Biz onları yendik diyor. Halbuki Osmanlı bunları aç bırakmış, kuşatmış, perişan etmiş, istese alabilirdi. O arada bir fırtına mı çıkmış, İstanbul'da bir olay mı çıkmış, geri dönmüşler. Geri dönmüşler. Hikaye bu. Ama bütün tarihleri bu. Sicilya git bak Ferdinand Arapça konuşuyordu. Hem de 150 sene. Anlatabiliyor muyum? O zaman Cüneyt şudur. Tunus'u adamlar vermiyor. Sırada Cezayir var. Cezayir'de de Libya modelini uygulayacaklar. Arap Baharı baştan sona bir kurguydu. Ben ilk günden beri bunu söylüyorum. Hı hı. Yani bir enerji var. Bu enerjiyi yönlendiriyorlar. Evet. Yani bak. Ki Condoleezza Rice o zaman onu söylemişti değil mi hocam? Canım yani bunlar. Condoleezza Rice söylemişti o zaman. Dikkat et bak. Tunus'ta Bin Ali vardı. Hı hı. Zeynel Bin Ali vardı. Evet. Uçağa bindiği zaman işte ilk darbe orada oldu. Ben dedi geri döneyim mi? Karısı bir tokat attı buna. Ya gerizekalı 28 yıldır sen burada dedi bir şey yaramadı. Bari ölmeyelim. Bir de Arabistan'da öldü. Kimse duymadı zaten. Ama Batı onu destekliyordu. Zeynel Bin Ali kimse bir şey demiyordu. Aynı şekilde Hüsnü Mübarek. Ey Mısır halkı dedi bir tane demokrasi getirmişim dedi. Nasıl bir şey dedi. İki oğlumdan birini seçin dedi. Kim istiyorsan seçebilirsin dedi. Sonra Mübarek'e ne yaptılar? Hiçbir şey. Ya 30 yıl boyunca bu adam yedi ama niye? Burada iki hedef var. Bir, İsrail'le dokunmayacaksın. Hı hı. İki, bak şu anda Fas'la İsrail arasında uçuşlar başladı. Marrakeş'te. Fas'ın kralı kendinden korkmaya başladı. Başıma gelecek diye. Evet. Anlatabiliyor muyum? O zaman Birleşik Arap Emirlikleri falan filan hikayesini büyüt. Hı hı. O adamlar o Arap Baharı'nı ters, Arap Karakışı filan tersine çevirdi. Mursi işte Ganuşi falan da bitti mi hikaye kalmıyor diye zannediyorlar. Yanılıyorlar. Bak, ne eminim peki? Yanılıyorlar. Ne olacak peki? Ne kesinlikle söylüyorum. Hı hı. Bak insanların eğer benim oyuma, benim oyunla ihtarın değişmeyeceğine inancı gelişirse ölür. Ve öldürür. Evet. Bu siyaset biliminde olan bir şeydir. Bu böyledir. Patlar bu. Fizikte de böyledir. Barajı ağzını kapatırsa ne olur hocam? Çok basit şişer, ya. Şişer patlar. Bu kadar basit. Şimdi bu şişeyi alttan kaynat güm diye patlar. Bu Tunus için de geçerli. Şimdi şu anda bu siyaset, bu adamlar bu işi iyi biliyorlar. Bir ara gazı açarlar, çıkar, kapatır, sürdürülebilir bir unutturma sistemi uyguluyorlar ama hayır Tunus İbn Haldun'un çocuğudur. Çok zeki biridir. Yani siyaset ilminin kurucusu Tunus'tur. Yani İbn Haldun 1400'lerde Tunus'ta hı hı. yaşamış ve o çok güzel bir mukaddime kitabı yazmış. Tunus'ta yazmış. Ve yani Tunus halkı da çok akıllı bir halk. Bak darbe oldu. İşte bu Arap Baharı Tunus'a başladı. Eyvallah. Bak iç çatışma sürüklemedi kendini kurtardı. Şimdi Ganuşi yine de bir formül üretir. Eminim Tunus'un kendi içinde bir darbe olur. Yani Kays'ın ben başarılı olacağına inanmıyorum. Ama insanlar sokağa dökülüp de birini öldürerek de iktidara gelmez. Yani Tunus'un içerisinde bir şey olur. Fakat bu ikinci bir aşama. Eğer çok ağır bir şekilde askeri baskı yani adam öldürme olursa Tunus Libya'dan beter olur. İç savaşı sürüklenir yani. Eyvah. Çünkü izin vermiyor. Eyvah. Yani vermiyor. Evet. Peki buradan isterseniz Afganistan'a geçelim biraz da. Evet. Afganistan'da da çünkü gelişmeler var. Doğacan Bey siz ne dersiniz? Afganistan'da neler oluyor? Afgan mülteciler tabii Türkiye'ye geliyor. Türkiye gelince de Türkiye'de insanların da korkusu artıyor. Bunu evet. da söylememiz lazım. Çünkü bu kadar mülteciyi Türkiye tek başına kaldıramaz. Zaten yeterince misafirimiz var. Hani her şeye rağmen biz ağırlamaya devam ediyoruz onları ama hani tabloda giderek korkunçlaşıyor. Bu arada tabii Afganistan'da neler oluyor, neler bitiyor? Orada biliyorsunuz tabii Türk askeri bizim için çok değerli. Birinci önceliğimiz onu söylememiz lazım ama tabii Afganistan'da yalnız bırakılacak bir nokta değil. Tarihi bağlarımız da var. Bir şekilde destek olmamız da gerekiyor oraya. Nasıl değerlendiriyorsunuz Afganistan'ı? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilerek özür diliyorum. Bölgeyi İstanbul. Aslında kaosa sürükleme gibi bir politika uyguluyor. Hı hı. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Hegemonyasını sürdürmekte zorlanan Amerika Birleşik Devletleri barışı ve istikrarı yani düzeni tesis edemediği için kaos belirginleştirerek kaostan beslenme yolu. Derdinde.
Amerika Birleşik Devletleri için Afganistan'dan çekilmenin belki de temel amacı söz konusu ülkenin tamamen istikrarsızlaşması ve belki de bir iç savaşa sürüklenmek suretiyle Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin istikrarsızlaşması. Burada özellikle de Çin-Pakistan ekonomik koridoru dikkat çekiyor. Kuşak Yol'daki 6 ekonomik koridordan biri. Amerika Birleşik Devletleri bunu yaparken Avrasya'nın merkezi, kalpgah dediğimiz coğrafyaya açılan kapı olan Afganistan'ın tabii ki güç boşluğu kaldıramayacağını görüyoruz. Diğer taraftan sahada hızla ilerleyen, güçlenen bir Taliban realitesi var. Buna karşılık savaş lordları dediğimiz işte çeşitli kimlik gruplarına mensup grupların o halk nezdinde saygın isimlerinin de milis gruplar teşkil ederek Taliban'la savaşmaya hazırlandığını, yani iç savaş senaryosunun tüm koşulların oluştuğunu görüyoruz. Kabil yönetimi de bir yandan işte Doha'da, Tahran'da, Moskova'da Taliban heyetleriyle bir araya gelerek çeşitli müzakereler yaparken diğer taraftan da Taliban'a yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Şimdi Taliban'la Kabil'in ortak bir zeminde uzlaşması çok mümkün gözükmüyor. Bunun birinci nedeni Afganistan'da Kabil yönetimi mevcut anayasal düzenin devam etmesini isterken Taliban bir İslami emirlik talebinde bulunuyor. İkincisi serbest bırakılacak esirler meselesi var. İşte Taliban'ın 7000 esirinin esir tutsak, yani tutuklu ne dersek hali hazırda serbest bırakılması gibi bir talebi var. Bu 7000 kişi savaş tecrübesi olan silah kullanmayı bilen asker demek kişi, değil mi? Tabii serbest bırakılması durumunda Taliban'ın zaten saha hakimiyetini tamamen ele geçirmesi mümkün olacak. Ki hali hazırda işte Kabil yönetiminin verilerine göre %60'ını, Taliban'ın iddiasına göre ülkenin %85'ini, evet, batılı verilere göre %72-73'ünü kontrol eden bir Taliban'dan bahsediyoruz. Bu iç savaş senaryolarının gölgesinde Afgan halkının aslında tarih boyunca sempati duyduğu tek aktör Türkiye. Evet. Yani biz Kurtuluş Savaşı'nda da Afgan halkıyla dayanışmışız. Tabii. Atatürk döneminde Amanullah Han'la Atatürk arasında sürekli modernleşme süreçlerinde çok kaliteli ilişkiler geliştirilmiş. İlerleyen yıllarda da Türkiye Afganistan'da önemli işler yapmış. NATO müdahalesi döneminde bile Taliban'ın dahil silah sıkmadığı tek ordu Türk ordusu. Türk ordusu, evet. Birçok bölgede NATO askerleri kendi bayraklarını söküp Türk bayrağı takarak devreye atıyordu ki bize saldırı olmasın. Bunun temel nedeni Türkiye'nin yine NATO müdahalesi döneminde dahi Afganistan'ın kalkınmasına odaklanması, Afgan halkının refahına odaklanması. Orada silahlı operasyonlara, silahını Afganistan halkına çevirmeye hiçbir zaman yanaşmayıp gidip işte yol yapımına, köprü yapımına, okul onarımına odaklanması. Yani insana dokunan bir diplomasi anlayışıyla hareket etmesiydi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'dan çekilirken bir öneride bulundu. İşte Antony Blinken'ın Eşref Gani'ye yazdığı mektupla birlikte Türkiye'de İstanbul Zirvesi'ni gerçekleştirin. Türkiye'nin arabuluculuğu ön plana çıksın dedi. Şimdi Amerika bayram değil, seyran değil, niye bunu önerdi? Yani Türk-Amerika ilişkinin bu kadar krizli olduğu bir dönemde Türkiye'yi niye ön plana bu jest çıkıyor? Nereden çıkıyor diyorsun, değil mi? Bu aslında Türkiye'yi ateş hattına sürüklemekti Amerika'nın planı. Planı oydu. Yani arkamızdaki pisliği Türkiye temizlesin, NATO üyesi sorumluluk alsın. Türkiye'de tarih boyunca NATO'ya sadık davranmış. Bir anlamda yediği hançerlere rağmen biz bu paktın bir parçasıyız diyerek üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekten hiçbir zaman çekinmemiş. Burada Sayın Cumhurbaşkanı çok zekice bir manevra yaptı. Afganistan'ın istikrarını, refahını Türkiye istiyor. Afgan halkı Türkiye'yi seviyor. Taliban da Türkiye'yi sever. Bu ortamda biz Afganistan'da sorumluluk alacaksak, işte Kabil Havalimanı'nın korunması noktasında, bunu Pakistan ve Macaristan'la birlikte yaparız dedik. Şimdi Pakistan Çin'in bölgedeki en önemli partneri. Evet. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin bence hiç beklemediği bir refleks. Refleks de evet. Ve Pakistan Afganistan'ın istikrarını isteyecek bir aktör. Çünkü Kuşak Yol'daki kazanımlarını korumak zorunda. Bu öneriyi Çin'in de destekleyeceği kanaatindeyim. Diğer taraftan Macaristan önerisi bence asıl zekice olan oydu. Çünkü Macaristan komşu değil. Hani ama Macaristan'ın iki özelliği var. Macaristan bir Avrupa Birliği üyesi ve biz son NATO Liderler Zirvesi'nde Avrupa üyesi ülkelerin aslında Amerika'nın çekilmesine kısık sesle de olsa itiraz ettiklerini gördük. Evet. Çünkü Afganistan'dan başlayan göç hareketinin güzergahını görüyoruz. İran, Türkiye ve Avrupa. Avrupa. Yani okyanus ötesine bir göç olmayacağı için Amerika kaygılanmıyor ama kıta Avrupa'sının bir kaygısı var.
Biz o zaman Macaristan'ı bu sürece dahil edersek hem transatlantik ilişkilerdeki çatlağı belirginleştirebiliriz. Hem de Avrupa'nın alacağımız sorumlulukta bize destek vermesini sağlayabiliriz. Hı hı. Bir diğer özelliği yine Macaristan Türk Konseyi'nin gözlemci üyesi. Evet. Afganistan'da Türk Konseyi'ne gözlemci üye olarak başvuruda bulundu. Şimdi buradan baktığımızda Taliban'a yakın bir Pakistan, Kabil'le ilişki kurabilen bir Türkiye ve Macaristan güzel bir denge kurulacak gibi gözüküyor. Ve Türk Konseyi üyesi ülkelere de baktığımızda büyük çoğunluğu Orta Asya devletleri, Afganistan'da yükselecek radikalleşme bağlamında kendilerine yönelik sınır güvenliği noktasında tehdit algılıyorlar. Eyvallah. Tüm bu ortamda Türkiye, Pakistan ve Macaristan'ı önererek bu işi birlikte yapalım diyerek müthiş bir manevra yaptı. Amerika'nın planını bence boşa çıkardı. Bu yüzden önümüzdeki süreçte ben Türkiye'nin Afganistan'da sorumluluk almasının doğru olacağını, yani dünyanın karargahında sorumluluk almanın tarihsel aslında bir fırsat olduğunu, hı hı, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin planını bozarak bu işi yapacağını öngörüyorum. Bu anlamda Taliban'ın yaptığı açıklamalarda benim dikkatimi çeken şöyle bir husus var. Hı hı hı. Taliban yetkilileri aslında işte en son Taliban sözcüsü ifade etti. Biz Erdoğan'a ve Türkiye'ye karşı değiliz diyor. Evet. Biz NATO üyesi bir aktörün burada bulunmasını istemiyoruz. NATO'nun bulunmasını istemiyoruz. Bu kapsamda Türkiye sanırım süreci biraz zamana yayarak ki Erdoğan'la Taliban'la uzlaşacağımız noktalar var mesajını verdi. Hem Taliban'la hem de Kabil yönetimiyle Türkiye bir anlaşma yaparak bir NATO kuvveti olarak değil de iki tarafında davet ettiği meşru bir aktör olarak Afganistan'da varlığını sürdürecektir diye düşünüyorum. Hı hı. Belki de Afganistan'ın kalıcı barışına işte kısmen Avrupa'nın, Pakistan'ın, Türk Konseyi Devletleri'nin, belki de bölgeden tesis edilen Rusya ve Çin'in de katkı sağlayacağı çok boyutlu ama Amerika'yı dışlayan bir barış sürecine de kapı aralayabilir Türkiye. Türkiye böylece aslında bölgesel barış inşa edebilen aktör olma konumunu da çok güçlendirebilir. Bu bir fırsattır diye düşünüyorsunuz. Peki şunu da sormak lazım. Şimdi bazıları yorumlarını yaparken ben hep fark ediyorum bunu. Hani bizim çıkarımız ne gibilerinden bir ifade kullanıyor. Mesela Türkiye'nin bunu oluşturması Türkiye'ye ne sağlayacak? En basitinden şunu söyleyebiliriz. Biz onu da söylemiş olalım onlara, evet. Yani. Türkiye'nin çıkarı nedir diye. Afganistan dünya uyuşturucu ticaretinin merkezi sayılabilecek bir ülke. Hı-hı. Uyuşturucu yetiştirilmesi noktasında. Bu uyuşturucunun güzergahına baktığımızda bu uyuşturucu bir şekilde PKK'ya gidiyor. PKK Avrupa'ya satıyor. Para kazanıyor. Silahla Türk askerini şehit ediyor. Evet. Türkiye için bu ticaret ağının kesilmesi, bu bağlantının çok önemli, değil mi? Ortadan kaldırılması bile bir milli önemli güvenlik meselesidir. Kesinlikle. Yani bu bile yeterli. Bunun çok daha ötesinde sen Afganistan üzerinden Orta Asya'daki Türk soylu devletlerle temasını çok daha fazla güçlendirebilirsin. Eyvallah. Eyvallah. Bu yeterli. Daha fazla çıkar aramaya gerek yok zaten. Bu ikisi bile yeterli zaten. Kesinlikle. Dediğiniz gibi çok önemli. Peki Hüseyin Hocam, size dönelim. Biz zaman zaman sizle konuşuyoruz programlarda Afganistan'ı ama son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğacan gerçekten güzel çalışmış. Sağ olsun. Çok da güzel bilgiler verdi. Şimdi şu anda dedim ya, Afganistan konusunda bir kitap çalışmam var. Ben yüksek lisans tezim de Afganistan'da. Şimdi Cüneyt, bir kere Afganistan'ı bu hale getiren Amerika'dır. Yani Afganistan mükemmel bir devlet. Tek kelime söylüyorum. Ne zamana kadar? 1748'den 1860'lara kadar. 100 yılda mükemmel. Hatta Hindistan'ı haraca bağlamıştı. Ama Şah Durrani zamanında. Sonra İngilizler geliyor. Bu büyük oyun dediğimiz olay burada başlıyor. Yani Afganistan'ın kontrolü için Rusya ve İngiltere arasında, Rusya sıcak sulara inmek istiyor. O zaman Pakistan yok tabii. Hindistan var. Evet. O zamanlar. Hatta şu andaki Hindistan'ın yarısı 1893'te Duran hattı. Duran hattı bizim Sykes-Picot'un aynısı. O bölgenin Sykes-Picot'su Duran hattı. Ve Afganistan o zaman bölüyorlar. Denizle irtibatını kesiyorlar. Yani Afganistan aslında Hint okyanusuna çıkışı olan bir ülke. Ya bir limanı var yani. Tabii o zaman. Canım. Yani şu anda İran'la Pakistan arasının yarısından fazlası şeye kadar. Afganistan'a ait. Zaten Peştun kabileler var. Yani aynı bizim de Suriye gibi mesela. Benim akrabam, evet, Suriye'de var. Örnek veriyorum. Hı hı. Şimdi Cüneyt, şimdi şu anda durum vahim ötesi bir durum. Aynen Tunus'taki gibi taktik iyice oynanıyor. Yani nasıl ki bizde işte medya skopa para veriyor. Afganistan'da da ben Afganistan'ı yakından takip ediyorum. Aynısı onlarca televizyon kanalı, onlarca site var. Aynısı. Yani aynısı diyorum ha. Tunus'ta da benzeri. Mısır'da da benzeri. Yani Batı bu işi
bu şekilde okursan görebiliyorsun. Ayrı ayrı oku görürsün aynısını. Evet. Yani ekonomi krize sürüklüyor. Sonra sana yanaşıyor. Sonra sen para verince içerideki adamı ayaklandırıyor. Darbe yaptırıyor ve seni çökertiyor. Medyada burada diyor ki asfalta adam katılmış. Lan nerede adam lan? Asfalt yok ki adam katılsın. Ülkede asfalt yok. Bu Menderes'e yapıldı. Aynısı Afganistan'a yapıldı. Afganistan bağımsızlığını kazanan 1900 yılın başında, 1919'da ilk İslam ülkesidir. Yani 1919'da hiçbir Müslüman ülke yoktur. Bağımsız. Bir tek Afganistan var. İran, Ruslar, İngilizler elinde. Türkiye zaten bitmiş filan. Ve bizi de ilk tanıyan ülke Afganistan'dır. Evet. Ve Afganistan'ın bağımsızlığını Habibullah Han kazandığı gece öldürülüyor. Çadırında İngilizler tarafından öldürülüyor. Afganistan'ın 1900 yılından sonra 8 sene devlet başkanı oluyor. 4'ü bizzat öldürülüyor. Yani yabancı güçler adamı öldürüyor. Evet. Yani Ruslar 2 senesini öldürüyor. Bu kadar büyük cüret gösteriyorlar abi yani. Abi canım. Ve Sovyetleri Afganistan'a sokan Amerika'dır. Afganlar Amerikalılara yalvarıyor. Diyor ki bizi bir şekilde koruyun. Yani bizi kalkınmak istiyoruz. 60'larda 70'lerde Afganistan ayağa kalkmak istiyor. Bir şey yapamıyor. Vermiyorlar. Ve o zaman Muhammed Davud Han, Zahir Şah çok böyle lükse düşkün. Böyle Zahir Şah neye benziyor ben bilmiyorum ama yani benzetebileceğim bir adam yoktur. 43 yıl başta kalıyor. İşçi gücü Av Partisi, uyumak, güzel giyinmek, güzel yemekler. Hatta bu konuda en Türkiye'de uzman Esadullah Oğuz'dur. Esadullah'ın çok güzel kitapları var bu alanlarda. Bizzat kendisiyle görüşmeler anlatıyor. Ya diyor ben baktım diyor Allah'ım diyor bu mu bizi yönetiyor ya? Adam yani ülke çökmüş Roma'da hamamda zaten çamur banyosu yapamış. Yani böyle bir adam. Şimdi maalesef çok kötü bir adam ve Davut Han bunu deviriyor, başa geliyor. Hatta yeğen akrabasıdır onu. Ruslar Davut Han'ın bütün ailesini öldürüyor. Davut Han'dan sonra geleni bir daha öldürüyor. Ve Rus yani en yakın adam Babra Karmal evet. 79'da geliyor. Uçaktayken havada düşün ki Rusların elinde radyoda konuşması yayınlanıyor. Darbe yapıldı. Der ki Rusları çağırıyor. Darul Aman Köşkü'nde önceki şeylerin bütün aileleri falan öldürülüyor. 100 bin kişiyle işgal ediyor. 100 bin kişi Afganistan'ı 8 yıl, 9 yıl boyunca resmen taş çağına çeviriyor. Ardından yine Amerika bir tezgah daha kuruyor. Ladin'i falan destekliyor. İslamcıları orada topluyor. Onları orada imha ettirmek istiyor. Ruslar da çağırıyor. Yani aslında bu mücahitler ortaya çıkışı aslında Rus işgalinden önce başlıyor. Ama Amerika öyle bir senaryo, öyle bir Stinger füzesi, öyle bir Taliban, daha doğrusu önce bunları örgütlüyor. Yani El-Kaide bu zamanda ortaya çıkıyor. Evet. El-Kaide ile Taliban, El-Kaide farklı bir örgüt. İşte Ladin'in kurduğu, Abdullah Azam'ın kurduğu bir örgüt. Mücahitler, üçlü bir yapı ortaya çıkıyor. Ve Taliban, bak Taliban ile DAEŞ aynıdır. Türkiye'de bu benzetme ilk yapan benim. DAEŞ'i hapishanelerde koruyor. Taliban dediğimiz talebe demek, öğrenciler demek. Medreselerde yetim, öksüz öğrencileri Pakistan istihbaratı, Suudi Arabistan parası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde medya desteği bunlar organize edip sahaya sürüyor. Evet. 30 kişiyle Kandahar'ı ele geçiriyorlar. 30 kişi. 30 kişi ya. Yürüse alamazsın yani böyle bir şey. Ve koskoca Afganistan'ın tamamını, ölümünü tamam yani ele geçirmesi, Kabil'de ele geçiriyorlar. Yani şöyle diyeyim size 100 ölümle ele geçiriyor. Ama uydu Amerika'dan, silahlar, eğitimler Pakistan'dan, istihbarat falan. Hedef ne? Asıl ana soru bu. Bir, Orta Asya'da bulunan büyük bir enerji kaynağı var. Petrol ve doğalgaz. Bu Afganistan üzerinden geçiyor. İki, işte ben burada da zaten Amerika niye kaçıp gitti? Hele Bagram üssü var ya, bizim İncirlik'tir. Bagram üssündeki silahlarını bile bırakıp kaçıyor Amerikalılar geçenlerde. Neden? 20 yılda zar zor aldı Bagram üssünü niye boşalttı biliyor niye musun? Niye boşalttı? Asıl soru bu. Küresel güç Amerika'dan Çin'e kaydı. Ve Çin şu anda Afganistan için 62 milyar dolar hazır masada. Wuhan koridoru ile Çin ve Afganistan komşu 75 kilometre. Ve o koridorda Çin şu anda Pakistan'la zaten biliyorsun birleşik. Ve Pakistan, Afganistan Çin'e verildi. Biraz da Çin uğraşacak. Önce İngilizler, Ruslar, Amerika şimdi Çin. Ve bu adam, sıra onda diyorsunuz sıra yani. Sıra onda. Afganistan aynı zamanda imparatorlukların da mezarlığıdır. İngiliz, Rus ve bence Amerika da aynı akıbete uğradı. Sırada Çin var. Ve Heartland diyorlar kalpgahı. Yani öyle bir bölge ki ele geçiren orada bir kere Orta Asya'ya, Güney şey hakim oluyor. Ha şu anda desen ki kara hakimiyet teorisinin çok bir önemi kalmış mı? Hayır.
Yani Afganistan azsan olur, almasan olur. Ama yani kuşak yol başka yerden de geçiyor. Çok bir sıkıntı değil. Ama şöyle bir şey var. Orta Asya'daki boru hatları buradan geçiyor. İran'ı vermek istemiyor. Başka yol yok. Çin'e verecek? Hayır. Doğalgaz, petrol Orta Asya, Türk, işte Özbekistan'da, Hazar Denizi'nde falan buradan geçebiliyor. Birincisi bu. İkincisi Afganistan'ın kendisi zaten hazine. Ya 3,5 trilyon dolarlık yeraltı madenleri olduğu hesaplanıyor. Her türlü maden var. Evet. Değerli taşların her türlüsü. Yani aklına gelebilecek bütün elmasından bilmem neyine kadar orada var. Kendi zaten demir, petrol bir sürü yatağı falan var. Bunlar işletilmemiş, boş duruyor. Şimdi Amerika niye kaçarak yaptı bu işi? Burada yine bir şeytanlık var. İyi bir Afgan milli ordusu var şu anda mevcut. Yasal bir ordu var. 150 bin kişilik güçlü bir ordu var. Taliban daha da güçlü. Ama bu adam elinde silahlar var. Kuvvetli silah. Taliban'ın elinde yani tabiri caizse kin, nefret artık yani inancı için savaşını söyleyen bir yapılanma var. Beğen, beğenme. Yani Taliban bir de Afgan halkın bir karakteri var. Yabancı işgal istemiyor. Taliban haklı. Diyor ki burada NATO'nun ne işi var? O kadar yıllardır çektiği için değil mi hocam? 20 senedir. Bak ben tezi yazmaya başladığım zaman yeni işgal edilmişti. 11 Eylül 2001 Ekim ayında işgale girdikleri zaman vallahi yazdıklarım bugün okuyorum aynısını. Hiç değişen bir şey yok. Yani o zaman iyi öngörü yapmışım. 11 Eylül baştan sona Amerika'nın içindeki güçlerin yaptığı bir kumpas. Yani ladin madin yapacağı bir şey değil. Değil tabii. Tabii mümkün tabii, değil tabii, ya. Ya mümkün değil ha. Ya, imkansız bir şey yani. Ve zaten ortaya çıktı. Bayağı bir kumpası yalanı dolanı ortaya çıktı. Peki şunu sorabilir miyim? Şimdi siz biraz önce dediniz ya hani Çin biraz da Çin uğraşsın onlarla diye dediniz. Şimdi Türkiye'ye sürüklüyor. Türkiye'nin oradaki varlığı Çin'i rahatsız etmez mi? Yok. Yani Çin mantığı olarak işgalci değil. Yani Çin işgal edip gitmiyor. Ticaret olarak bunu ilhak ediyor. Çin'in yapılanması bu. Mesela satın alıyor. Bir sürü ülke bunu yapıyor. Cibuti'ye mesela para veriyor, bağlıyor, satın alıyor. Limanı alıyor. O ülke bağlanıyor. Aynısını Pakistan'da da yaptı. Karaçi'de bir sürü şey de yaptı. Aynısını onlarca ülkede yaptı. Bütün şeyi satın alıyor. Alıyor, sahip oluyor. Ve bu sermaye de Çin'in parası değil. Küresel bir para. Küreselcilerin parası. Anlatabiliyor muyum? Yani fotoğrafın büyüğüne baktığın zaman küresel Amerika boşalttı. Amerika'da artık kabuğuna çekilen bir süpernova'ya dönüştü. Sönen bir yıldız. Yani Amerika aslında çöküyor. Irak'tan da çekiliyor. Amerika'nın zaten artık o başat güç, küresel, sonsuz, sınırsız güç bitti. Yani onlar yani bunu deniz, deniz bitti diyorsunuz Amerika'da. Deniz bitti. Yani. Yani Amerika bundan sonra zaten Afganistan niye çekildi kimse bunu anlamıyor. Hakimdi zaten. Elinde vardı istediği yerde vuruyordu. Çok da öyle kayıp mayıp da vermiyordu. Aham şambik ama ben ilk gün söyledim. Bu sürdürülebilir bir savaş değil. Bir bardak su Doha'dan uçakla geliyor. Yani bir bardak su sen o kadar taşıma suyla değirmen çeviremezsin. Çeviremezsin. Korkunç bir... Ya niye girdin? Onda bir mantığı yok. Evet. Kim Amerika'yı koydu? 11 Eylül'ü yapanlar. Laden mi yaptı? Hayır. Saddam mı yaptı? Hayır. Hayır. Senin burada ne işi var? Ha, o zaman yeni bir dünya düzeni için Amerika bitirmene gerekiyordu. Bitirdiler. Yani Amerika benim gözümde bitmiş. Artık hani ilerideki süresi daha iyi anlaşılacak. Yani Afganistan'ı, Irak'ı, Orta Doğu'yu o bölgeyi kaybeden Amerika'nın dünya siyasetinde çok fazla söz hakkı olmaz. Peki hocam birkaç dakikamız var reklama. Şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin kazanımları ne olur sizce? Şimdi Doğacan çok güzel anlattı. Orada bulunmak zorundayız. Yani benim ben Amerika'nın arkasındaki temizlik görevlisi değilim demesi lazım. Doğru. Eyvallah. Ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın çıkışı ki Doğacan onu da çok güzel anlattı. Çok güzel anlattı sağ olsun. O yüzden zaten. Böyle olmadığını gösteriyor zaten. Aynen doğru gayet mantıklı gidiyor. Pakistansız Macaristansız olmaz doğru. Rusyasız hiç olmaz ondan sana söyleyeyim. Yani Rusya artık şu anda enteresan bir şey Rusya Taliban destekliyor. Ve Taliban bugün Spinbuldak Afganistan'la Pakistan arası sınır karakolu adı. Tacikistan, İran, işte İslam Kale, ondan sonra Özbekistan hepsini ele geçirdi Taliban. Şu anda kırsalın %80'i, 400 ilçenin en az 200'ü, işte asker sayısı olarak şeylerden daha fazla. Bütün büyük şehirler kuşatma altına almış durumda. 40 civarında bir şehir var. Büyük şehirlerden hepsi yani kuşatmış. Yani karayolu çalışmıyor. O derece kötü. Şimdi Türkiye orada istediği anda alabilir hepsini yani. Şimdi bir şey güzel bir soru sormuş. O havalimanı korumak için kaç askere ihtiyaç var? 600 bin tane. Bin tane askerle Taliban'ı bitiremezsin, öldüremezsin. Evet. Orada bir şey de yaramazsın. O zaman sen orada ne işin var? Yeşil bölge diye aynı Irak'ta yaptıkları gibi bir bölge var. Bayramın birinci günü 3 tane roket fırlattı. Ya roketler patlatsaydı şu anda Eşref Gani ölmüştü. Pakistan, Afganistan Cumhurbaşkanı ölmüştü. Bütün hükümet ölmüştü. Bayram namazına düştü. Yani istese orayı da vurabiliyor.
O zaman biz orada şimdi Taliban bir şey açıklama yaptı. Dedi ki biz Erdoğan'ın Müslüman olduğunu, Türkiye'nin Müslüman olduğunu, biz bununla savaşmak istemedik. Açıkça söylüyoruz ama biz bir işgalci, yabancı güç istemiyoruz. Fakat burada 600 adamın işgalciliği olmaz. Evet, bence de. Olmaz. Yani daha sembolik bir anlamı olur değil mi? Daha sembolik bir anlamı olur. Korkum asker arttırtmasınlar bir. Pakistansız hiç olmaz. Şimdi Cüneyt, bu işin köklü çözümü şuna dayanır. Ben her zaman bunu savunuyorum. Sykes, Pico ve Durant hattını buradan söküp atmak lazım. Bölge halkları kendi aralarında bir pakt kurmaları lazım. Bak, bir pakt kurmazsak hepimiz yok oluruz. Anlatabiliyor muyum? Durant hattı Afganistan'la Pakistan düşman yapmış. Ama bu hat sürdürülüyor. Siz bir internete girin, Durant hattı yazın ve takip edin. Videosunu gösteriyor. Aynen bizimki gibi. Demirel rahmetli diyordu ya, petrolün bittiği yerde başlıyor, dağın zirvesinde devam ediyor. Evet. Aynısı. Yani zaten böyle havadan gösteriyor. 1260 kilometre uzunluğunda bir hattır bu. Hat böyle devam ediyor, kıvrılıyor, kıvrılıyor. Camiyle mimari ayırıyor, köyü ayırıyor, dereyle dağı ayırıyor. Böyle enteresan, zirvede çölden mölden geçiyor filan. İyi çalışmışlar ama değil mi? Tabii canım. Çok iyi çalışmışlar. O İngiliz Durant var ya. O hattı kurmak için Abdurrahman Han buna bir şey söylüyor. Abdurrahman o zamanki Afganistan devlet başkanı diyor ki bre kafir diyor. Allah senin belanı versin diyor, böyle yazmış. Diyor ki senin güneyde benden böldüğün kabilelerin, benden aldın, işte o insanları bana düşman yaptın, böldün. O kardeşlerimiz yıllar sonra seninle savaşacaklar. Ne sana yarar ne bana yarar. Sen ne diye burayı böldün? Ağlayarak bir mektup yazıyor. Çok güzel bir mektup, bunu yazmıştım böyle şeyde. Cüneyt, şimdi biz orada bulunmalı mıyız? Evet. Bir tek hakem biz olabilir miyiz? Evet, bizden başka kimse olmaz. Afganistan'ın kurtarılması lazım kesinlikle, evet. Bunu biz ancak Pakistan'la yapabiliriz. Pakistan'da durumu şu, Çin'siz olmuyor Hindistan'a karşı. Hindistan bir dev, 1,5 milyar. Bu adamın gücü 200 milyon. Hindistan içinde 400 milyon kadar Müslüman var. Dünyada en büyük Müslüman Hindistan'da yaşıyor. Hocam son cümleyi alayım mı? Son cümle, bence bölgesel İstanbul zirvesinin ve İslamabad türü 3-5 zirve İran'da dahil ederek yapmak zorundayız. Peki, teşekkür ederim. Efendim kısa bir aramız var. Aranın hemen ardından son bölümle karşınıza geleceğiz. Efendim son bölümle karşınızdayız. Peki Hüseyin Hocam, geçen bölümden eklemek istediğiniz bir şey var mı Afganistan'la ilgili? Şimdi zaten yarım kaldı. Şimdi, evet. Şimdi Cüneyt, şu noktaya gelmemiz lazım. Şimdi Afganistan'ı kendi haline bırakmak olmaz. Osmanlı en kötü zamanda. Düşün ki Cemal Paşa burada Osmanlı'yı batırmış, Afganistan askeri yapılamasını yapıyor. Hatta Afganistan için Fransa'ya gidip dönerken Tiflis'i öldürülüyor. Yani yolusu öldürülüyor. Gereken öldürülüyor. İşte çok acı bir hikaye. Yani Batı'yı taklit etmenin sonucu bu işte. Yani çok acı, çok üzücü, ibretlik bir hikaye. Hikaye, evet. Gerçekten yani... O üçlü var ya, Talat, Cemal, Enver Paşa'lı. Üçü de maalesef söylüyorum. Hatta Enver Paşa kendisi Afganistan'a geçerken öldürülüyor. Evet. Yani Moskova'dan geliyor. Türkistan'da o zaman basmacılar diyorlar. Savaşırken şehit ediliyor. Tabii. Üçü de şehit oldu. Mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Zor yani. Bir gün rahat yüzü gördü deseniz hayır. Ama yani ha bugünkü medya skupun para alması, ha o zaman itaatçıların batıdan para alması. Evet. Aynı. Bunların yolundan giderseniz sonuç budur. O yüzden biraz aç kalabiliriz. Bak biraz sesimiz sıkıntı çekebiliriz. Eyvallah. Ama onurlu bir şekilde ölürüz. Eyvallah. Ölümümüz de güzel olur. Yaşamımız Allah'a şükür güzeldir. Kötü değil. Halimize memnunuz. Şimdi Afganistan'a geliyorum. Şimdi Cüneyt, Afganistan'da olmak zorundayız. Orası bizim için ileri bir karakoldur. Şimdi Türkiye'nin küçük ülke olma şansı yok. Ya büyük ülke olur ya yıkılır. Bunu Abdurrahman Han Afganistan için de söylüyor. Afganistan ya yeryüzünde, Afganistan en iyi hükümdarlarından birisi Abdurrahman Han'dır. Ya yeryüzüne yükselip büyük bir güç olacak ki Hindistan'ı kendine bağlamıştı. 1800'lerin İngilizler gelince kadar Hindistan Afganistan'a bağlıydı. Yani milli birliğini sağladığı zaman mükemmel bir devlet. Çok başarılı. Ama yapısı da bol aşiretli ve bol böyle etnik yapı, mozaik gibi olduğu için dağıldığı zaman Çin vazosu gibidir. Şu anda mesela Afganistan'ın en büyük komutanı Pençir Vadisi Aslanı Ahmet Şah Mesut'tu. 11 Eylül'den 2 gün önce öldürdüler. Ve Afganistan'da Fransa'nın inanılmaz bir nüfuzu var. Fransa'nın? İnanılmaz. Evet. Şah Mesut'un oğlu Fransa'da eğitim alıyordu. Fransa var ya, Afganistan'ın gerçek hakimi. Ne diyorsunuz? Evet. O kadar net söylüyor. Evet. Tabii. İngilizlere karşı Fransızlar çok desteklemiş Afganistan'ı. Bugün de çok destekliyor. İnanılmaz yani ha. O kadar söylüyorum. O yüzden orayı kendi haline bırakamayız. Fransızlar çok büyük yatırımlar yapıyor Afganistan'a. Bırakmamalıyız da. Bırakmamalıyız. Bırakamayız da. Neden?
Şimdi kuzey bölgesi zaten Orta Asya'dan dolayı bir kere Türk. Raşit dostum işte filan yani zaten. Hani orada Türk demek de doğru değil. Çünkü diğerler daha çok onlardan daha çok bizi seviyor. Yani Taciki de öyledir. Peştunu da öyledir. Yani Türkiye karşı, Türklere karşı inanılmaz bir şey var. Yani orada var ya 72 millet var. Kürdünden Hazarasına kadar. Her millet var. Mesela ben rahat Afganca konuşuyorum. Anlaşabiliyorum. Yani dil olarak söylüyorum. Kültür olarak bizimle aynı. Evet. Aynı yani. Hiçbir farklılık yok. Afganların. Şimdi biz niye orada olmalıyız? Bir kere İran'a karşı bir baskı kurmamız lazım. Doğu batı olarak. İran hakikaten böyle yani elde tutulması gereken bir şey. Bu bir. İkincisi Türk dünyasından dolayı. Evet. Üçüncüsü Çin'e karşı. Yani evet Çin'le müttefikiz ama yani kimse babamızın oğlu değil. Dördüncüsü Afganistan. Şöyle diyeyim size, bizden başka istikrar olmaz şu anda 400 bin kişi geliyor. Yani Ocak ayından beri 300 bin genç yola çıkmış. Hep söylüyorum ya kavimler geçiyor. Doğru, evet, doğru diyorsun. Evet. Gel sen. İran'da bunu Türkiye'ye sokmak Diyarbakır Silvan yolunda, Van'da, şurada, burada binlerce genç yürüyor. Ya bak bu yanlış bir şey, kabul edilemez bir şey. Yani o insanların orada tutulmaları lazım. Kesinlikle. Burada bizim yapacağımız savaş değil. Hayır. Asla. Şimdi Eşref Gani ve Taliban lideri. Kimse artık. Zaten şu anda kim olduğu da belli değil. Belli değil. Yok belli değil yani. Ya Molla Ömer öldü mü kaldı mı Allah bilir. Zaten yoktu. Ha Ebu Bekir Bağdadi. İki tane pis böyle siyah beyaz fotoğraflar var. Başka bir şey yok. Bir tane kör böyle bir tane 1930'larda kalma fotoğrafı. Kasıtlı olarak. Kim olduğu belli değil. Belli değil bu. Yani hiç Molla Ömer'in ikinci fotoğrafı arasan bulamazsın. Bağdadi'nin de bir tane camide verdiği vaaz var. Evet. Gerisi hatırlayan yok. En güzel Trump bunu öldürülmesiyle Laden'in Obama öldürdüğünü söylüyor. Hikayeler aynı. Ölürken bağırıyorlardı diyor. Çok komik böyle bir ölme şeyleri var. Hikayesi medya, var. Medyayı duyurması ama Taliban Laden 7 kere öldürüldü. Evet. Bağdadi 9 kere. Yarın dirilseler şaşırma. Sana söyleyeyim. Bak, o derece yani. Yarın dirilseler şaşırma. O derece. Ya biz Osama Bin Laden'i yürürken gördük dese şaşırma yani. O kadar söyleyeyim. Her neyse. Diyeceğim şey şu Cüneyt. Biz orada bulmalıyız. Her türlü bulmamız lazım. Ama askeri olarak değil. Yani Macaristan yanımızda olmasa bizi kurtarmıyor. Pakistan güvenilmez bir müttefik Amerika için. Zaten öyle konuşuyorlar. Ama onlar da bizden başka dostları yok. Ha Keşmir sorunu, ha bizim bölgede Kürt sorunu. Aynı. Yani Keşmir yarısı Hindistan'da. İşte burada da mesela Irak'a vermiş, Suriye vermiş, bize vermiş. Yani bir yapı ortaya çıkmıyor. Vermiş, İran'a vermiş. Aynı mantık. Afganistan durumu da öyle. Yani bu İngilizlerin yaptığı bir şey. Yani Sykes-Picot'un ilk versiyonu oraya uygulanmış. Eyvallah. Ve enteresan bir şey söyleyeyim. FETÖ'nün de ilk versiyonu Afganistan'da. Topal Molla. Topal Molla evet demiştiniz onu. Doğru demiştiniz hocam. İngilizce çünkü ilk olarak İslam dünyası orayı ele geçiriyor. Ya o Hindistan bölgesi ele geçirdiği zaman bir kere Hintlerin ellerini kesiyor sağ ellerini. Bir de kumaş üretemesinler İngilizlere mahkum olsunlar. Kalanlar da Hindularla bir iğne keserek birbirlerine bir düşürüyor bunları. 100 yıl böyle yönetiyor. Yani Gandhi'nin güzel bir sözü var. Beni ortadan ikiye böl diyor. Hindistan'ı bölme diyor. İşte şeye söylüyor. Muhammed Ali Cinnah'a ama iş öyle bir rayından çıkıyor ki günde on binlerce adam öldürülüyor. Yani yüz binlerce. Sonra Bangladeş diye onu da bölüyorlar. Velhasili kelam. Cüneyt biz ya büyük ülke olup hakem olacağız ki başka çaremiz yok. Onlar da başka çaresi yok. Evet. Bizden yani, başka çareleri yok. Yok mümkün değil ha. Ruslar dost değil. Bak geçen Taliban Putin'in emri altında toplantıyı izledim ben. Yani ibretlik bir tablo. Çok acınası bir tablo. Ya Putin baş hakem olmuş. Ya kurt kuzuları hizaya sokuyor. Ya Putin Rusya Afganlarda istikrar unsuru olmuş. Ya insaf onları bu hale getiren Ruslar. Ruslar. Ve nasıl girdiler oraya Cüneyt biliyor musun? Danışmanlar sıfatıyla girdiler. 3 kuruş yardım yaptılar. Muhammed Davutan'ın çok Zahir Şah'ın akrabası darbe yapıp geri gelen başbakanlığı yapan bir adam. Çok böyle gerçekten Afgan halkının temel karakterini yansıtan bir adam. Rus Kuruşşef o zaman Rusya'nın devlet başkanı. Kuruşşef Davutan'a 3-5 kuruş para vermişti. 100 milyon dolar falan bir köprü. Bagram hava olsun ilk başta Ruslar şu an Amerikan bıraktığı yeri o. İşte Salang tüneli birkaç şey falan yapıyor. Davutan'a diyor ki yani diyor ki siz diyor duydum ki diyor işte Amerika ile Avrupa ile görüşüyorsunuz. Bundan sonra hangi ülkeye gidiyorsa haberim olsun. Şimdi enteresan bir şey Afganistan üzerinde İngilizler aynı taktikle dış ilişkilerinde hakimiyeti İngiltere belirlesin diyor.
şeklinde başlıyor. Aynısını Ruslar da yapmak istiyor. Ama Afganlar şerbetli. Davutan ayağa kalkıyor. İfade aynı bu. Bizzat toplantıda bulunan kişi yazmış bunu. Ayağa kalktı. Bana bak diyor. Doğu Avrupa'nın uydu devletlerle konuşmuyorsun diyor. Ben Afganistan devletinin bağımsızlığını cumhurbaşkanıyım diyor. Haddini bil diyor. Benimle böyle konuşamazsın diyor. Ve masaya yumruk vurup kalkıyor. Yanındaki diyor ki galiba diyor iki kişi bunları takibe başlıyor. Ya özür dileriz diyor. Kuruşşef diyor biraz ağır ileri gitti diyor. Masaya dönseniz diyor rica etsek falan. Neyse Davutan geri geliyor. Ama yanındaki kişi diyor ki galiba başımız belada diyor. Kuruşşef için söylüyor yani Davutan'a söylüyor. Neyse oturuyor diyor ki yani biz şunu demek istiyoruz. Biz komşu filanız. Yani, emperyalistler buraya taşımayın falan diyor. Ama mesele anlaşılıyor. Beş dakika sonra zaten toplantı dağılıyor. Uçağa binip geri geliyor. Ve Davutan döndükten hemen sonra birkaç gün sonra ailesiyle beraber 28 kişi tamamen öldürüyor Ruslar. Bu özel birlikleri köşke indiriyor. Hı hı. Bildiğin facia bir şekilde oluyor. Ardından diğerini de öldürüyorlar. O da istedikleri gibi adam çıkmıyor. Bir yıl sonra onu öldürüyorlar. Şimdi sonra doğrudan işgal ediyorlar. Ve sonra bizim Afganistan bu hale geliyor. Evet. Taş çağına dönüyor. Ardından işte mücahitler, ardından Taliban, hı hı, ardından hı hı. 11 Eylül bugün son 40 yılın tamamını ben bugün bir video izledim Afganistan'la ilgili. Vallahi hala şokundayım. Yani Esadullah'ın güzel bir kitabı var Oğuz'un. Adı Afganistan'ın bu hale nasıl geldi? Ya, o kadar güzel, bağımsız, varlıklı, hali vakti yerinde az çok kalkınmaya çalışan, modernleşmeye, gelişmeye çalışan bir ülke ki. Yani kimse hani çok şey yapmıyor. Yani açık, kapalı, işte başkent falan. O iki havuzun aynı fotoğrafını gördüm 1979'da işte 2000 günümüze kadar ki. Biri şu anda mezarlık, biri park. Aynı yer. Park evet. Mezarlık olmuş. Ya bizim genç Allah korusun düşünmek istemiyorum. Gençli parkının tersini düşünün. Anlatabiliyor muyum? Ve bunu kim yaptı? Amerika Rusya beraber yaptı. Şimdi aynı Rusya gelmiş masa başından diyor ki Afganistan istikrarında ben sorumluyum. Hayır kardeşim. Sadece Türkiye. Sen sadece ölümlerden sorumlusun. O evet. Kadar. O zaman oradan çekilemeyiz. Orada bulmamız lazım. Hı hı. Ha Amerika'nın derdi ne? Bizi orada çatışmaya sürüklemek, 600 kişi falan. Yani Taliban'a yani sesimiz gitmez. Ama ben yazılarımda sözlerimi söylüyorum. Türkiye sizin tek kardeşinizdir, tek dostunuzdur. Türkiye siz adım atmayın. Evet. Evet. Siz belki kırsalı, sağ solu bir şekilde ele geçirirsiniz. Kabil'de ele geçireceksiniz, ben buna eminim. Ama 2001'den ibret alın. Kesinlikle. 2000'den ibret alın. Kesinlikle. Sizi desteklediler. Bak ben bunu kendi tezimde yazdım. Unocal firması geliyor. Biridas da geliyor. Biridas diyor ki işte o zaman Kandahar'da Molla Ömer'le görüşüyorlar. Düşün ki havadan bombalarken bile görüşme devam ediyor. Yani Ekim 2001'de Kandahar'ın tozlu sokaklarında Amerikan ekibiyle Molla Ömer görüşüyor ama aynı anda da bombardıman devam ediyor. Diyor ki bu boru hattı sizden geçsin diyor. Karşılığı ne diyor Molla Ömer? Düşün ki yani kör bir Ömer keçisinin başına geri dönüyor. Var mı yok mu Allah bilir. Yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ha. Keçilerin başına geri gönderiyor bunları. Diyor ki bu boru hattı geçsin. Biz sana diyor seni bir daha evlendirelim. 1 milyon para verelim. 2 tane faks verelim. Bir cep telefonu vereceğiz diyor. Molla Ömer hayır diyor. Bak o adam bile hayır diyor. Diyor ki hayır kardeşim. Biridas ne veriyor? Afganistan bütün yollarını, tünellerini, cep telefonlarını, altyapısını, telefon telgraf hatlarını, suyunu ben yapacağım diyor. Yeter ki diyor bu boru hattı yani Orta Asya'daki petrol ve boru hattı bizim Kerkük Ceyhan gibi aynısı. Hı hı. Buradan geçsin diyor. Kimse patlatmasın. Kabul ediyor Taliban. Yani o Taliban'ın devrilme sebebi bu. Unocal Amerika'nın, Biridas Arjantin'in. Anlatabiliyor muyum? Doğal olarak diyor. Biridas'a veriyor. O yüzden Taliban devrildi. Devrildi. Yani millet bunu çok bilmiyor. Hı-hı. Uyuşturucu hayır. Bir şey söyleyeyim size. Uyuşturucu yasaklanan Taliban'dır. Taliban uyuşturucu izin vermiyor. Evet. Çok kişi tersini biliyor. Ha tersine döndü. Taliban şu anda uyuşturucuyla ayakta. Doğru. Nasıl yapıyor? Silah alması lazım. Ne yapıyor? Uyuşturucu veriyor. Diyor ki bunu kim kullanıyor? Avrupa'nın sapıkları kullanıyor. Bırak kullansınlar diyor. Siz bizim çocuklarımızı öldürdünüz. Biz de sizin kim öldüreceğiz? Ben evet. Tanıştım, görüştüm. Aynı şeyi söylüyorlar. Hatta dedim ya uyuşturucu günah. Hocam biz kullanmıyoruz diyor. Onlar kullanıyor diyor. yani adam buradan intikamını alıyor. Mesela Pakistan sınırının tamamında binlerce uyuşturucu laboratuvarı vardı. Taliban hepsini yasakladı. Yani Taliban'ın öldürülmesinin bir sebebi uyuşturucu yasaklamasıydı. Evet. Çünkü CIA'nın en büyük gelir kaynaklarından birisi uyuşturucu. Uyuşturucudur, doğru diyorsunuz. PKK'nın da öyle. Evet. Nereden geliyor? Buradan geliyor. Kim yasaklıyor? Taliban. Ama adamın başka geçinecek cüneyt hiçbir şey yok. Şey, evet.
Yani Afgan çiftçisinin yiyeceği bir şey yok. Zaten dağlık bir şey. Evet. Uyuşturucu da öyle çok bir şey gerekmiyor ki. 50 metrekare, 100 metrekare yetiyor. Eroin, haşhaş falan filan. Evet. Bu. Peki artık son bölüme girdik ama muhakkak İran'da konuşmak lazım diye düşünüyorum. Bir 20 dakikamız varmış gerçi. Duacan Bey ne dersiniz? İran'da bir su krizi başladı biliyorsunuz. Evet. Ve bu kriz giderek yayılıyor. Özellikle işte Azeri kökenlilerin yaşadığı Güney Azerbaycan dediğimiz İran'ın kuzeyi olarak adlandırılan bölgede olay çok daha farklı boyutlar almaya başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz ki Azerbaycan'dan da o bölgeye çok ciddi bir destek var. Oradaki kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor. Azerbaycan kardeşimiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz? İran'da neler oluyor? Neler olur? Şimdi İran'da su krizinin başlangıç noktası aslında İran Araplarının yaşadığı Ahvaziye bölgesindeki kuraklık sorunu. Hı hı. Şimdi söz konusu bölge gerçekten de İran'ın Belucistan'la birlikte en geri kalmış bölgesi olarak tanımlanabilir. Evet. Halkı yoksul, suya erişimle dahi ciddi sıkıntılar yaşayan bir halk. Daha da önemlisi Tahran yönetiminin umurunda olmayan bir halk. Yani orada da bir isyan var. Belucilerin halk hareketi var. Evet. Tabii. Savaşıyorlar. Onlar lideriyle ben görüşüyorum. Doha'da biliyor musun? Birleşik Arap Emirlikleri'nde. Yani, enteresan bir şey yani. Gerek Belucistan gerek Ahvaziye rejimin yani rejim Tahran yönetiminin çok önemsediği de bir bölge olarak durmuyor. Mesela bu Ahvaziye coğrafyasında İran-Irak savaşından kalma mayınlar bile hala varlığını koruyor. Temizlenmemiş. Oo, temizlenmemiş. Eyvah yani sırf bu yüzden bile hayatını kaybeden bölge halkı insanlar oluyor. Böyle bir ortamda zaten halkın Tahran yönetimine itiraz edip protesto yapması kadar normal bir şey yok. Evet. Burada garip karşıladığımız nokta işte sizin sorduğunuz Güney Azerbaycan dediğimiz İran Türklerinin yaşadığı coğrafyadaki protestolar oldu. Evet. Şimdi İran Türkleri gerçekten ben temaslarım da var. Çok sevdiğim İranlı aktivist Türk arkadaşlarımız da var. Onlara da ifade ediyorum. Garip bir eylemsellik refleksleri var. Evet. Yani mesela İran'da yer yerinden oynadı 2017 yılın Aralık ayında. Yumurta dedi. İşte yani tüm dünya döndü acaba İran'da devrim mi olacak falan dedi. Hı hı. Güney Azerbaycan'da çıt yok. Ama mesela Dağlık Karabağ'da işte savaş başladı. İran sınırından Ermenistan'a destek gönderildiği görüldü. Kıyamet kopardılar. Yani Tahran yönetimi tarihte belki de ilk kez dış politikada bu kadar keskin bir geri adım attı. İran Türkleri tepkisiyle. Yine başka bir şey oluyor. Çok ekonomi yerle bir tüm ülke yıkılıyor. Tepki vermiyorlar ama işte Ahvaziye'de daha insani bir refleksik su sorunu üzerinde gelişen bir sürece büyük bir tepki verdiler. Burada şunu görüyoruz. İran Türklerinde belli dinamikler var. Bu kimliğe dayalı protestolara daha hassas. Yani sosyolojik ve ekonomik protestolardan ziyade kimlik temelli işte protestolara daha yatkınlar. Özellikle tabii 2. Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan'ın bağımsızlığını kazanması birden fazla etki yarattı. Yani birincisi Şii ama daha seküler bir hayatı yaşayan bağımsız Azerbaycan'ın güçlü varlığı İran Türkleri üzerinde bir etki yarattı. Hı hı. İkincisi işte Bütova Azerbaycan fikrini savunan İran Türkleri var. Acaba demeye başladılar. Çünkü Azerbaycan artık daha prestijli gözüküyor. Evet. Tüm bunlar İran Türklerindeki o demokratikleşme taleplerinin, kimlik temelli taleplerin belirginleşmesi gibi bir durum ortaya çıkardı. Tabii bu protestoları gerek işte Ahvaziye'de başlayan süreç, hı hı, gerekse İran Türklerindeki hareketliliği birlikte de okumak gerekir. Hı hı. Yani İran'da geçtiğimiz haftalarda bir seçim yapıldı ve bu seçim neticesinde aslında İbrahim Reis'i aracılığıyla devrim muhafızları ordusu ve sert muhafazakarlar diyeyim. Hani direkt bu, çünkü yani muhafazakarların da muhafazakar kararı. Var, evet doğru diyorsunuz. Yönetme bir anlamda tamamen el koymuş oldular. Yani reformist taleplerin dillendirilmesine dahi izin verilmeyen bir seçim atmosferi vardı çünkü. Birçok aday veto edilmişti. İşte Ali Larijani gibi halktan ciddi oy alması beklenen adayların adaylığına izin verilmemişti. Bu ortamda İran'ın o muhafazakarlaşmasının da yani zaten mollaların yönettiği bir ülkede diğer kesimlere söz hakkı verilmemesinin de ki bu kesimlerin aidiyetini sorgulaması gibi bir durum yaratmış olabileceği kanaatindeyim. Yani aslında sosyolojik ve ekonomik taleplerle, insani taleplerle başlayan protestoların dahi rejim karşıtı eylemlere evrilebileceğini görüyoruz. Burada İran'ın muhafazakar siyasetinin halkta muhafazakar siyasetinden kastım dış politikasının
Şiileştirmek evet. üzerine kurulu mezhepçi siyaset anlayışının İran halkında bir karşılığı olmadığını, özellikle bu farklı kimlik gruplarının belirgin olduğu yerlerde karşılığının olmadığını görüyoruz. Çünkü gerek 2017'de gerekse de bu protestolarda öne çıkan bir slogan var. Diyorlar ki ne Irak, ne Şam, ne Lübnan, canım feda İran. Şimdi burada şunu görüyoruz. Bu insanlar İran yönetiminin Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da yürüttüğü vekalet savaşlarının İran halkını fakirleştirdiğini görüyorlar. Görüyorlar. Sen burada su sorununu çözemiyorsun ama gidiyorsun işte Irak'ta, Yemen'de ya da Suriye'de, ortalığı karıştırıyorsun. Bunu yapma diyorlar bir anlamda. Dolayısıyla protestoların İran'ın dış politikasının içeride yarattığı bir tepkiyle de ilişkili olduğu kanaatindeyim. Peki polisin sert önlemlere başvuracağı söyleniyordu. Ufak tefek de bir şeyler görüldü. Siz bekliyor musunuz bir sertlik bu eylemler devam ederse? Burada Tahran yönetiminin ben görece dengeli bir siyaset yürüttüğünü düşünüyorum. Uzun yıllardır. Yani mesela Ahvaziye'de çok sert müdahalelerde bulunabiliyor. Arapların yaşadığı bölgede. Belucistan'da bulunabiliyor. Ama İran Türklerinde mesela bu yok. mesela İranlı aktivistler hakkında zaman zaman idam kararları alınır. Burada da İranlılar bizim 70'li 80'li yıllardaki darbeci mantığıyla hareket eder. Biz de hani 3 soldan 3 sağdan asalım evet. falan der gibi. Genellikle idam kararları 3 Türk 3 Kürt aktivist için alınır. Bu idamların Türklere yönelik uygulanması çok çok sınırlıdır. Uygulanmaz. Yani çünkü Türkler ayaklanır, tepki gösterir, protesto eder. Bir şekilde hapis cezasına çevrilir. Yine toplumsal olaylarda özellikle Güney Azerbaycan coğrafyasında polis müdahalesiyle uzun yıllardır bir ölüm kaydedilmemiş. Çünkü bunun yaratacağı toplumsal refleksten çok korkuyorlar. Yani Türkler, evet oradaki Türkler içerisinde Şii olan, rejime bağlılık hisseden kimlik noktasında Türklüğü biraz arka plana iten gruplar var. Ama Türkler bir noktada damarına basıldığında da çok sert öngörülemez rejim açısından tepkiler verdiği için İran... Bu polis müdahalesini sertleştirme noktasında belki diğer coğrafyalarda işte Ahvaziye bölgesinde falan sert müdahalelerde bulunabilir ama Güney Azerbaycan coğrafyası için ben böyle bir beklenti içerisinde değilim. Peki şunu da sormak istiyorum. Peş peşe yaşanan olayları düşünürsek ki biraz önce çok güzel anlattınız siz aslında. Ki 2. Karabağ Savaşı'nda İran'ın yapmaya çalıştıklarını Güney Azerbaycan'daki kardeşlerimiz engellediler. Kesin. Ve savaşın şeklinin de gidişatının da değişmesine onların da büyük katkısı olmuş oldu bu şekilde. Peki bu süreçler bu şekilde devam ederse yani su, şimdi sudan çıktı. Yarın öbür gün belki ekmekten çıkacak. Bir sonraki gün başka bir şeyden çıkacak. Evet. Bir kaynaşma söz konusu. Siz ilerisi için bir düşünceniz var mıdır? İran'ın en azından kuzeyinin tekrar Azerbaycan'a geri dönmesiyle ilgili. Ya bu çok kolay durmuyor. Bunun çeşitli nedenleri var. Mesela İran'ın kuzeyinin Azerbaycan'a dönmesi durumunda kuzeydekiler özür diliyorum. Yani Bütün Azerbaycan oluştuğunda Güney Azerbaycan dediğimiz İran topraklarında yaşayan Türkler kuzeydeki Türklerin hakimiyetini ne kadar kabul eder? Yani tarihsel başkent Tebriz. Evet. Mesela Bakü'ye orada bir uyumsuzluk olur. Yine sosyolojik olarak aralarında uzun yıllar ayrı düşmenin yarattığı bir farklılık var. İran Türklerinin genel hassasiyeti aslında İran demokratikleşsin. Demokratikleşen bir İran'da Türkler söz sahibi olsun. Olsunlar. İkinci sınıf insan muamelesi görmesin. Eyvallah. Bu nedenle İranlı bütün Azerbaycancı gruplar elbette var. Ama bunun daha sınırlı olduğunu düşünüyorum ben. Yine şunu da belirtmek gerekir. İran Türkleri içerisinde Şiilik üst kimliğe dönüşmüş olup mevcut sisteme, müesses nizama aidiyet hissi belirgin olan gruplarda çok fazla. Hatta çoğunluktadır diyebiliriz. İran'ın içinde bulunduğu durum, işte Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarıyla 79'dan beri uğraşıyor. Birleşmiş Milletler yaptırımlarıyla dönem dönem uğraşıyor. İran açısından bir kırılma noktasının yaklaştığını gösteriyor. Kısa vadede bu sistem devam eder ama uzun vadede sürdürülemez gibi bir durum var. Sistem bunu bir dönem reformistlerle daha liberalleşerek dengelemeye çalışsa da ikinci döneminde daha sert muhafazakar politikalara yönelerek yine kendini koruma, sigorta altına alma stratejisi benimsemiş. Özellikle Ruhani bir reformist olarak Cumhurbaşkanı olduğunda İran'da dönüşüm ve değişim olabileceği noktasında ciddi bir umut oluşmuştu İran toplumunda. Son seçimlerle birlikte ben bu umudun tamamen ortadan kalktığını görüyorum. Yani İran halkı artık bu işin seçimle, bu işin siyasal mücadeleyle kolay kolay değişmeyeceğinin farkına varmış durumda.
Böyle bir toplumda yine Hüseyin Hoca az önce dediği gibi patlar. Bir noktada toplumsal hareketler orta ve uzun vadede İran'ın bazı dönüşümlere zorlayacaktır. Peki hemen şunu da sormak istiyorum. Türkiye'nin biliyorsunuz Karabağ Savaşı'na verdiği destek İran'ı yönetenleri daha doğrusu çok rahatsız etmişti. Hatta savaştan sonra zafer kutlamalarında Sayın Cumhurbaşkanımızın okuduğu şiir de biliyorsunuz aynı derecede rahatsız etti. Çok ciddi bir karın ağrısı oluşturdu onlarda ve hani şu şekilde ifadelerini ben hatırlıyorum. İşte Türkiye buraya parmağını soktu, burayı karıştırmaya çalışıyor gibi. Biz sizce oradaki hani bize yakın olan Güney Azerbaycan'daki Türkleri Türklük üzerinden sizce etkiliyor muyuz? Var mı Türkiye'nin bu şekilde bir parmak sokması? Parmak sokmaya gerek yok. Ya zaten bu insanlar Türk ve Türkiye'yi seviyorlar. Azerbaycan'ı seviyorlar. Hı hı. Burada Türkiye'nin komşularının iç işlerine karışma gibi bir amacı yok. Yani bizim, Türkiye, bizim öyle bir şeyimiz olmadığı için soruyorum. Azerbaycan'ı zaten, bölme gibi bir ideali de yok. Yani İran'ı bölme gibi bir ideali de yok. Böyle bir beklentisi yok. Hı hı. Yani İranlılar bazen gerçekten çok komik tepkiler veriyorlar. Yani Amerikalılar Süleymani'yi öldürdü. Generalini öldürdü. İşte Irak'ta çok sembolik cevaplar verdiler. Evet. Erdoğan bir şiir okudu demediklerini bırakmadılar. Yani biz eğer şiirleri işte ne bileyim türküleri falan tamamen hayatımızın dışına çıkaralım o zaman. Yani evet. İşte bir şiir okuruz Yunan kızar öbüründe Yemenli kızar. Bir şiirden bu kadar korkuyorsanız türkü söylesek ne yapacaksınız acaba değil mi? Onu da söylemek lazım yani. İranlıların rasyonel olmadığını düşünüyorum tepkilerinin. Ama bu rasyonel olmayış aslında işte 2. Karabağ Savaşı'nın bölgede yarattığı yeni statükodan oluşan rahatsızlık. Yani işte Nahçıvan Koridoru'nun açılmasıyla birlikte Türk dünyasının önündeki engel kalkmış. Bağımsız Azerbaycan farklı bir denge oluşturmuş. İran uzun yıllardır Ermenistan'la iyi geçinerek bölgede kendi yolunu buluyordu. Doğru diyorsunuz, evet evet. Şimdi İran'ın yeni bir statükoyu kabullenip uyum sağlaması lazım. O dönemde yaşanan da aslında bu statükoyu kabullenmeme noktasında bir hazımsızlıktı belki de. Evet, ümit ediyorum gerekli ilacı alıp da hazmederler diye de düşünüyorum. Hocam siz ne diyorsunuz İran'da yaşananlara, bir su krizi nereye getirdi olayı? Valla Doğacan çok güzel konuştuğu için çok ilave yapmak istiyorum. Ama bir şey söylemem lazım. Şimdi İran gerçekten son 30 yılda yani 90'dan bu yana maalesef söylüyorum bugünkü Orta Doğu'nun, İslam dünyasının baş faciası oldu. Batı dünyası İran'ı destekledi. Evet. Yani Amerika Afganistan'ı yaraladı. İran'a kontrol ettirdi. Irak'ı yaraladı, öldürmedi bak. Evet. Irak'ı da İran'a teslim etti. Suriye'de de aynı numarayı çekti. Yani evet. Bunların Şii Hilali dedikleri, ben buna Yezid'in kılıcı diyorum. Doğru diyorsunuz, bak, evet. Yezid'in kılıcı diyorum. Daha önce de söylemiştim. Doğru biliyorsun, benim böyle uydurduğum kelimeler vardır. Şimdi Şii Hilali diye bir şey yok. Yani bunların Pers zihniyeti bir yapıları var. Bunlar İslam dünyası, Sünni İslam dünyasını. Kafası Türkiye, göğdü aşağıda. İkiye bölmek için İran'ı kullanıyorlar. Yani İran burada bölücü olarak rol oynuyor. Halbuki Şiilerin İslam dünyasında yani 1,5 milyar, 2 milyar İslam dünyası, bütün şeyler 300 milyon, 200-300 milyon. Öyle çok büyük bir şeyleri yok. Büyük bir kitle değil yani. Yok yok, hayır hayır. Yani her yerde %10-15'tir. Suriye'deki %10'dur. Böyle yani. Yemen'de %5'tir, Bahreyn'de filan. Bazı yerlerde artar azalar, bir şey yaramıyor yani. Öyle bir başat güç değil bölgede. Yani Türkiye'de de mesela ben şeyim diyen diyelim bir kısım insanlar olabilir. Çok tabii canım, olabilir. Doğru, baş üstüne bir şey demem ben ona. Irak'ta da böyle mesela. Irak'ta düşün ki Şiiler oranı %60'lardı daha fazlaydı. Ama Sünniler yönetiyordu yani. Bütün Irak tarihi öyledir yani. Hatta İran'da durum şöyle diyeyim. Şah İsmail mesela Şii değildi. Ondan sonra başladı süreç. Yani farklı şeyler oldu. Ve İran 1930'lara kadar Kaçarhanı Türkler tarafından yönetiliyordu. Yani Türk Kaçarhanı filan. Azeriler mesela üstelik Rusların, bu aslında Ermeni sorunu başladığı nokta Rusya'nın İran'ı Kafkaslar'da atmasıyla başladı. Bizden önce orada başladı. Evet. Yani Ermenistan'ı kuralım diyen birinci işte bu şeydir, Petro'dur. İşte bu Büyük Elizabeth dedikleri o tarihte başlıyor. İran'ın diyor Kafkaslar'da atılması, Ermenistan devleti kurulması. İlk başladığı nokta bu. 1740'larda, o derece söyleyeyim. Şimdi İran ne olacak? Batı İran'ı çökertmez. Ama öyle bir hale getirir ki yayar toplar, yayar toplar. Aslında Hümeyni'nin getirilmesiyle FETÖ'nün getirilmesi mantığı aynı. Evet. Tabii ikisi de Paris'ten geldi.
Yani biri de diğer gelse gelemeseydi oradan gelecek. Gelemedi de. Tamam. Yani Homeini Paris'ten gönderdiler, uçağa bindirip gönderdiler. Doğru diyorsunuz, evet. Anlatabiliyor muyum? Yani bu iyi bir kurguydu. Hı hı. O yüzden diyorum ya, Paris yani o bölgede çok hakim. İyi biliyor oraları. Yani Levant bölgesi dediğimiz Suriye'den Afganistan'a kadar büyük oyun buradan başladı. Yani Napolyon'la başlıyor 1801'de. Eğer bizim Cezayir Ahmet Paşa onları Akka'da yenmeseydi, Napolyon diyor ki ben Hindistan'a kadar gidecektim. Evet. Oradan başlıyor. Ve İran'ın çok facia bir savaşı var. Gülistan anlaşması yapıyor Ruslarla. Türkmençay anlaşması yapıyor. İran çöküyor. Resmen bitiyor. Ağır bir anlaşmadır. Hele Pont Simonoş denilen Rusların büyük elçisi var o dönemlerde. İran'a görülmedik hakaret ediyorlar. Yani böyle bir şey olamaz. Ya İran Şahı büyük elçinin ayağını öpüyor yani. Bu derece, o derece. Abi çok faciadır yani. Şimdi İran ne olur? Parçalanmaz. Bir Şii üskümlü, bir de bir korku var. Ve bir de İran'ın derin devletinden gelen derin bir siyaset var. Bilgili bir siyaset var. Yani kolay kolay, az önce Doğacan çok güzel söyledi. Yani Kürtleri asıyor. Ben mesela yakında mı? Kirmanşah gittim ben oraya. Asıyor. Ama aynı İran Süleymaniye'de şeyle beraberdir. Talibanlarla kol koladır. Mesela Kasım Süleyman'la ben Süleymaniye'de bir tesadüfen böyle, normalde kimse onunla görüşemezdi 2014'te falan. Öyle bir ortamda yakınlaşma şeyimiz oldu. Kasım Süleymaniye mesela şeyi bütün Orta Doğu'nun kılıcı olarak geçiyordu. Evet. Yani Orta Doğu'nun en güçlü adamı olarak geçiyordu 2014'te olmuş. Amerikalılar bunu öldürdü, İsrailler, ama ihanet içeriden geldi. Kendi adamları öldürttü. Ya İran derin yapılanması Süleyman'ı öldürttü. Aslında bunun böyle bir tabiri caizse şeytanlıkları da var. Evet. Yani İran'da dalga dalga birkaç kat böyle pile pile dediğimiz devlet katmanı var. Yani Süleyman'ı çok aşırı güçlenmişti. İran'da istediğini öldürüp kaldırıyordu. Onlar da bence İran derin yapısı Amerikalılar ispiyonladı ve öldürttüler. O Doğacan çok güzel söyledi. Ya yani birkaç tane böyle yeri söylenmiş bir iki üs var. Birkaç tane füze kenarına değdi. Yani değdi. Orada değmedi yani. Evet. Ya füze içeride patlamadı. Yani dedi ki atıyorum o üsse. Üs boşaltıldı. Çünkü ben o dakikada haber aldım. Yani yarım saat önce orada bölgede bizim biliyorsun Başlıkada sağda solda, hatta ben orada iyi arkadaşlarımla var. Bilgi aldım. Hocam dedi bize, bak diyorlar birazdan bombalanacak. Hakikaten bombalandı ama değişik bir yere düşüyor füze. Yani böyle bir şey yok. Kızdıkça da Erbil havaalanına roket atıyorlar. Yani haçtiş, ama şöyle bir şeytanlık yapmış İran. Bunu ilk defasının aracılığını da söylemem lazım. Buyurun, çok buyurun. Önemli. Çok çok önemli. Haçlı Şabi Irak'ta kurduğu gibi Afganistan'da da paralel bir Haçlı Şabi kurmuşlar. Fatih Bey. Oo. Evet. En bak, Türkiye medyasında bu ifadeyi ilk benden duyuyorsun. Afganistan'da Haçlı Şabi'nin aynısı Afganistan'da kurulmuş. Afganistan'da kurulmuş. Evet, evet kurmuş. Yani Haçlı Şabi. İsmi var mı hocam onların? Ya bunun ismi aynı şeyi söylüyorlar. Yani normalde Hikmetyar bunların adamı. Şii bunlar. Hı hı. Biliyorsun %15'lik bir İran. Tacikler mesela genel olarak Şii ve bunlara yakın görülüyor. Zaten Tacikistan, Tacik aslında Fars asıllı. Zaten Farsça konuşuyorlar. Dil de öyledir yani. Hı hı. Hatta şu andaki Afganistan resmi dil Darice'dir. O İran, Farsça'nın bir değişik şivesi. Rahat konuşulup anlaşılabilen bir şeyi. Ve İran, Irak'ı da buna benzetti. Bak Irak'la 8 yıl savaşan komutanların hepsi şu anda Haçlı Şabi'nin komutanı. İran'ın komutanları. 72 tane örgüt var. 180 bin tane ordu var. Ve Irak parlamentosu bunlar maaşını ödüyor. Aslında Mustafa Kazım'ın çıkmazı bu Irak'ın. Şimdi İran'daki bu savaş, Yemen, Suriye falan sürdürülemez. Evet. Yani bir yumurta isyanı çıktı, bir su isyanı. Bu bir yerde patlayacak. Hı hı. Ama İran bir şekilde bunları Amerika düşmanı, İsrail düşmanı sağa sola bir şeyler yapar, götürür, idare ettirir. Ama bir Kudüs Tuvayi komutanı diye geçiyordu biliyorsun. Kudüs işte komutanı. Hiç yolu Kudüs'e düşmedi. Halep'i yıktı, Musul'u yıktı, Bağdat'ı yıktı. Zaten söylüyor. Üç tane Sünni başkent elimizde. Şam, Bağdat, Sana. Söylüyor İranlılar. Yani burada ama bunu Batı ileri çıkarttı. Yoksa İran bunu yapacak gücü yoktu. O yüzden Batı İran'ı yıkmaz. Yani, biyolojik işlevi görüyor. Yani. Tabii. Orta Doğu'daki diğer devletler. Şiiyle Sünni'yi kavga ettiriyor aynen. ABD'ye olan bağımlılığı artıyor İran tehdidi. Kesinlikle. Yani şimdi siz İran'ı düşünün ki Ruslar habire bombalıyor. Evet. Akdeniz'e uzaklaştırdı. Nerede kalıyor bu adam? İsrail'le arada bir vuruyor ama öldürmüyor. Ama Halep'te duruyor. Yani orada da Fatih, Mühim, Zeynep, Hizbullah falan onlarca örgüt var. Hı hı. Yani hı hı. İran bu ileri karakollu terör örgütleri üzerinden diyelim ki işte Lübnan'da Hizbullah var. Suriye'de onlarca örgüt var. Irak'ta 80 tane var. Afganistan'da bir sürü kurmuş. Hı hı. Hatta Taliban da iki tanedir. Millet pek bilmiyor. Bir tane Afganistan Talibanı var.
Ya Afganistan da başı belada. Şey düzeltiyorum. Pakistan. Pakistan Taliban'ı var. Ayrı bir Taliban. Evet. Yani Afganistan Taliban ayrı, Pakistan Taliban ayrı. Peki hocam. O da Paştunlara dayanıyor. Geçen hafta bombalı saldırı oldu işte. Tabii. Pakistan Taliban'ı bir şey daha söylemem lazım. Buyurun, çok önemli. Buyurun. Belucistan'da da bir örgüt var. Hatta onların liderlerine biriyle görüşüyorum. O da Doha'da. Ve geçenlerde Pakistan, şu Belucistan'da ikiye bölmüş. Bir taraf Pakistan'da, bir taraf İran'da. Oradaki Çin konsolosunu öldürdü. Yani Pakistan'daki Belucistan'ın konsolosunu öldürdü. Evini vurdular. O kadar derin bir bilgi ki bu. Yani buna ulaşmak mümkün değil ha. O bölge için, ama adam evinde vuruldu. Bu çok Çin'e verilen mesaj. Dolayısıyla bu eğer bir Mossad, CIA üst bir istihbarat olmazsa imkansız bir şey. Peki hocam, derin bir mesaj. Peki hocam, İran'daki bu hareketlenmenin ilerisi için bir kopuşu öngöreceğini düşünür müsün? Yok yok. Yani İran'ın alması zor. Neden zor biliyor musunuz? Korkunç bir despot, zalim bir yapı var. Eğer Azeri ilerlerse takır takır idam sehpaları vinç hemen. Vinç'i çekiyor. Hiç böyle şey falan yok. Mesela her hafta o bölgedeki Kürtlere asıyor. Ben mesela bazen söylerim. PKK'nın en büyük destekçisi İran'dır. PKK da İran'ın elindedir. Yani Murat Karayılan, hatta bir iki defa kaçırdı biliyorsun. İranlılar falan bir şeyler yaptı. Gitti geldi. Kasım Süleymani, Ali Memlük, Duran Kalkan, Murat Karayılan, Mustafa Karasu, bunlar İran'a kalıyor. Türkiye Kandil'den sürdükçe İran'a gidiyor. Bu tarafa geldi, bu tarafa geliyor. O yüzden öldürülemiyor. Ya yani Kandil iki tarafla. Evet. Bir taraf İran'da, asıl ana taraf. Bu taraf Irak'ta. Türkiye vurduğu zaman o tarafa kaçıyor. Ya yani İran, yani İran var ya, ne karnı belli ne sırtı belli. O kadar söyleyeyim. Böyle bir yılana benziyor yani. Yani bunun da ben hep söylüyorum. Keşke diyorum. Eğer İran aklı başında, basiretli, feraseti bir İslam ülkesi olsaydı, bu Şii ve Pers zihniyetten vazgeçseydi, keşke Türkiye, Pakistan, İran adam gibi bir, ve Mısır'da dahil olarak adam gibi bir, yani Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya gibi Batı'nın benzeri bir paktı burada kursalardı, bu bölgede ne Afganistan olurdu, ne Suriye olurdu, ne ve burası cennete dönerdi. Ama İran burada ana gövdenin tam ortasına oturmuş, tek kelime söyleyeyim, bir kan akışını bataklık. Engelliyor değil mi? Kan akışını engelliyor. Tabii canım, bataklık. Düşün ki Azeri ile Ermeni savaşıyor, Ermeniliği destekliyor. Evet. Ya sen Müslüman mısın? He. E sen ne yapıyorsun o zaman? Şimdi Türkiye ile Türk dünyası arasına resmen bir kara kedi gibi girmiş. İleri gidemiyor Türkiye. Yani bir Laçin koridoru yapacak diye görüyorsun Ermenistan habire saldırıp duruyor. Evet. Durmuyor. Ama İran, düşün ki halbuki ne gerek var? Bizim Ermenistan'a ihtiyacımız yok ki. Biz diyor kardeş, bir sene demiryolu kuralım. Orta şey tabii, ama tabii, izin vermiyor adam. Evet. Yani şu anda bütün mesela hiçbir Afgan göçmen İran'da kalmaz. Yani direkt gönderiyor değil mi? Dayak yer, öldürülür, dövülür, direkt Türkiye'ye atılır. Yani öyle bir sistemi kurmuş yani, ha. Tam bir baş belası. Yani o yüzden hele son Doğacan da çok güzel söyledi. Bu genel reisi zaten İran'da 79 devrinden sonra 30 bin tane mahkum öldürülüyor. Bu onların katili. O yüzden hakkında uluslararası mahkemeler açıldı. O zaman Hümeyni zamanında cezaevindekiler hepsini öldürülmesine bu mesul. Direkt düşün neden hepsini öldürüyorlar. Yani bu o zamandan gelen bir adam. Yani mesela o derecede hani, tehlikeli bir adam diyorsunuz. Çok tehlikeli bir adam. Yani iyi bir adam değil ya. Yani. Hayra alamet değil yani. Ve Batı da bunu destekliyor. İşine geliyor yani. Çünkü İran ne kalkınabiliyor. Yani İran'ın bir Viyana gelme şansı yok. Akdeniz'e çıkma şansı yok. Küresel bir güç olma şansı yok. 200 milyonluk Pakistan, Türkiye arasında sıkışmış. Kuzeyden de güneyden de. Yani şöyle diyeyim size. Ayağı kanadı olmayan bir yaratık düşünün. Yani ne yürüyebiliyor ne uçabiliyor. Ama bir bela ama yaşıyor. Fitne konusunda çok başarılı diyorsunuz. Fitne konusunda yani. Uzmandır. Bak. Şöyle diyeyim size, Lübnan'ın şu anda bu hale gelmesinin sebebi İran'dır. Suriye'nin bu hale gelmesinin sebebi İran'dır. Irak'ın bu hale gelmesinin sebebi İran'dır. Yemen, ya Bahreyn'in bile, o kadar söyleyeyim. Katar mesela, bunlara en büyük zulüm yapan İran'dır. Yani ve İran nasıl terbiye edilir bilmiyorum. Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Doğacan Bey, size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Süreyi böylece doldurmuş olduk ama ben çok doyurucu bir program olduğunu düşünüyorum. Birçok konuya da değindik. Bülent hocam olsaydı şöyle derdi. Listeyi tamamladık. Evet, bugün listeyi tamamladık. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bizden bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte sizlerle birlikte oluncaya kadar her şeyin en güzeli sizlerin olsun. Allah'a ısmarladık diyoruz efendim.